9. sınıflar, hadi bakalım 3. konuyla devam edeceğiz. 3. dersimiz kümelerde işlemler. Hadi bakalım yazılıları büyük bir heyecanla bekliyoruz. 100 alacağız inşallah. Kümelerde işlemler kısmını kesişim işlemi, birleşim işlemi, fark işlemi ve tümleyen işlemine bakarak kapatacağız arkadaşlar. Kesişime bakacağız, birleşime bakacağız, farka bakacağız. Bir de kümenin tümleyeni neymiş buna bakacağız ve ardından sen de oturup bunlarla alakalı soru çözmeye başlayacaksın. Peki bakalım günlük hayatta nerelerde kullanılıyormuş bunlar? Faydaları nelermiş? Kullanım alanları neymiş bu kümelerde işlemlerin? Şimdi kullanım alanları ve faydalarına şöyle baktığımızda kümelerin matematik terimi olarak tanımı 19. yüzyılda yapılmış arkadaşlar. Alman matematikçi George Cantor 1845'te 1918 yılları arasında yaşamış bu arkadaş. Nesnelerin kendi aralarında belirli özelliklerine göre gruplanabileceğini, bu durumda anlaşılırlığının ve işlem yapmanın daha kolay olabileceğini fark etmiştir. Hatırlarsanız ilk derste de şeyi konuşmuştuk biz. Bunları gruplandırmak günlük hayatta bile işte markette karşımıza gelen işte deterjanların başka bir yerde, işte sütlü içeceklerin, yiyeceklerin başka bir yerde olması bile bize avantaj sağlıyordu. Bunu fark etmiş. 1847'de Bozzano'nun oluşturduğu küme ve sonsuz küme kavramları 1857 ile 1871 yılları arasında Cantor'ın çalışmalarıyla geliştirilmiş. Cantor'ın sonsuz kavramı üzerine gerçekleştirdiği çalışmalar kümelerin temelinin atılmasını sağlamış. Kümeler konusu mühendislik, iktisat, yapay zeka çalışmaları ki günümüzde çok fazla malumunuz var ve bilim felsefesi gibi dallarda geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Peki gelelim ödevlerimize. Bu ders bittikten sonra yapman gereken iş eğer 0'dan 9'a matematiği çalışıyorsan 50 ile 59 arasını temizlemen gerekiyor. Dinamo matematiği çalışıyorsan güzel kardeşim 57 ile 62 arasındaki ödevler seni bekler. Kesişim işlemiyle başlıyoruz. Diyor ki A ve B kümelerindeki ortak elemanların oluşturduğu kümeye A kesişim B kümesi denir. Ve sembol olarak böyle ters U şeklinde bir sembolümüz var. Bunu gördüğümüzde kesişim aklımıza gelecek. Buradaki kritik mesele ortak elemanlar. Bak, ortak elemanlar kısmı bizim için son derece önemli. Demek ki her iki kümenin de ortak elemanlarını alacağız. Şimdi gördüğümüz gibi Venn şemasındaki gösterim önemli. Bilhassa küme problemlerinde bu küme gösterimi Venn şemasıyla kesişim neresi, birleşim neresi, fark neresi falan çok aşırı derecede önemli olacak. Onun için altyapısını iyi atalım. İki tane küme çizmişiz. Ortak bir alanları var. Bu ortak alan şurada boyalı bölge olarak gösterilmiş. Dolayısıyla burasında A kesişim B olarak göstermişiz. Bir de ortak özellik yöntemiyle gösterelim dedik. A kesişim B öyle bir küme ki arkadaşlar X öyle elemanlardan oluşuyor ki hem A'nın hem de B'nin elemanı olmalı. Bu V bağlacı bizim için önemli. V bağlacı bize kesişimi anımsatmalı, kesişimi çağrıştırmalı. V'yi gördüğümüzde aklımıza kesişim gelmeli. Bunun üzerine dikkat etmemiz lazım bilhassa sözel sorularda. Bil bakalım demişiz. A ve B kümelerinin ortak elemanı yoksa A ile B kümelerine ayrı kümeler deniyor. Tamam, zaten birbirlerinden ayrı çizilmiş. Oradan herhalde isimlenilmiş ismi. Ayrı kümeler denilecek eğer ortak elemanları yoksa. A ve B ayrı kümeler ise arkadaşlar A kesişim B ifademiz boş kümeye eşit olacaktır. Çünkü ortak elemanları yok. Şimdi geliyorum çok daha önemli bir meseleye. Ne olur burası dikkatli dinlenmesi gereken yerlerden. A B'nin alt kümesi ise A B'nin alt kümesi görüyorsunuz Venn şemasını çizdik. A kümesi B kümesinden daha küçük bir küme ve A kümesi B kümesinin içerisinde. Yani A kümesi B kümesinin alt kümesi. Bu durumda A ile B'nin kesişimi arkadaşlar A kümesine eşit olacak. Bunu hafızanda şöyle tutabilirsin. Bir küme diğerinin alt kümesi ise. Burada A B'nin alt kümesi. Bunların kesişimleri her zaman küçük olan kümeye veriyor. Bakın A ile B'yi kesiştirmişiz. Karşımıza ne gelmiş? A kümesi yani küçük olan küme geldi. Kesişim kümesinin özellikleriyle devam ediyorum. Birinci numara, tek kuvvet özelliği. A kesişim A arkadaşlar A'ya eşittir. A kümesinin A kümesiyle kesişimi A'dır. Yani her kümenin kendisiyle kesişimi bu durumda A kümesine eşit olacaktır. Değişme özelliği. A'nın B ile kesişimiyle B'nin A ile kesişimi aynı şeylerdir. Yani A kümesiyle B kümesinin ortak elemanlarını sormuş olsa bir de B kümesiyle A kümesinin ortak elemanlarını sormuş olsa aynı şeyi söyleyeceğiz. Birleşme özelliği, parantezi kaydırma özelliği diyorum ben buna. A kesişim B kesişim C ifadesinde gördüğün gibi gidip önce B kesişim C'yi bulup sonra A ile kesiştirsek aynı sonucu elde ediyoruz. Bu 4 ve 5 numaralılar bizim karşımıza yol su elektrik olarak dönebilir. A kesişim boş küme.
Boş kümenin herhangi bir kümeyle kesişimi arkadaşlar yine boş kümedir. Bunu şöyle algılayabilirsiniz. Başka bir bilgiyle de bütünleştirmiş olalım. A kesişim boş küme dediğimizde boş küme A'nın nesi? Alt kümesi. Ne demiştik? Eğer sen bunları kesiştirirsen, alt küme durumunda olanları kesiştirirsen küçük olan küme çıkar. Boş küme A kümesinden küçük olduğu için boş küme çıktı. Aynı yorumu burada yapalım. A kümesiyle evrensel kümeyi kesiştirmişiz. Bu durumda küçük olan küme kim? A kümesi. O zaman bunların kesişimleri de A kümesi olacaktır. Sorumuz var. Bakalım sorumuzda diyor ki X diyor öyle bir elemandır ki 1 ile 15 arasında olsun, 2'nin katı olsun, K da tam sayı olsun. Tamam, 1 ile 15 arasındaki 2'nin katı olan sayıları istiyor. B kümesi de 1 ile 15 arasında olsun diyor yine. Bu durumda 3'ün katı olsun diyor. Bu da 3'ün katlarını istiyor. K eleman tam sayı kümeleri vermiş. Buna göre diyor A kesişim B kümesini liste ve Venn şeması yöntemine gösterelim. Şimdi önce isterseniz A kümesini bir liste yöntemiyle göstereyim ben size. 1 ile 15 arasındaki çift sayılar, 2'nin katı olan sayıları yazıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve son olarak 14. B kümesinin elemanları için de 1 ile 15 arasındaki 3'ün katları demiştik. Dolayısıyla 3, 6, 9, 12. Burada da kestim. 15'te eşitlik yok. Şimdi diyor ki A kesişim B kümesini diyor gösterir misin? Ne demek A kesişim B kümesi? Ortak elemanları bul demek. Bulalım. Mesela burada 6'lar ortak. Burada 12'ler ortak. Tamam, başka da ortak göremiyoruz. Dolayısıyla 6 ile 12 liste yöntemiyle bu şekilde gösterilmiş olabilir. Şimdi böyle bir A kümesi çizdim. Böyle de bir B kümesi çizdim. A kümesi, B kümesi. Bunların ortak kesişim kümeleri şu bölgeydi. Dolayısıyla burası 6 ve 12'den oluşacak. A kümesinin geri kalan elemanlarını ise bu bölgeye yazıyorum. 2, 4, 8, 10 ve 14. B kümesinin de kesişim dışındaki 3 ve 9'unu buraya yazıyorum. Çünkü burada herhangi ortak elemanları söz konusu değil. Dolayısıyla buyurunuz efendim, hem liste yöntemiyle hem de Venn şemasıyla göstermiş olduk. Birleşim işlemiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Kesişimde ne konuştuk? Ortak elemanları. Bakalım birleşimde neler konuşacağız. A ve B kümelerindeki tüm elemanların oluşturduğu kümeye A birleşim B kümesi denir. Diyor ki duyan diyor gelsin, ne varsa diyor topla. A ile B'nin tüm elemanlarından oluşan kümeye A birleşim B kümesi denir diyor. Bak, kesişimde ters U demiştik. Ters U. Bu sefer düz U olarak gösterilecek birleşim sembolü şurada gördüğün üzere. Şimdi A kümemizi çizmişler, B kümemizi de çizmişler sağ olsunlar. Bakın bu bölgenin, bu bölgenin, bu bölgenin toplamına A birleşim B denir diyor. Tekrar söylüyorum, A'da B'de ne buluyorsan toplayacaksın. A birleşim B'nin ortak özellik yöntemiyle gösterimi ise X öyle bir sayıymış ki hem A'nın hem de B'nin elemanıymış ama veya bağlacıyla bağlanmış. Hatırlıyor musun, kesişimdeki bağlaç başka bir şeydi. Neydi oradaki kesişimdeki bağlaç? V bağlacıydı. V'yi gördüğünde aklına kesişim gelecek demiştik. Veya'yı gördüğünde aklına ne gelecek? Birleşim sembolü gelecek. Peki geldik kritik bir bilgiye. A birleşim B'nin eleman sayısını bulacağız. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplayıp kesişimin eleman sayısını ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. Peki A ile B'nin eleman sayılarını topluyoruz. Kesişim bundan ne yapıyormuşuz? Çıkartıyormuşuz. Neyi buluyoruz? A birleşim B'nin eleman sayısını. Son derece önemli. Sorumuz geldi. Hadi bakalım. Bir yaz okulundaki yüzme veya tenis kurslarına kayıtlı 70 kişi vardır. Bak, bağlaçlar niye önemli? Bunun için önemli. Veya diyor, bu birleşimin eleman sayısını vermiş gibi geldi bana, bakacağız. Bu okulda yüzme kursuna kayıtlı 53 kişi, tenis kursuna kayıtlı 29 kişi olduğuna göre hem yüzme hem de tenis kursuna kayıtlı kaç kişi vardır demiş. Şimdi bak, biz demin bir şey öğrendik. A birleşim B'nin eleman sayısının nasıl bulunacağını öğrendik. Bir tekrarlayalım. A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplayıp buradan kesişimi ne yapacaktık? Çıkartacaktık. Veya bağlacı yüzme ve tenis için verildiğine göre 70 ise bu bizim birleşimimizin eleman sayısıdır. Bu okulda yüzme kursuna kayıtlı 53 artı... Tenis kursuna kayıtlı 29. Şu an A kümesini yüzme, B kümesini ne yaptık? Tenis kursu yaptık. Eksi A kesişim B. Peki bu ne? Bu da hem yüzme hem tenis kursuna katılanlar. Yani sorun aslında bizden istediği. Bu durumda 70 eşittir. 53 ile 29'u topladığımda buradan karşılığı ne gelecek? 82. Eksi A kesişim B. Peki 82'den sen ne çıkartırsan 70 bulacaksın?
12 çıkartırsan bulacaksın. Dolayısıyla A kesişim B dediğimiz hem yüzme hem de tenis kursuna katılanlar olacaktır. Dolayısıyla aradığımız cevap 12'dir. Birleşim işleminin özellikleriyle devam ediyorum arkadaşlar. Tek kuvvet özelliği diyor. Biz bunu kesişimde de konuşmuştuk. A birleşim A'nın karşılığı ne gelecektir? A gelecektir. Değişme özelliği. A ile B'yi birleştirmekle B'yi A'yı birleştirmek aynı şeylerdir. Ha A'yı B'ye eklemişsin, ha B'yi A'ya eklemişsin, aynı şeyler. Birleşme özelliği parantez kaydırma özelliği malumunuz. İstersen önce A birleşim B'yi bulup C ile birleştirebileceğin gibi B birleşim C'yi bulup A ile birleştirebilirsin diyor. Şimdi gelelim 4, 5, 6'ya. Boşluklar bırakılmış. A ile boş kümenin birleşimi nedir diyor. Şimdi A ile boş kümenin birleşimi arkadaşlar büyük kümeyi vermek zorunda. Hatırlarsanız şöyle bir şey dedik. Bir küme diğerinin alt kümesi ise eğer kesişimler neydi? Küçük kümeydi. Birleşimleri de büyük kümeyi verir. Bak lütfen bu iki madde aklında kalsın. Çünkü ÖSYM bunu kesinlikle kullanıyor arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. A birleşim boş küme. Ne düşünüyor hoca? Diyor ki boş küme A'nın diyor alt kümesi. Bunlar birleştiriliyor. O zaman kime elde edeceğiz? Büyük kümeyi, yani A kümesini. Bak burada da kural olarak vermişiz. A, B'nin alt kümesi ise A birleşim B kimdir? Büyük kümedir. Büyük küme kim burada? A'za açık taraf bakacak demiştik. Dolayısıyla bu da B kümesidir. A mı büyük, evrensel mi büyük? Evrensel daha büyük. A'yı kapsayan bir küme. Dolayısıyla A ile E'yi birleştirdiğinizde yine büyük küme olan evrensel kümesine ulaşmış olacaksın. Şimdi gelin bakalım sorumuza. T kümesinin eleman sayısı 7'ymiş. R kümesinin eleman sayısı 11'miş. Buna göre diyor T birleşim R'nin en büyük değerini bulunuz. Hemen kuralımı yazayım. T birleşim R'nin eleman sayısı T'nin eleman sayısıyla R'nin eleman sayısını toplayıp buradan T ile R'nin kesişimini ne yapmamız lazım? Çıkartmamız lazım. T'nin eleman sayısı bakıyoruz 7. R'nin eleman sayısı 11. T kesişim R var mı elinde? Yok. Fakat burada yapacağın çok önemli bir yorum var. Biz T birleşim R'nin en büyük olmasını istiyorsak, burada da bir çıkartma işlemi söz konusuysa, o zaman çok fazla bir şey çıkartmamak lazım. Çünkü 7 ile 11'i toplayacağım, 18 yapacak. Şimdi ben tutup oraya 17 yazsam ifadeyi çok ama çok azaltmış olurum. T kesişim R'nin küçük olması lazım. Lütfen unutma. O zaman T birleşim R'nin en büyük olabilmesi için T kesişim R'nin ne olması gerekiyormuş? En küçük olması gerekiyormuş. Çok fazla çıkacak karşına. Tak diye yapıştırırsın. Ben buraya 0 yazıyorum. Yani T ile R'nin kesişimi diyorum boş küme olsun. Yani bu kümeler ayrık küme olsun. Bu durumda diyorum T birleşim R daha büyük olacaktır. Görüldüğü gibi cevabımız 18 gelecek. Bu sefer de T birleşim R'nin en küçük değerini istemiş. Tamam bakalım. Yine kuralımı yazıyorum. T birleşim R neye eşitti? ST artı SR eksi ST kesişim R. T'mizin eleman sayısı 7. R'mizin eleman sayısı 11. Bu sefer malum T birleşim R'nin küçük olmasını istiyorsam T kesişim R'yi coşturmam lazım arkadaş. Verebildiğim kadar büyük değer vermem lazım. En büyük değeri vermem lazım. Hocam o zaman demin düşündüğün gibi yapalım. 7 ile 11'in toplamı 18'di. Yapıştıralım oraya 17'yi. Hatta 18 yapıştıralım hocam 0 gelsin falan diyebilirsiniz. Fakat T kesişim R'nin alabileceği maksimum bir değer var. O da bu kümelerden eleman sayısı en az olan kimse o kadar olabiliyor. Mesela T kümesinin eleman sayısı 7. R kümesinin eleman sayısı 11. Şimdi 7 elemanlı ve 11 elemanlı iki kümeyi kesiştirdiğinizde tutup 17 tane ortak eleman var diyebilir misiniz? Adam size döner der ki ya T kümesinde zaten 7 tane eleman var. Nasıl 17 tane ortak eleman olsun diyebilir. Dolayısıyla az elemana sahip olan küme hangisi ise ki burada T kümesi. Dolayısıyla oraya ne yapıyoruz? En fazla 7 verebiliyoruz. Lütfen unutma. T kesişim R'nin alabileceği en büyük değer eleman sayısı az olan küme kadardır. 7 ile 11'i topladım 18, 7 çıkarttığımda buradan da karşılığı 11 gelecektir. Şimdi bize tekrardan T birleşim R'nin en büyük değerini sormuş ama bir şart eklemiş. Demiş ki kesişim kümesi boş küme olmasın. Bakalım bu neyi değiştirecek. Ben yine T birleşim R'nin eleman sayısının kuralını yazayım. ST ile artık ezberlemişsindir. SR eksi ST kesişim R. Şimdi ST'nin eleman sayısı belli. 7. R'nin eleman sayısı belli. 11. T kesişim R'nin en küçük olması gerekiyor demiştik. T birleşim R'nin en büyük çıkabilmesi için. Ve hatırlarsanız değil mi 0 vermiştik.
Diyor ki bu sefer diyor sıfır diyor veremezsin. Çünkü diyor boş küme değil diyor orası. E tamam o zaman bir vereyim. Çok da arttırmamak lazım. Çünkü T kesişim en küçüğünü vermen lazım. 7 ile 11'i topladım. 18. Bir çıkarttığımda bu sorumuzun cevabı da 17 gelecektir. Şimdi özelliklerimizden bir tanesi geliyor. Önemli özelliklerden bir tanesi. İş yapacak, canımızı böyle tam yakacakken hop kurtaracak özelliklerden bir tanesi. Dağılma özelliği. A birleşim, B kesişim, C. Şu an birleşimi kesişim üzerine dağıtacağız arkadaşlar. Dağıtırken şöyle sembolüyle beraber dağıtıyoruz. Hocam, bu bana çok tanıdık geldi bu ifaden. Evet, mantıkta da bunu yapıyorduk. Dağıtırken sembolüyle beraber dağıtıyorduk. Dolayısıyla bu bizim kafamızı karıştırmıyordu. A birleşim sembolünü B'ye dağıtırsam A birleşim B gelecek. Kesişim. A birleşim B sembolünü C'ye dağıtırsam A birleşim C gelecek. Dolayısıyla dağıtmış olduk. Geldim diğerine. C kesişimi dağıtıyorum. C kesişim için A kesişim C, ortada birleşim sembolü var. C'yi tekrardan dağıtıyorum. Bu sefer B'ye B kesişim C gelecektir. Tabi burada yeri gelmişken şunu da söyleyelim. Mantık kısmında da söylemiştik malum. Burada dikkat edilmesi gereken önemli meselelerden bir tanesi nasıl dağıtıyorsanız geriye toplama kısmında gerçekten başarılı olmanız lazım. Çünkü bazen toplamamız gerekecek. Burada bu sefer geri dönüştürürken ortak eleman ne diye bakacağız. Dolayısıyla C kesişim ortak diyeceğiz. İlkinden A gelecek, ortadaki sembolden B gelecek, ortadaki sembolden birleşim gelecek ve buradan da B gelecek. Dolayısıyla A birleşim, B kesişim, C diyerek aslında başa dönüşü gerçekleştirmiş olacağız. Ortak ifadeye bakarak karar vereceğiz buna. Peki, şimdi geldi sorumuz. Diyor ki, M kesişim ne diyor? 1, 2, 3'ten oluşuyor. L kümesi de eksi 1, 0, 1, 2'den oluşuyormuş. Buna göre diyor, M birleşim, L kesişim, N birleşim, L kümesinin alt küme sayısı kaçtır? Şimdi bak, sadece dağıtmayı öğretmiş olsam sana burada birazcık problem yaşarsın. Ama biz geri toparlamayı da öğrettik sana. Burada ortak kısım birleşim L'ler. O zaman birleşim L parantezini alayım. Ne yazacağım buraya arkadaşlar? İlkinden M gelecek, sembolden kesişim gelecek, ikinci parantezden de N gelecek. Bak, M kesişim N. Bu zaten verilmiş soruda 1, 2, 3. Birleşim L. Bu da eksi 1, 0, 1, 2. Bu iki kümeyi birleştirmem isteniyor. Önce 1, 2, 3'ü yazıyorum. 1, 2, 3'ü yazdıktan sonra diğer kümeye geçiyorum. Eksi 1 yazdım mı? Hayır. 0 yazdım mı? Hayır. 1 yazdım mı? Evet. Bir kere daha yazmıyoruz. 2'yi yazdım mı? Yazdım. Dolayısıyla budur diyoruz. 5 tane eleman bulduk arkadaşlar. Alt küme sormuş bize. Alt kümenin kuralını bir hatırlayalım. 2 üzeri n'di. Dolayısıyla 2 üzeri 5 dediğimde demek ki bu aradığımız kümenin alt küme sayısı 32 olacaktır. Ve geldik kümelerde fark işlemine. Kesişimi hallettik, birleşimi hallettik. Şimdi farktayız. A kümesinde olup B kümesinde olmayan elemanlar kümesine A fark B kümesi denir diyor. A böyle tire çekmiş B. A'da olup B'de olmayan ya da şu şekilde bir yan çizgiyle slash diyoruz buna. A slash B ile gösteriyoruz. A fark B kümesi. E hocam şimdi A fark B'yi gösterdim. B farkı aynı alakalı bir şey söylemedin. O da tam tersi. B kümesinde olacak. A kümesinde olmayacak. Yani sadece B'ye mahsus olanlar B farka. Sadece A'ya mahsus olanlar da A fark B olacaktır. Şimdi o zaman şurasını biz de bir gösterelim. Burası arkadaşlar kesişime bulaşmadan belirtilen bu bölge A fark B bölgesi. Kesişimi zaten biliyorsun ortak elemanların oluşturduğu küme. B fark A, B fark A'da B'de olup A'da olmayanlar kesişimi bulaştırmadığımız B'de bulunan elemanlar olacaktır diyoruz. Diyor ki A fark B diyor ortak özellik yöntemiyle diyor şöyle gösterebilirsin diyor. X diyor öyle sayılardan oluşur ki X diyor A'da bulunur. Ama diyor B diyor B kümesinde diyor kesinlikle diyor bulunmaz. Peki bir kural daha geldi. A birleşim B ile alakalı ikinci bir eleman sayısı kuralı. Dikkat edilmesi gereken mevzulardan bir tanesi. Galiba bazı sorularda işimizi kolaylaştıracak ondan veriyoruz. A birleşim B'nin eleman sayısını birkaç önce slaytta ne diye anlattık? A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını toplayacağız. Kesişimi buradan çıkartacağız dedik. Bu da alternatifi. A fark B'yi, B fark A'yı ve A kesişim B'yi toplayalım diyor. Bak belki hatırlarsın. Biraz önce dedim ki şu bölge, şu bölge ve bu bölgenin toplamı zaten A birleşim B'ydi. Bakın bu bölge soldaki A fark B, sağdaki B fark A, ortadaki A kesişim ve artık isimlerini de biliyoruz bunların. Bu üç bölgeyi topladığımda A birleşim B'yi elde ediyormuş.
Sorumuzda A ve B kümeleri için A fark B'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katıymış. A kesişim B 7'ymiş, A birleşim B de 30'muş. Buna göre S A diyor kaçtır? Şimdi bak, ben bu tarz sorularda yani bölgelerin eleman sayıları verildiğinde işte A kesişim B'ler, A fark B'ler, B fark A'lar, A birleşim B'ler, Venn şeması çizme yöntemini kullanma taraftarıyım arkadaşlar. Şöyle iki tane küme çizeyim. Bunlardan bir tanesi A kümesi olsun, bir tanesi de B kümesi olsun. Ben genelde eğer kesişim verilmişse kesişimle başlıyorum. A kesişim B. Şu bölge ve burası 7. Şimdi diyor ki A fark B'nin eleman sayısı B'nin eleman sayısının 2 katıymış. O zaman biz B'ye bir şey vermeliyiz ki 2 katını alabilirim. Şuraya X dediğimde dikkat et, B'nin eleman sayısı dediğim şey B'nin bu çizgisi içerisinde kalan olmalı. Yani X artı 7. Bunun 2 katını aldığımda burası 2X artı 14 olur. A fark B. A fark B şu bölgeydi. 2X artı 14. Şimdi biz bunu, bunu ve bunu topladığımızda kime elde etmiş olacağız? Tabii ki 30 elde etmiş olacağız. Çünkü bu 3 bölgenin toplamı bize A birleşim B'yi veriyordu. 2X artı 14 artı 7 artı X eşittir 30 gelecek. 2X ile X'i topladım 3X. 14, 7, 21. Karşı tarafa attın, 30'dan çıkarttın 9. X'in karşılığı 3. İstenen yer A. Şimdi o zaman ben buraya X yerine 3 yazayım. 2 çarpı 3. 6, 14 ile topladığımda burası 20 gelecek. Tabii ki burayı da ilave edeceğiz. Çünkü orası da A'nın içerisinde. Bakın A'nın içerisinde kalan bölge dediğimizde hem burada bulduğumuz 20 hem de buradaki 7'yi dahil etmemiz lazım. O halde A'nın eleman sayısı ne gelecektir? 27 gelecektir. Geldik bir kümenin tümleyenine. Diyor ki A diyor evrensel kümenin diyor alt kümesi olmak üzere. Evrensel kümede olup A kümesinde olmayan elemanların kümesine A kümesinin tümleyeni denir diyor. Ve A'nın tepesine diyor böyle bir çizgi koyarak diyor gösterebilirsin. Ben de şöyle bir yorum katıyorum. A'nın dışındakiler arkadaşlar. Bakın A kümesi burada beyaz bölge olarak belirtilmiş. A'nın dışında evrensel kümenin tabii ki içerisine kalacak. A'nın dışındaki bölgeye de A'nın tümleyeni demişiz. Bu durumda A'nın eleman sayısıyla yani bu beyaz bölgedeki elemanların sayısıyla bu bölgedeki elemanların A'nın tümleyeni bölgesindeki elemanların sayısının toplamı evrensel küme eşit olacaktır. Bu önemli. Vallahi sorularda çatır çatır gelecek karşınıza, haberiniz olsun. Peki geldim tümleyenin şöyle bir özelliklerine bakalım. Tümleyenin tümleyeni. Bu da tanıdık olmalı. Değilinin değili kendisi. Tümleyenin tümleyeni tümleyeni olacak. Değil mi? Hayır tabii ki tümleyenin tümleyeni kendisi olacak. A ile A'nın tümleyeni. Arkadaşlar yan taraftaki Venn şemasına baktığınızda A ile A'nın tümleyeni birleştirirseniz evrensel kümeyi elde edersiniz. A ile A'nın tümleyenin kesişimi. Burası boş küme. Çünkü düşünsenize A'da olan elemanlar var. Bir de A'nın dışında olan elemanlar var. Bunların ortak elemanları olamaz ki. Dolayısıyla boş küme olacak. Evrensel küme ile A'nın tümleyeni birleştir diyor. Şimdi ne olursa olsun evrensel küme A'nın tümleyinden büyük bir küme. O zaman başka bir de işte A'nın tümleyeni evrensel kümenin nesi olacaktır arkadaşlar? Alt kümesi olacaktır. Peki birleşim esnasında biz kimi tercih ediyorduk? Büyük kümeyi. O zaman burası evrensel. Aynı durum burada geçerli. Bu sefer kesiştir diyor. Kesiştirdiğimde kimi elde edeceğiz? Küçük kümeyi. Bu durumda A'nın tümleyeni gelecektir. Şimdi sorumuzda biraz önce söyledim. Dedim ki bak dedim bu dedim yol olarak gelir, elektrik olarak gelir, su olarak gelir dedim. A ile A'nın tümleyenin eleman sayılarının toplamı neye eşitti? Evrensele. O zaman şu iki denklemi alt alta bir toplayalım. S A artı S B'nin tümleyeni artı S A'nın tümleyeni ve S B. Sol taraftakiler bunlar. Sağ tarafta da 21 ile 17'nin toplamından 38 var. Şimdi sevgili kardeşim, A'nın eleman sayısıyla A'nın tümleyenin eleman sayısı bize neyi verecek? Evrenselin eleman sayısını. Buradaki B'nin tümleyeni ile B'yi toplarsam o da evrenselin eleman sayısını verecek. Bu durumda iki tane evrenselin toplamı 38 ise bir tane evrenselin toplamının karşılığı buradan ne gelecektir? 19. Tamam, buraya kadar cepte. Şimdi bana C'nin tümleyeni vermiş, SC'yi istiyor. Bunlarda da şöyle bir şey gerçekleşmiyor mu? C ile C'nin tümleyeni evrenselin eleman sayısına eşit olmalı. Bu sadece A'ya mahsus bir şey değil. Yani A ile A'nın tümleyeni evrensel. Okey, eleman sayıları. B için de böyle, C için de böyle. Ben de onu yazdım. SC artı SC'nin tümleyeni
S evrensele eşit olacak. Şimdi SC'nin tümlerini ne kadar vermiş? 12. Biz S evrenseli ne kadar bulduk? 19. O halde bu eşitliğin sağlanabilmesi için SC'nin kaça eşit olması gerekir? Tabii ki de 7'ye eşit olması gerekir. Geldik yeni bir soruya. Evrensel kümenin alt kümeleri A ve B verilmiş. Mesela A'nın elemanlarına şöyle bir odaklanmak istiyorum. A, B, F, G. A kümesinin elemanları. B kümesinin elemanları F, G, C, D, E. Bir de H var. H ne? Ne A'da ne B'de olanlar arkadaşlar. Evrensele ait sadece. A'da ve B'de mevcut değiller. Peki biraz daha konuşmak gerekirse. Mesela A'nın tümleyinde kimler var? A'nın tümleyini A'nın dışında kalanlardır. Kim onlar? C, D, E ve H. B'nin tümleyini dediklerimiz, önce şurayı bir temizleyelim. Bu sefer B'nin dışında kalanlar. A, B ve H. Dolayısıyla bunları birazcık yorum üzerinden konuştuktan sonra bakalım neler verilmiş, neler isteniyor. Oo, De Morgan. De Morgan'ı hatırlıyorsun, biliyorsun mantıktan. Burada da aynı işleve sahip. Bu tümleyen önce A'nın tepesine düşüyor, A'nın tümleyeni yapıyor. Ortadaki sembolü de etkiliyordu biliyorsun De Morgan. V'yi veya yapıyordu, veya'yı V yapıyordu. Dolayısıyla birleşimi kesişim haline getirecek. Ve B'nin tepesine düşecek, B'nin tümleyeni olacak. Aynı şeyi kesişim üzerine dağıtalım. A'nın tümleyeni, birleşim, B'nin tümleyeni gelecektir. Şimdi diyor ki yukarıda verilen ben şemasına göre aşağıdaki kümeleri diyor bulunuz. Bak arkadaş. Ben şimdi bunu yapabilirim aslında. A'nın tümleyinin kümesini yazarım. B'nin tümleyinin kümesini yazarım. Sonra bunları birleştirebilirim. Fakat burada aslında sana katmak istediğimiz şey bambaşka. A'nın tümleyini birleşim B'nin tümleyini, De Morgan alınmamış hali şu değil midir? Geriye çevirdim. Bakın A'nın tümleyini birleşim B'nin tümleyini aslında A kesişim B'nin tümleyenidir. Bunu bulmak sanki daha kolay gibi gözüküyor. A kesişim B'de kimler var arkadaşlar? F ile G var. Bunun dışında kimler varsa hepsini buraya yazıyorum. A, B, C, D, E ve H. Pekala, gördüğün gibi daha seri bitti. A birleşim B'nin tümleyeni. Arkadaşlar A birleşim B dediğim yer burası. Bu üç bölgenin biliyorsun toplamıydı. O zaman tümleyen dediğimizde sadece H bulunacak. Bunu da bir temizleyelim. Şimdi geldim sonuncuya. A'nın tümleyeni fark B. Her zaman tıkır tıkır işlemeyebilir. O zaman ne yapalım? A'nın tümleyeni bir yazalım. A'nın tümleyeni dediğimiz şey A'nın dışındakiler. Demin konuşmuştuk. C, D, E, H. C, D, E ve H. Fark B kümesi. B kümesinde kimler var? F var, G var, C var, D var, E var. Şimdi farkı nasıl yorumluyorduk? Bu kümede olacak, bunda olmayacak. Mesela C bunu sağlar mı? Hayır. C ikisinde de var. D bunu sağlar mı? Hayır. E bunu sağlar mı? Hayır. H bunu sağlar mı? Sağlar. H sadece ilk kümede yani A'nın tümleyinin kümesinde var ama diğerinde yok. Dolayısıyla buradan sadece H'ye ait bir küme gelecektir diyoruz. Ve geldik böyle şekilli şukullu bir soruya arkadaşlar. Diyor ki S ve T kümelerini ve bu iki kümeyi kapsayan evrensel kümeyi gösteren ben şeması aşağıda verilmiş. Evet görüyoruz. Buna göre aşağıda verilen kümelerden hangisinin ifade ettiği bölgeye tek renk vardır diyor. Bakalım. Şimdi S'in tümleyeni fark T. Şimdi ben burada işi kolaylaştırmak için şöyle bir şeyler yapmaya başlayayım. S'in tümleyeni yazayım önce. S'in tümleyeni, S kümesinin dışı, kırmızı ve mavi. Bak onu K ve M ile belirtelim. Okey. T kümesi, T kümesinin içerisinde turuncu ve kırmızı var. Onu da T ve K ile belirtelim. Bu durumda K bu tarafta var mı? Var. Ama M var mı? Yok. O zaman buradan sadece M gelecek. Birleşim. S kesişim T diyor. S ile T kümesinin kesişimi arkadaşlar turuncu. Dolayısıyla buradan mavi ve turuncu geldi. Dolayısıyla tek renk ifade etmiyor. S birleşim T'ye bakalım. Sarı, turuncu, kırmızı. Sarı, turuncu ve kırmızı. Kesişim. Bak burasını konuşmuştuk. Buna lütfen dikkat. S'in tümleyeni, birleşim T'nin tümleyeni De Morgan'dan öncesine dönmen gerekiyor. Dolayısıyla burası buna eşit. Peki turuncu değil mi S kesişim T? Evet bunun dışı diyor. Sarı, kırmızı, mavi. Sarı, kırmızı, mavi. Peki bunları ne yapıyor? Kesiştir. Sarılar ortak. Kırmızılar ortak. Dolayısıyla bu da yine iki renk belirtiyor. Geldim S kesişim T'ye. S kesişim T. Turuncu. Turuncunun dışı diyor bu. O zaman turuncunun dışında kimler var arkadaşlar? Sarı var, kırmızı var, mavi var. Peki fark
T kümesinin dışı. T kümesinin dışında kimler var? Sarı ve mavi var. O zaman S burada, hayır bak M de var. K ise sadece ilk kümede var. Dolayısıyla arkadaşlar C cevabı bizim için tek renk belirtiyor. O da kırmızı. Ödüllü sorumuzu çözümü bir bakalım. Şimdi diyoruz ki A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kümelere veriliyor. Buna göre A kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinin elemanların çarpımı çift sayıdır demiştik. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken küçük bir nüansın olduğunu söylemiştim malum geçen ders. Buradaki kritik noktamız şu. Malum bir sayıyla çift bir sayıyı çarptığımızda sonuç çifte dönüyor. Ama çiftle çifti çarparsam da çift oluyor. Çiftle teki çarparsam da çift oluyor. Dolayısıyla burada çiftler üzerinden yürümeyelim. Ne yapalım biliyor musunuz? Önce bütün alt kümeleri bir bulalım. 6 elemanlı bir kümemiz var. Dolayısıyla 2 üzeri 6 tane alt kümemiz var. Peki burada işin içerisine hiçbir zaman çift girmeme durumuna bir bakalım. Eğer ben 1'den, 3'ten ve 5'ten oluşan kümeler oluşturursam bu durumda hangi elemanı seçerseniz seçin bu alt kümeler içerisindeki çarpımları ne olacaktır? Tek sayılar olacaktır. Dolayısıyla tüm alt kümelerden sadece 1, 3 ile 1, 3, 5 ile oluşturulmuş 3 tane elemana sahip bu alt küme sayısı da 2 üzeri 3'te bulunacak kısmı çıkartırsam geriye kalan kümeler içerisinde mutlaka en az bir çift sayı olacak. Dolayısıyla bu durumda elemanlarının çarpımları da ne gelecektir? Çift sayı gelecektir. O halde 2 üzeri 6 64. Buradan da 8'i çıkarttığımda bu 6 elemanlı kümenin A kümesinin kaç tanesinin elemanlarının çarpımı çift sayıdır diyor. Ben de diyorum ki 56 tanesinin. Ve geldik konumuzu kapatırken nelere baktık? Kesişim işlemine baktık arkadaşlar. Ortak elemanların bulunduğu küme dedik. Birleşim işlemine baktık. İki tane çok önemli kuraldan bahsettik. A birleşim B'nin eleman sayısını bulabilmek için SA ile SB'yi topla kesişimi çıkart. Ya da A fark B, B fark A ve A kesişim B'nin elemanlarını topla dedik. Sonra fark işleminden bahsettik. Tümleyenden bahsettik ve tümleyende de bence çok önemli kurallar vardı. Bilhassa A kümesi ile A kümesinin tümleyen eleman sayıları toplamının evrensel kümenin eleman sayısına eşit olması çok ama çok kritik mevzulardan bir tanesi. Bilginiz ola. Küme problemleri ve kartezyen çarpıma başlıyoruz. Bakalım bu konu içerisinde hangi başlıklar bizi karşılayacak? Bu konumuz içerisindeki ilk başlığımız küme problemleri olacak. Ardından sıralı ikililere bakacağız. Kartezyen çarpımla devam edip en son kartezyen çarpımın grafiğiyle bu konumuzu kapatacağız arkadaşlar. Küme problemleri ve kartezyen çarpımın kullanım alanları ve faydalarına şöyle bir bakarsak, kartezyen çarpım ve koordinat sistemi, şehir planlamaları, grafik çizimleri, haritacılık ve konum belirleme gibi birçok alanda kullanılıyor. Satranç oyununun tahtasının üzerinde yatay doğrultuda A'dan H'ye kadar 8 harfin, düşey doğrultuda ise 1'den 8'e kadar rakamların sıralandığı görülür. Tahta üzerindeki bir taşın konumu bir harf ve bir rakamın ard arda yazılmasıyla belirlenir. Hatta arkadaşlar bu satranç turnuvalarında oynarlarken işte A8'den B3'e kaydırıyorum filan gibi söylerken bu koordinat sistemi çok daha gözümüze sokulur duruma getiriliyor. Sinema salonundaki koltukların yeri, yaşadığımız şehrin konumu, bir apartman dairesinin kat ve kapı numaraları sıralı ikililerle gösteriliyor. Peki bu konuyu bitirdikten sonra ödevlerimiz ne olacak? 0'dan 9'a matematikte, sayfa 60'tan 71'e kadar, dinamo matematikte de 63'ten 80'e kadar kısım senin çözümünü bekliyor olacak. Küme problemleriyle başlıyoruz. Şimdi küme problemlerinde hangi bölgenin neye karşılık geldiğini bilmek son derece önemli. Şimdi bize şöyle bir hikaye anlatılmış. Diyor ki, bir okulda farklı saatlerde verilen gitar ve keman kurslarına katılan öğrencilerin sayısı yandaki Venn şemasına gösterilmiştir. A, B, C, D bu sayıları belirtiyor arkadaşlar. Küçük harfler bulundukları bölgenin eleman sayısını ifade ediyor. G kümesi gitar kursuna katılanlar, K kümesi keman kursuna katılanlar, E evrensel küme de okuldaki öğrenci sayısını ifade ediyormuş. Şimdi şu yan taraftaki ifadeleri doldururken neyi nereden aldığıma ne olur ama ne olur çok dikkat edin. Hadi bakalım. Gitar kursuna katılanların sayısı. Bak, gitar kursuna katılanlar G kümesinin içerisinde kimler varsa A ile B. O zaman A artı B olacaktır burası. Keman kursuna katılanlar K kümesinin içerisindekiler olacak. O da B ile C. Yalnız gitar kursuna katılanlar. Arkadaşlar, A dediğimiz sayı sadece ama sadece gitar kursuna katılmış. Dolayısıyla A'yı ifade ediyor burası.
Gitar ve keman kursuna katılanlar. Bunu biliyorsun. Kesişim işlemini konuşurken detaylandırdım. Bağlaçlar önemli. V bağlacı veya bağlacı farklı farklı anlamlar yüklüyorduk. V bağlacı ikisini de ortak istiyor. Yani hem gitar hem de keman kursuna katılanları istiyor. Yani kesişim kümesini istiyor. Yani B'yi istiyor. Peki gitar veya keman kursuna katılanlar veya bağlacı da birleşim kümesini gösteriyor. Dolayısıyla birleşim biliyorsunuz A fark B, A kesişim B, B fark A'nın toplamı. Dolayısıyla buradan da A artı B artı C gelmiş olacak. Hiçbir kursa katılmayanlar. Bu gitar ve keman kursunun bu çemberlerin dışında kalanı aslında istiyor. Dolayısıyla o da buradan D olarak gözüküyor. Yalnız bir kursa katılanlara bakın, A yalnız gitar kursuna, C de sadece keman kursuna katılıyor. O zaman bunların toplamları lazım bize, A artı C. Şimdi gelelim burasını birazcık daha derinlemesine inceleyelim. En çok bir kursa katılanlar. Şimdi arkadaşlar en çok bir kursa katılanlar kısmına kafamda oturtturamıyorum hocam diyorsan, desem ki cebimde en çok 50 lira var. Ne anlarsın bundan? 50 olabilir ya da 50'den daha az olabilir. Değil mi? En çok cebimde 50 lira varsa 50 liradan fazla olma şansı söz konusu değil. O zaman buraya yöneltirsek meseleyi, en çok bir kursa katılanlar dediğinde demek ki bir kursa katılabilir ya da hiç kursa katılmayabilir. Bir kursa katılanların demin A ve C olduğunu söylemiştik. Hiç kursa katılmayanlar da D'ydi. Dolayısıyla bu üçünün toplamı gelecek. En çok bir kursa katılanlar dediğimiz. En az bir kursa katılanlar. Desem ki cebimde en az 50 lira var. O zaman ne düşünürsün? 50 lira ya da daha fazlası olması lazım cebimde. Burada da en az bir kursa katılanlar dediğinde bir kursa katılmış ya da iki kursa katılmış. Diyeceksin ki 3 kurs olmaz mı? Olmaz. Çünkü zaten iki kursumuz var. Bir gitar var, bir keman var. Dolayısıyla en az bir kursa katılanlar ya bir ya iki kursa katılmış. Bir kursa katılanların A ve C olduğunu söylemiştik. İki kursa katılanlar da ortadaki kesişim, dolayısıyla B'yi de ekliyorum buraya. Keman kursuna katılmayanlar. Bu da keman kursunun, yani K kümesinin tümleyeni aslında. K kümesinin dışında kalanlar. A ve D. Dolayısıyla A artı D diyoruz. Burasıyla alakalı. Sorumuzda İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenlerden oluşan 40 kişilik bir grupta yalnız İngilizce bilenlerin sayısı, yalnız Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır. Hem İngilizce hem de Almanca bilenlerin sayısı 10'dur. Buna göre bu grupta Almanca bilmeyen kaç kişi vardır? Hemen arkadaşlar şöyle bir Venn şemasını çizersek, buraya İngilizce, buraya da Almanca dersek ve tekrardan bir okursak, İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini bilenler. Bakın buradaki en az birini bilenler kısmı son derece önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü biz böyle biraz zorlandığımız sorularda şunu yapacağız. Buraya A diyeceğiz, buraya B diyeceğiz, buraya C diyeceğiz, buraya D diyeceğiz. D'yi bazen diyeceğiz, bazen demeyeceğiz. D'yi demeyeceğimiz sorulardan bir tanesi bu. Çünkü diyor ki İngilizce ve Almanca dillerinden en az birini biliyorlar. Ne demek bu? Ya birini biliyor ya ikisini biliyor. Yani hiç bilmeyen yok. Dolayısıyla bu dışarıya D'yi koyup koymayacağımız aslında sorunun genelde ilk cümlesinden belli olacak. 40 kişilik bir grupta yalnız İngilizce bilenlerin sayısı, yalnız Almanca bilenlerin sayısının 2 katıdır. Yalnız Almanca bilenler burası ve ben oraya x dersem, yalnız İngilizce bilenler de burasıymış, 2 katıymış, 2x olacak. Hem İngilizce hem Almanca bilenler de ikisinin kesişimi arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 10. Bu 3 bölgenin toplamı bize birleşimi, yani aslında 40'ı vermeli. O halde 2x artı 10 artı x eşittir 40 dediğimde, onu karşı tarafa atıp 2x ile x'i topladığımda 3x 30. X'in de karşılığını buradan ne bulmuş olacağız? 10. Almanca bilmeyenleri soruyor. Yani Almanca kümesinin dışındakileri soruyor. Almanca kümesinin dışında sadece 2x'imiz var. Dolayısıyla bizden burası isteniyormuş. 2 çarpı 10'dan karşılığı 20 gelecektir. Sorumuzda 32 öğrencinin olduğu bir sınıfta matematik dersinden kalanların sayısı 5, fizik dersinden kalanların sayısı 8'dir. Hem matematik hem de fizik dersinden geçenlerin sayısı 21 olduğuna göre bu sınıfta 2 dersten de kalan öğrenci sayısı kaçtır denmiş. Bu sefer yuvarlak çizelim. Fizik dersimiz var, bir de matematik dersimiz var. Burası M kümesi olsun, burası da F kümesi olsun. 32 öğrencinin olduğu bir sınıfta matematik dersinden kalanların sayısı 5'miş. Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağım. Kafamı karıştırmak istemiyorum. Küçük küçük denklemler oluşturup oradan yürüyelim. Bir de bu çözüm metodunu görmüş ol. Şimdi 32 öğrenci varmış. O zaman A artı B artı C artı D'nin toplamı 32 olacak.
Matematik dersinden kalanlar matematik kümesinin dışındakiler. Matematik kümesinin içerisinde A ve B olduğuna göre dışındakiler C ile D. Bakın C ile D'nin toplamı ne kadarmış? 5. O zaman biz A artı B'yi 5'i karşı tarafa atarsak 27 bulduk. Tamam. Fizik dersinden kalanlar. Şimdi fizik dersinden geçenler B ile C ise kalanlar bu kümenin dışındaki A ile D olacak. A ile D'nin toplamı da 8'miş. O zaman ortadaki B artı C ifadesi 8'i karşı tarafa 32'den çıkarttığımda 24 olacaktır. Hem matematik hem fizik dersinden geçenler kimden bahsediyor biliyor musun? B'den bahsediyor. Çünkü ben şu an bu kümeleri geçenler üzerinden kurguladım. Bu denklemleri de tabii ki geçenler üzerinden oluşturduk. Şimdi o zaman B ifadesi 21'miş. B 21 ise arkadaşlar A buradan 6. B 21 ise C'nin karşılığı buradan 3 gelecektir. Diyor ki her iki dersten de kalan öğrenci bana D'yi sormuş. A artı B artı C artı D'nin 32 olduğunu şuraya bir alalım. A'nın 6 olduğunu biliyorum. B'nin 21 olduğunu bulduk. C'nin de 3 olduğunu bulduk. Bunları toplarsam buradan karşılığı 30 gelecek. O halde burada D ifadesine yani her iki dersten kalanlar ifadesine 2 kalacaktır. Sorumuzda bir sınıfta şiir, hikaye ve gizli kitaplarından en az birini okumayı seven öğrenciler bulunmaktadır. Şiir kitabı okumayı seven 17, hikaye kitabı okumayı seven 20, gizli kitabı okumayı seven 11, şiir ve hikaye kitabı okumayı seven 14, şiir ve gizli kitabı okumayı seven 3, hikaye ve gizli kitabı okumayı seven 5 öğrenci bulunmaktadır. Bu sınıfta 3 kitap türünde seven 2 öğrenci olduğuna göre bu sınıftaki öğrenci sayısı sorulmuş. Şimdi arkadaşlar bu sefer 3 tane kümemiz var. Şöyle bir 3 tane küme çizelim. Neydi bunlar? Şiir, hikaye ve gezi. Ben genelde bunların üçünün kesişimiyle alakalı bir bilgi verilmişse oradan başlamayı tercih ediyorum. Bu da sana bir dost tavsiyesi. Bu sınıfta 3 kitap türünde seven 2 öğrenci var. O zaman getirip buraya 2'yi yazdım. Şimdi geriye doğru okuyorum. Hikaye ve gezi kitabı. Yani hikaye ile gezi kitabının kesişimi. Yani şu bölgeden bahsediyoruz. Burası 5'miş. O zaman buraya ne kadar kaldı? 3. Bir geri gidiyorum. Şiir ve gezi kitabı okumayı seven 3. Şiir ve gezi kitabının kesişimleri şurası. O halde buraya 1 kaldı. Şiir ve hikaye kitabı okumayı seven 14. O zaman burası. Bu arada hocam niye kesişimleri alıyoruz diyorsanız kesişim malum V ile ifade ediyordu. V bağlacını gördüm. Kesişimlere dikkat ediyorum. 14'tü buraya 12 kaldı. Gezi kitabı okumayı seven. O zaman G kümesinin tamamından bahsediyor. Şu an G'nin içerisinde 3, 2, 1 yazmışız. Toplamları 6. 11 olabilmesi için burası 5. Hikaye kitabı 20'ymiş. Buranın H kümesinin içerisi 20 olmalı. Şu an 12, 14, 17 var. O zaman 20'ye tamamlamak için burası 3. Ve geldik en son şiir kitabı okumayı seven 17. 12, 14, 15 var. O halde buraya da 2'yi koyduğumuz 17 olacak. Diyor ki bu sınıftaki öğrenci sayısı. Bunların hepsini topladığımda sınıftaki öğrenci sayısını bulmuş olacağım. 2, 14, 17, 20, 22, 23, 28 öğrenci varmış bu sınıfta arkadaşlar. Sorumuzda 39 kişilik bir öğrenci grubunda yüzme bilen kız öğrencilerin sayısı yüzme bilmeyen erkek öğrencilerin sayısının 6 katıymış. İlginç. Yüzme bilen kızlar var, erkekler var. İki grup oluştu. Hem yüzme bilip bilmeme durumu var hem de kız ve erkek olmak üzere cinsiyet durumu var. Yüzme bilen erkek öğrencilerin sayısı yüzme bilmeyen kız öğrenci sayısının 5 katı. Yüzme bilen erkek öğrencilerin sayısı yüzme bilen kız öğrencilerin sayısının 3 katı. Epey karışık gelmiş olabilir gözüne. Fakat burada Venn şeması çizmiyoruz. Burada tablo yöntemi kullanıyoruz. Sebebi şu. Tekrar söylüyorum. İki farklı durum var burada. Bir, yüzme bilip bilmeme. İki, cinsiyet. Bu tarz durumlarda Venn şeması deaktif, aktif olan durum tablo olmuş oluyor. Şöyle bir tablo oluşturuyorum arkadaşlar. Tablomuzda şu var. Yüzme bilenleri Y artı, yüzme bilmeyenleri eksi olarak kızlar ve erkekler olmak üzere de bu grubu yazıyorum. Şimdi bu 39 kişilik bir öğrenci grubunda ilk cümleye tekrar başlıyorum. Yüzme bilen kız öğrencilerin sayısı. Yüzme bilen kız öğrencilerin sayısı. Yüzme bilmeyen erkek öğrencilerin, yüzme bilmeyen erkekler de şu bölge. Bunun 6 katıymış. Yani ben buraya X dersem buranın karşılığı ne olacaktır? 6X. Yüzme bilen erkek öğrencilerin sayısı, bakın şu bölge, yüzme bilmeyen kız öğrencilerin sayısının 5 katıdır. Yani burasının. Buraya Y derseniz, burasının karşılığı da
5Y olacak. Yüzme bilen erkek öğrencilerin sayısı. Yüzme bilen erkek öğrenciler 5Y'ydi. Yüzme bilen kız öğrencilerin sayısından 3 eksiktir. Yüzme bilen kız öğrenciler de 6x'ti. Burası da 6x eksi 3 oldu. Bu arada bunların hepsinin toplamı da burada verilen o 39 kişiye eşit olmak zorunda. Bir toplayalım. 6xx 7x. 5y'ye 6y ve bunun karşılığı 39. Şimdi bu denklemleri çözmem lazım. Bu denklemleri çözebilmek için bunları alt alta bir yazalım. Kimi yok etmek istiyorsak ona bir bakalım. Fakat çok fazla uğraşmamak için soru köküne de bakmanı öneririm. Bu grupta yüzme bilen kız öğrencileri istiyor. Yani 6x istiyor. O zaman x'i bulmakta kesinlikle fayda olduğunu düşünüyorum. 5y 6x'i karşı tarafa attım. Eksi 6x eşittir. Eksi 3. 7x artı 6y eşittir 39. Kimi yok edecektik? Y'leri. Y'leri yok edebilmek için üstteki denklemi 6 ile çarpıyorum. Alttaki denklemi de eksi 5 ile çarpıyorum. Sebep 30y olsun. Buradan da eksi 30y olsun. Taraf tarafı toplayalım gitsinler. 30y eksi 36x eşittir eksi 18. Eksi 5 ile çarpıyorum. Eksi 35x eksi 30y ve buradan da ne gelecek? 39 ile eksi 5'i çarptığımda eksi 195 gelecek. Ay maşallah. 30y ile eksi 30y gitti. Bunları taraf tarafa topladığımda eksi 71x yapacak. Şunları topladığımda da eksi 213 yapacak. Her tarafı 71'e böldüğümde arkadaşlar, hatta eksi 71'e bölelim, eksiler de gitsin. X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 3 gelecektir. Peki bizden istenen neydi? Yüzme bilen kız öğrenciler. Yani şu bölge. Dolayısıyla X'in değeri 3 ise 6 çarpı 3'ten karşılığı 18'dir. Şimdi bu soru tipi çok önemli soru tiplerinden bir tanesiydi. Şöyle tekrardan altını çizerek bir konuşayım. Lütfen dikkat edin. İki farklı durumdan bahsedilen küme sorularında Venn şeması deaktif, aktif olan şey ne olacak? Tablo yöntemi. Tabloda da gördüğü gibi yüzme bilen, yüzme bilmeyen kız ve erkek olmak üzere oluşturduk. Sonra onların kesişimleri olan bölgeleri düşünerek denklemlerimizi ona göre oluşturduk. Dikkat edilmesi ve belki de tekrardan seyredilmesi gereken sorulardan bir tanesi oldu. Şimdi sorumuz farklı tarihlerde Ankara ve Eskişehir gezileri düzenlenen bir okulda. Öğrencilerin %55'i Ankara, %75'i Eskişehir gezisine katılmış. Okulda her iki geziye de katılmayan öğrenci sayısı okul mevcudunun %8'ine eşitmiş. Bu okulda Ankara gezisine katılıp Eskişehir gezisine katılmayan 68 öğrenci olduğuna göre her iki geziye de katılan öğrenci sayısı sorulmuş. Şimdi bu tarz sorularda diyeceksin ki bu tarz derken neyi kastediyorsun hocam? Tekrar söyleyeyim. Kümelerle alakalı ve işin içerisinde yüzde karıştırılmış meselelerde lütfen şunu yapın. Okulun tamamının mevcuduna, yani bu öğrencilerin tamamına diyelim sayısı 100x olsun. Öğrenci sayısına 100x dedik. Hemen verilen yüzdeleri bir konuşalım. %55'i Ankara gezisine gitmiş. Not alıyorum. Ankara gezisine giden 55x. Eskişehir gezisine giden o da %75. Onu da not aldım. 75x. Bir de okulda her iki geziye de katılmayan bir grup var. %8. Şurası da 8x. Şimdi bakın. Şurası Ankara'ya katılanlar, buraya da Eskişehir'e katılanlar yazıyorum. Dışarıya da 8x'imi yazdım. Çünkü onlar hiçbir geziye gitmemişler. Peki bu üç bölgenin toplamı ne kadar yapmalı? Sayı ne kadardı? Öğrenci sayısı 100x'ti. 8'ini buraya bıraktıysan bu üç bölgenin toplamı 92x yapmalı. Ve ben neyi hatırlamak istiyorum biliyor musunuz? A birleşim E, SA artı SE eksi SA kesişim E'yi hatırlamak istiyorum. A birleşim E'nin karşılığı şu an 92x. A'nınki 55x. E'ninki 75x. A kesişim E ise bana lazım olan. 55 ile 75'i topladığımda burası 130x yapacak. 130'dan ne çıkartırsan 92 kalacak. Buradan karşılığı 38x. O halde kesişime 38x'imi yazarsam Ankara 55x. O halde buradan karşılığı 17x gelecek. 75'ten 38'i çıkarttığımda buradan karşılığı 37x olacak. Güzel. Bak bütün bölgeleri oluşturduk. Diyor ki bu okulda Ankara gezisine katılıp
Eskişehir gezisine katılmayan, yani kimden bahsediyor biliyor musun? Sadece Ankara gezisine katılanlardan. A fark E'den bahsediyor. Yani 17x'ten bahsediyor. O kimmiş? 68. 17x 68'e eşitse x'in karşılığı buradan ne gelecektir? 4. Diyor ki her iki geziye de katılanlar. O da bizim için 38x'ti. O halde 38 çarpı 4 dediğimde aradığım cevabı 152 olarak bulmuş olurum. Ve bir başka küme problemi sorusuyla karşınızdayız. Diyor ki A, B veya C gazetelerinden en az birini okuyan 100 kişiye uygulanan bir hareket sonucunda bu kişilerden 36'sının A gazetesini, 42'sinin B gazetesini okuduğu bilgisine ulaşılmıştır. B gazetesini okuyan herkes C gazetesini de okumakta. Bak bu önemli. B gazetesini okuyan herkes C gazetesini de okuyormuş. O zaman küme şöyle olacak bakın. Bu B kümesi. Burası da C kümesi. B kümesi, B gazetesini okuyan herkes C gazetesini okuyorsa B kümesi C'nin alt kümesi olacak. Okumakta ve hem A hem de B gazetesini okuyan kimse yokmuş. O zaman A ile B'nin kesişimi yok. A kümesi böyle bir şey olabilir. Belki C ile kesişmiş olma ihtimali var diye koydum. Belki de orası da boş kümeye gelecek. C gazetesini okuyan kaç kişi vardır demiş. Şimdi bak. 100 kişiye bir anket uygulamışız. 36 tanesi A gazetesini, 42'sinin de B gazetesi okuduğu bilgisine ulaşılmış. 42'si B gazetesini okuyor. Bak burası 42, bu net. Şimdi ben şuraya bir X desem, buraya Y desem, buraya da Z desem. Bu durumda 42'nin, X'in, Y'nin, Z'nin toplamı, bu anketin uygulanan toplam kişi sayısı olan 100'e eşit olacak. 42'yi karşı tarafa atarsak, X artı Y artı Z'nin karşılığı da buradan ne gelecektir? 58. Bu cepte. Ama bir bilgi daha vardı henüz kullanmadığımız. A gazetesini okuyan 42 kişi var. Yani Y artı Z dediğimiz kısım 42. O zaman 58'den 42'yi çıkarttığımda aradığım X'in karşılığı buradan ne gelecektir? 16. Şimdi bize ne soruyordu? Sadece C gazetesi. Arkadaşlar sadece C gazetesini okuyan zaten aradığımız X. Dolayısıyla biz de X'i diye bulduk. 16. Şimdi küme problemlerinden sonra geldik sıralı ikili mevzusuna. Bu sıralı ikili malumunuz böyle koordinat sistemi şunlar bunlar karşımıza çıkacak. Ama ilk başlangıcından çok keyif alacağına eminim. Diyor ki A ve B birer küme. A eleman A yani A küçük A elemanı kiminmiş? A'nın. B de B kümesinin elemanıymış. A virgül B şeklinde gösterilen ifadeleri sıralı ikili diyoruz. Burada A ifadesine birinci bileşen B ifadesine de ikinci bileşen ismini veriyoruz ki biraz sonra konuşurken ben de eşitlikleri birinci bileşenler, birinci bileşenler, ikinci bileşenler, ikinci bileşenler diye cümleler kuracağım. Ki o cümleyi ilk cümleyi kurasım geldi. AB sıralı ikilisi CD sıralı ikilisine eşitse bak birinci bileşenle birinci bileşen birbirlerine eşit olacaklar. İkinci bileşenle de ikinci bileşenler birbirlerine eşit olacaklar. Sıralı ikilinin temel özelliği bu. Birinci birinciyle eşit olacak. İkinci, ikinciyle eşit olacak eğer sıralı ikiler birbirlerine eşit olarak verilmişse. Diyor ki ısınmayı diyor yapalım. Ben de diyorum ki birinci yani 7x eksi 1 eksi 15 eşit olmalı. Hemen eşit diyorum. Biraz sonra çözerim bu denklemi. İkinci y artı 2 ikinci olan 6 ile eşit olmalı. Y buradan 4 geldi arkadaşlar. 2'yi karşı tarafa attığımda. Eksi 1 artı 1 diye geçecek. Eksi 15 artı 1'den eksi 14. Her tarafı 7'ye böldüğümde x'in karşılığı da buradan eksi 2 olacaktır. O zaman aradığımız x değeri eksi 2, y değerimiz de 4 gelecektir. Sorumuzda m üzeri n eksi 1, virgül 17 diye bir sıralı ikilimiz var. Ve bu sıralı ikili 256 virgül 5m eksi 3'e eşitmiş. Buna göre m eksi n farkı nedir diyor. Birinci bileşen, birinci bileşenle bir eşitlensin bakalım. M üzeri n eksi 1 eşittir 256. İkinci bileşenle ikinci bileşenle bir eşitlensin. 5m eksi 3 eşittir 17. Şimdi bu durumda eksi 3'ü karşı tarafa atarsam 5m'nin karşılığı 20'ye, m'nin karşılığı da buradan 4'e eşit olacak. Hemen getirelim birinci ifadede m yerine 4 yazalım. 4 üzeri n eksi 1 256. Hemen düşünelim. 256 4'ünün kaçıncı kuvveti? 4'ün 4'üncü kuvveti. O halde 256 yerine 4 üzeri 4 yazarsam aşağıdakiler gördüğün gibi taban dediğimiz ifadeler birbirlerine eşitse üsttekiler de birbirlerine eşit olacaklar. Bu durumda n'in karşılığı 5, m'nin karşılığı 4,
Bizden istenilen 4 eksi 5'in sonucu ise eksi 1 bulunacaktır. Şimdi sıralı ikililerden sonra kartezyen çarpıma geldik ama sıralı ikilileri bir kenara koymuş değiliz. Çünkü sıralı ikililerden oluşturacağız kartezyen çarpımı. Buyurun başlıyorum. Diyor ki birinci bileşeni bir A kümesinden, ikinci bileşeni bir B kümesinden alınarak oluşturulan tüm sıralı ikililerin kümesine A kartezyen çarpım B kümesi denir diyor. Bakın bir de buradan konuşalım. Kartezyen ifadesini böyle çarpı sembolüyle gösteriyoruz. Ama burada önemli olan mevzu ilk eleman olan A elemanı A kümesinden, ikinci eleman olan B elemanı ise B kümesinden alınma kesinlikle ama kesinlikle vazgeçilemeyecek şartlardan bir tanesi. Birinci kümeden alınıyor ilk eleman, ikinci kümeden alınıyor ikinci eleman. Alıştırmamıza bakıyoruz. Diyor ki A eşittir X virgül Y, böyle bir küme vermiş. B kümesi eksi 1 virgül 1 kümeleri veriyor. Buna göre A kartezyen B kümeni bulalım. Buyurun başlıyorum. A kartezyen B'nin kümesini oluşturabilmek için ilk elemanı X'ten, ikinci elemanı da B kümesinden seçiyorum. X virgül eksi 1. İlk eleman X, ikinci eleman 1 de olabilir. X virgül 1. X ile alakalı başka eşleştireceğim B kümesinde eleman kalmadığı için Y'ye geçiyorum. Y eksi 1. Ve Y 1. Şimdi geldim B kartezyen A'ya. Bu sefer ilk elemanı nereden seçeceğiz? B kümesinden. Eksi 1'i seçiyorum. Bunu gidiyorum X ile buluşturuyorum. Eksi 1'i seçiyorum tekrardan. Bunu da Y ile birleştiriyorum sıralı ikili oluştururken. Eksi 1 ile artık buluşturacağım A kümesine eleman kalmadığı için şimdi 1'e geçiyorum. 1 virgül X ve 1 virgül Y oluyor. A kartezyen A ilk elemanda A'dan olacak diyor. İkinci elemanda A'dan olacak. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. İlk eleman olan X'i seçiyorum. Bunu X ile buluşturuyorum. Sonra X'i Y ile buluşturuyorum. Sonra Y'yi X ile buluşturuyorum. Ve son olarak Y'yi de Y ile buluşturuyorum. A kartezyen A'nın kümesini oluştururken. Burada çok önemli bir bilgimiz var. İleriye dönük bir yatırım cümlesi. Eğer diyor A, B'den farklıysa, yani A kümesi ile B kümesi birbirlerinden farklıysa, eşit değilse, A kartezyen B de B kartezyen A'ya eşit olmuyorlar. Şimdi dönüp şey diyeceksin, nasıl ya A kartezyen B'de bulduklarımız da B kartezyen A'da bulduklarımız birbirine çok benziyor. Hiç de benzemiyor. Bak, bununla bunun aynı olma ihtimali söz konusu değil. Çünkü X eksi 1, eksi 1 X ile eşleşiyor. Dolayısıyla bunun eşit olabilmesi için sadece X'in eksi 1'e eşit olması lazım. Yerler değiştiğinde arkadaşlar sayılar farklıysa dolayısıyla sıralı ikililer birbirlerine eşit olmazlar. Dolayısıyla A kartezyen B ile B kartezyen A kümelerinin eşit olma durumu ancak A kümesi ile B kümesinin eşit olmasıyla gerçekleşiyor. A ve B kümeleri eğer birbirlerinden farklıysa sen A kartezyen B ile B kartezyen A'ya aynı eşittir diyemezsin. Sorumuzda A kartezyen B kümesi verilmiş ve B kartezyen C kümesi verilmiş. Bizden istenen A birleşim B fark C. Şimdi arkadaşlar önce biz biraz küme tespitinde bulunalım. Mesela A kümesinin elemanlarını bulabilir miyiz? Bak bu çok önemli meselelerden bir tanesi. Buluruz tabii. A kartezyen B'de ilk elemanlar nereden seçilmiş olmalı? A kümesinden seçilmiş olmalı. O zaman eksi 1, 0, 1, eksi 1, 0, 1. Eksi 1, 0, 1. Bunlar A kümesinin elemanları. B kümesine geldim. İstersen birinci kartezyenden, istersen ikinci kartezyenden bulabilirsin. Tercih meselesi. Ben ikinci kartezyeni kullanmak istiyorum. Birinci elemanlar diyorum B kümesinin elemanları. 1, 2, 1, 2. O halde 1 ve 2'den oluşan bir küme. C kümesi için ikinci kartezyene bakman şart. Çünkü başka bir yerde C kümesi yok. C kümesi de ikinci elemanlardan oluşmalı. Eksi 1, eksi 1, 3, 3. O zaman eksi 1 virgül 3. A birleşim B kümesini oluşturalım. A birleşim B. A kümesinin elemanlarının hepsini yazıyorum. Eksi 1, 0, 1. Bir de bunun üzerine B kümesini ilave edeceğim ama 1'i zaten kullandık. O zaman sadece 2 ilave ediyorum. Fark diyorum C kümesi. Eksi 1 ile 3. Şimdi A birleşim B'de olacak, C'de olmayacak. Eksi 1 bu şartı sağlıyor mu? Hayır. Eksi 1 ikisine de var. 0 bu şartı sağlıyor mu? Evet. 0 A birleşim B'de varken C'de yok. 1 bu şartı sağlıyor mu? Evet. 1 A birleşim B'de varken C'de yok. 2 bu şartı sağlıyor mu? O da evet. 2 A birleşim B varken C'de yok. Dolayısıyla A birleşim B fark C'nin eleman sayısı bu durumda 0, 1, 2'den kaynaklı 3 olacaktır diyoruz. Şimdi geldik dikkat köşesine. Diyor ki boş kümeden farklı A ve B kümeleri için A kartezyen B ile B kartezyen A'nın eleman sayıları.
E hocam bunlar birbirlerine ne eşit olmuyorlar? Dikkat et. A kartezyen B ile B kartezyen A'nın kümeleri birbirlerine eşit olmuyor. Bunlar eleman sayıları. Bu eleman sayılarını bulabilmek için A'nın eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarpman yeterliymiş kardeşim. Diyor ki ısınma sorumuzda A 7, B'de 5 elemanlı 2 küme. A kartezyen B'yi bulur musun? Bu ne demek? SA çarpı SB demek. SA 7, SB 5. Dolayısıyla 7 çarpı 5'ten 35 demek. B kartezyen A'nın eleman sayısı SB çarpı SA demek. Bu da 5 çarpı 7'den 35 demek. A kartezyen A demek. SA çarpı SA demek. SA 7 idi. O halde 7 çarpı 7'den 49 demek. SB çarpı SB demek burası. B kartezyen B'nin eleman sayısı. SB 5'ti. O zaman burası da 5 çarpı 5'ten 25 demek. Sorumuzda A ve B kümeleri için iki tane denklem verilmiş. Buna göre A fark B'nin eleman sayısıyla B fark A'nın eleman sayıları sorulmuş. Şimdi arkadaşlar A birleşim B ile B'yi kartezyen işlemine soktuğunda bu kümenin eleman sayısı 91 demek. A birleşim B'nin eleman sayısıyla B'nin eleman sayısını çarptığında karşılığı 91 oluyor demek. Devam edeyim. A kesişim B'nin eleman sayısıyla SB'yi çarparsan bu da 21 oluyor demek. Malum kartezyen eleman sayılarına döndüğümde bu iki kümenin eleman sayılarının çarpımıydı. Şimdi ortak olan SB hem 91'i bölmeli hem de 21'i bölmeli. Diyeceksin ki hocam 1 verelim. Tamam 1 versem A kesişim B ne olur? 21 olur. Olmaz. Çünkü kesişimi anlatırken şöyle bir şey demiştik. Kesişimin alabileceği maksimum değer eleman sayısı küçük olandan daha az olmak zorunda ya da anca o kadar olabilir. A kesişim B'nin eleman sayısı kesiştirdiğin kümelerin eleman sayısını geçemiyor. O zaman B 1 iken tabii ki kesişim 21 olmaz. Peki. Başka bölen sayı var mı? Var. 7 olabilir mi? 7. Burası da 7. A birleşim B bu durumda 13 gelir. A kesişim B'de ne gelir? 3 gelir. Güzel. Bak bu oldu. Hemen bunu bir ben şemasında bulduğum şeylere bir yerleştireyim. Şimdi A kesişim B'yi 3 bulduk. B kümesi 7 idi o zaman burası 4. Bu 3 bölgenin toplamı da A birleşim B'yi yani 13'ü vermeli. Şu an 3, 4, 7. O zaman buraya da ne kadar kaldı? 6. A fark B'nin eleman sayısı 6. B fark A'nın eleman sayısı ise 4. Dolayısıyla bu ikisinin toplamından da sonucumuz 10 gelecektir. Sorumuzda P, R ve S kümeleri verilmiş. P birleşim R 11'miş. R kartezyen S kümesi 32'ymiş. Alt tarafta P kartezyen R birleşim R kartezyen R 44. Vallahi hani böyle gördüğünde kaçasın gelir ya sorulardan. Öyle sorulardan bir tanesi bu. Yalnız önce yan taraftaki dikkatten başlasak çok daha sağlıklı olacak. Belki burada anlatacağım bir mesele bu sorunun içerisinde sana faydası olabilir. Ki bu kısım kartezyen içerisinde ÖSYM'nin en çok sevdiği yerlerden bir tanesi. Gözünü seveyim bak ÖSYM seviyorsa ekstra bir dikkatli olmak lazım. A kartezyeni bunların üzerine dağıtabiliyorum arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. A kartezyen B birleşim A kartezyen C. Yalnız ne taraftan dağıttığınız son derece önemli. Bakın önce size yanlış yapayım. Ha hocam bunu dağıtırken de o zaman şöyle mi yazacağım? C kartezyen A kesişim C kartezyen B. Yazdığın anda bu iş patlar. Böyle olmaz. C ne taraftaysa o taraftan dağıtacaksınız. Neden? Çünkü C kartezyen A ile A kartezyen C birbirlerine eşit değildi. O zaman bu ifade bu şekilde açılmaz. Nasıl açılacak? A kartezyen C kesişim B kartezyen C. Bakın C sağ taraftaydı. Biz de bu kümelerin sağ tarafına koyduk. Burada kartezyen sol taraftaydı. Biz de bunu sol taraflara koyduk. Bu son derece önemli. O halde burası da A kartezyen B fark A kartezyen C gelecek. Burada da A kartezyen soldayken sol tarafa yazdık. Şimdi diyeceksin ki hocam ne öğrendik de burada kullanacağız? Bakın bu üçüncü ifade bize galiba sorunun en kritik noktasını veriyor. P kartezyen R birleşim R kartezyen R de şuradaki kartezyen R'ler ortak. O zaman ben kartezyen R parantezine aldığımda dikkat et bak bunlar sağdaydı ben de sağ tarafa parantezi alıyorum. Burası P birleşim R gelecek. Biraz ayrı yazdım bunları ya hoş durmadı. O zaman şöyle yapalım. R birleşim P.
Tamam. P birleşim R'nin 11 olduğunu, bu ifadenin de gördüğün gibi 44'e eşit olduğunu biliyorum. O halde R kümesinin eleman sayısının 4 olduğunu bulduk. Hemen alıyorum R kartezyen S'yi. SR çarpı SS neye eşit? 32'ye. Biz R'nin eleman sayısını 4 bulmuştuk. O zaman buranın eleman sayısı ne gelecektir? 8. Peki senden istenen S kartezyen S. Yani SS çarpı SS. Bunu istiyor. SS'i 8 buldun. Burasını 8 buldun. 8 çarpı 8'den de karşılığı 64 olacaktır. Ve geldim son artık başlığımız kartezyen çarpımın grafiği. A kartezyen B kümesini oluşturan sıralı ikililerin birinci bileşenlerini x ekseni, ikinci bileşenlerini de y ekseni üzerinde bulunduracağız. Tamam. O zaman birinci bileşenimizin adı apsis, ikinci bileşenimizin adı ordinat olacak. Bakın A virgül B. A nereye gitti? X eksenine. B buraya gitti. O da y ekseni üzerine gitti. A kartezyen B kümesinin elemanlarının analitik düzlemde işaretlenmesiyle elde edilen görüntüye de A kartezyen B'nin grafiği diyeceğiz. Sorumuzda A kümesi 1, 2, 3, B kümesi 2, 3, 4 kümelere veriliyor. Buna göre A kartezyen B ile B kartezyen A'yı analitik düzlemde gösterelim denmiş. Gösterelim. Şimdi önce A kartezyen B'nin kümesini oluşturalım. Bunu herkes bir görsün. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Diyeceksin ki hocam nasıl yapıyorduk bunu? İlk elemanı A'dan alıyorduk. 1'i aldım. Sonra B'dekilerle buluşturuyorum. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Devam ediyorum. Şimdi 2 ile devam edelim. 2, 2, 2, 3, 2, 4. Sonra 3, 2, 3, 3, 3, 4. Tabii ben bunu yazdıktan sonra öğrenci haklı olarak şunu söylüyor. Tamam hocam diyor ben bunu anladım. Şimdi sen diyor bunu koordinat sisteminde işte 1,2, 1,3'ü diyor yerleştirip diyor bulacaksın. Bunun diyor daha pratik bir yöntemi diyor yok mu? Var. Bu şekilde yazdıktan sonra koordinat ekseni üzerine yerleştirebileceğiniz gibi burası A kümesi, burası B kümesi dersin. A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3. B kümesinin elemanları ise 2, 3 ve 4. Buradaki eşleştirmeleri bu şekilde daha kolay yapabilirsiniz. Gördüğün gibi burada tık tık hemen şu çarpıladığım noktalar bizim A kartezyen B grafiğimizin neleri olacak arkadaşlar? Grafiği olacak diyoruz. Burasında A kartezyen B ile gösteriyoruz. Peki B kartezyen A? Böyle burası B kümesi, burası A kümesi diyeceğiz. Bu sefer B kümesinin elemanlarını yazıyorum. Ne olur dikkat edin. 2, 3 ve 4. Burada da 1 var, 2 var ve burası da 3. Bunları teker teker böyle kesiştirip ben bunları çarpı koyuyorum ama noktada koysanız olur tabii ki. Daha rahat gözüksün diye yapıyorum şu an. Bunları böyle ikili ikili birleştirdiğimde ve burasını da bitirdik. Burası da bizim için B kartezyen A'nın grafiği olacaktır. Sorumuzda A kümesi X öyle sayılardan oluşuyormuş ki X kare 5'ten küçükmüş ve bunlar tam sayıymış. Hadi gel yazalım. A kümemizin elemanları. Karesi 5'ten küçük olan tam sayılar. Önce pozitiflerle başlayayım. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2. Lütfen negatifleri unutmayın tam sayı olduğundan dolayı. B kümemiz ise x öyle sayılarmış ki 5'ten küçükmüş ama pozitif tam sayılarmış. Yani 1, 2, 3 ve 4. Buna göre diyor A kartezyen B grafiğinin elemanlarını açıkta bırakmayan en küçük dikdörtgenin bir köşegenin uzunluğu diyor. Gelin biz A kartezyen B'mizi arkadaşlar çizmeye çalışalım. Şimdi burası A. Burası da B. Eksi 2 var burada. Eksi 1 var, 0 var, 1 var ve 2 var. Bunlar A kümemizin elemanları. B kümemizin elemanları ise 1, 2, 3 ve 4. Bunları teker teker buluşturalım şimdi. Eksi 2'ye ne gelecek? 1. Şurası eksi 2'ye 2, eksi 2'ye 3, eksi 2'ye 4. Aynı şekilde eksi 1'e 1, eksi 1'e 2, eksi 1'e 3, eksi 1'e 4 olacak. 0 için 0'a 1, 0'a 2, 0'a 3, 0'a 4 olacak. 1 için
Hemen şöyle, hatta bunu da çıkartayım elimdeymişken. Çünkü onların şu şekilde kesiştiği noktaları alacağız. 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 noktalarını çizdim. Şimdi bunu içinde bırakmayan, işte dışarıda bırakmayan bu elemanları bir dikdörtgen çizeceğim size. Şöyle sarıyla belirtiyorum gördüğün gibi. Bu dikdörtgenin köşegeni lazımmış. Bu dikdörtgenin köşegeni şurası. Şimdi burası kaç birim arkadaşlar? 1 ile 4 arası olduğundan dolayı 4 eksi 1'den burası 3. Peki buranın uzunluğu ne kadar? Orası da 2 eksi eksi 2'den dolayı 4. E o zaman 3 var, 4 var. Bizim köşegen uzunluğumuz 5 birim olacaktır diyoruz. Noktalarımızı belirledik A kartezyen B'de. Dışarıda bırakmayacak şekilde bir dikdörtgen çizdik ve bu dikdörtgenin köşegeni gerekti. Bu bize bir dik üçgen gerektirdi. 3 birim dedik kısa kenara, 4 birim dedik uzun kenara, 3, 4, 5 üçgeninden de hipotenüs uzunluğu, ki benden istenen köşegen uzunluğu buydu. Dolayısıyla 5 gelecektir. Ve geldik bu dersimizin ödüllü sorusuna. Bakalım ödüllü sorumuz ne diyor? Piyano, gitar ve keman kurslarından en az birine katılanların bulunduğu bir grupla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Grupta toplam 84 kişi vardır. Her 3 kursa da katılanların sayısı 9'dur. Sadece piyano, sadece gitar ve sadece keman kurslarına katılanların sayısı birbirine eşittir. Piyano ve gitar, piyano ve keman, gitar ve keman kurslarına katılanların sayısı da birbirlerine eşittir. Buna göre piyano kursuna katılanların sayısı en az kaçtır? Hadi bakalım, başarılar. Ve konu biterken şöyle bir toparlamamız gerekirse, küme problemleri sıralı ikili, kartezyen çarpım ve kartezyen çarpım grafiğine baktık bugün. Küme problemleri ÖSYM açısından gerçekten son derece önemli başlıklardan bir tanesi. Sıralı ikili, kartezyen çarpımın altyapısını oluşturmasından dolayı önemli. Belki AYT kısmında karşımıza gelebilecek nitelikte bir başlık kartezyen çarpım. Kartezyen çarpımın grafiği üzerine çok daha fazla çalışmak durumundasınız. Çünkü grafikler birazcık daha can sıkıcı hale getirilebilirler. Haydi bakalım, ödev zamanı. Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu kimyanın sembolik dili ve kimya laboratuvarı olacak arkadaşlar. 9. sınıfın ilk konusunu tamamlamıştık zaten. Artık kimya biliminin derinliklerine bununla birlikte başlamış oluyoruz, girmiş olacağız arkadaşlar. Tabii ki sürekli karşımıza çıkacak olan sembolik dil kısmı, yani elementlerin ve bileşiklerin hem özellikleri hem de element sembolleri, bileşiklerin formülleri neler, bunlar üzerine işte tam burada konuşuyor olacağız. Ardından da laboratuvar kurallarından bahsetmeye başlayacağız. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim, dalalım bakalım. Arkadaşlar, nelerden bahsedeceğiz? Konu başlıklarında altında neler var? Bak, element ve bileşik kavramlarıyla başlayacağız. Eğer sembolik dil diyorsak bizim için önemli olan bunlar olacak arkadaşlar. Ardından elementlerin sembolleri, özellikle ilk 20 elementin sembolü ve bazı yaygın elementlerin sembollerini biliyor olmak zorundayız arkadaşlar. Hatta periyodik sistemdeki sırasıyla bilmemiz bize çok büyük faydalar sağlayacak. Sonrasında sürekli, ama sürekli karşımıza çıkacak çünkü. Ve özellikle de bazı yaygın bileşiklerin formüllerini burada görüyor olacağız. Ardından laboratuvar kısmına geçtiğimiz zaman bazı laboratuvar kurallarından bahsedeceğiz. Eğer kimya laboratuvarında çalışacaksan nelere dikkat etmen gerekiyorsun? İşte burada değerlendirmeyi alacağız. Ardından güvenlik uyarı işaretleri diyeceğiz. Herhangi bir kimyasalı elimize aldığımız zaman onun üzerinde bir işaret varsa, bu işaret bizi hangi konuda uyarıyormuş, işte onu tanıyor olacağız burada. Laboratuvarda veya günlük hayatımızda karşılaştığımız bazı kimyasallar var. Bu kimyasalların bazıları faydalı, bazıları zararlı, ya da bazılarının faydalı bazı özellikleri var. Bir de zararlı bazı özellikleri var. İşte onlardan burada bahsedeceğiz. Tabii ki özellikle önemli ve sürekli karşılaştığımız kimyasalları burada değerlendirmeye alacağız. Ve son olarak da laboratuvarda sürekli çalışacağımız bazı malzemeler var. Bunları şekilleriyle birlikte ve hangi işe yaradıklarıyla birlikte tanımlıyor, gözden geçiriyor olacağız. Peki bunları öğrenmenin bize ne faydası olacak tabii ki? Nerede biz bu bilgileri kullanacağız? Arkadaşlar, element sembollerini ve bileşik formüllerini öğreneceğiz dedik. Bu bizi aslında bir kimya okur yazarlığı kazandıracak. Yani günlük hayatımız, herhangi bir gazeteyi okurken bile orada geçen bir ifadenin neyi anlatmaya çalıştığını biz bu sayede öğrenmiş olacağız, anlamış olacağız. Sürekli de karşımıza çıkacak. Belki de ileride bilimle uğraşan bir insan olacağız ve bunlarla sürekli muhatap olmak zorundayız. Ayrıca
kimya ile ilgili çalışmalar yaparken bizim karşımıza neler çıkacak? Yani kimya ile ilgili bir meslek seçebiliriz. İşte burada şimdiden biz neyle uğraşacağız, neyle sürekli karşılaşacağız onu tanımış olacağız arkadaşlar. Ve tabii ki dersimizi tamamlamış olmamız demek bizi bir ödevin bekliyor olması demek olacak arkadaşlar. Ne dedik? 0'dan 9'a kimya ve dinamo kimya. Bütün sene boyunca bizim temel iki kaynağımız olacak arkadaşlar. Bak 0'dan 9'a kimyada 34-54 sayfa aralığı bizim buradaki ödevimiz olacak. Peki neler varmış şöyle bir bakalım. 0'dan 9'a bizim en temel kaynağımızdı. Demiştik ki bu kitapta arkadaşlar her sayfa sol taraf bize bir konuyu anlatıyor. Bak konu başlığı burada. Konuyla ilgili bilmemiz gereken her şey var. Ardından burayı tekrar ettikten sonra hemen dönüyoruz. Yanında burayla ilgili 6 tane soru bizi bekliyor oluyor. Yani bir sayfa dolusu soruyu güzelce çözüyoruz. Her sayfa bu şekilde devam ediyor ve dolayısıyla da bize konuyu öğretiyor. Ardından konu tamamlandıktan sonra da bölüm tamamlandıktan sonra da tarama testleri bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Ve bütün bir üniteyi bitirdiğimiz zaman ise tabii ki son olarak ünite tekrar testleri bizi bekliyor olacak. Ve birinci üniteyi de bu dersimizle birlikte aslında cebimize koymuş olacağız. Şimdi 0'dan 9'a kimyadan bahsettik. Peki Dinamo Kimya kitabında bizi neler bekliyor? Testra 14-22 arası bu kitabımızda bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Bu kitabımızda da özelliğimiz şudur. Her sayfada bir tane çözümlü örneğimiz var. Bak bu çözümlü örnek aslında o konuyu bize öğreten bir örnek olarak karşımıza çıkacak. Bu çözümlü örneği çözdükten sonra ona çok benzer nitelikte 4 tane soru hemen altında bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Gerçekten öğrenmiş miyiz diye kendimizi test etmek için. Her sayfa bu şekilde tekrar ediyor. Dolayısıyla da bize bir konuyu öğretiyor. Ve ardından da konu bittiği zaman hemen tarama testi karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu şekilde ünitenin sonuna kadar geldiğimizde biz artık ünite tekrar testleri bekliyor olacak. Onları tamamladığımız zaman fen lisesinde okuyan arkadaşlarımızı da düşünmüşüz. Bak onlara özel soruların bulunduğu bir testimiz de yer alacak bu kitabımızda. Ardından üniversite sınavı bekliyor bizi tabii ki işin en sonunda. Dolayısıyla o tarzda soruların bulunduğu bir testimiz de var. Ve yazılı dönemi içinde bizim vazgeçilmediğimiz yazılı türünde soruların bulunduğu bir testimiz daha. Bizi hemen ünitenin en sonunda bekliyor olacak. Ve dolayısıyla da üniteyi hep birlikte tamamlamış olacağız arkadaşlar. Güzelce ödevlerimizi de aldığımıza göre haydi dalalım bakalım neler var. Şimdi dedik ki arkadaşlar elementlerden ve bileşiklerden bahsederek başlayacağız. Bunları bir tanımlamamız, özelliklerini değerlendirmemiz gerekiyor. Zaten aslında aşina olduğumuz bir kısım. Şimdi önce bir ortak özelliklerinden başlayarak gidelim arkadaşlar. Şimdi biz maddeleri ikiye ayırıyoruz. Tamam mı? Madde dediğin şey ikiye ayrılır. Saf madde ve saf olmayan madde olmak üzere. Saf olmayan maddeler zaten karışım olarak ayrı bir grup oluyor. Saf maddeler ise element ve bileşik olmak üzere iki başlıkta inceleniyor. Dolayısıyla hem elementler hem bileşikler her ikisi de saf madde özelliği gösteriyor. Homojendir. Homojen olmak ne demek arkadaşlar? Bir madde her yerinde aynı özelliği gösteriyorsa bu onun homojen olduğunu gösterir. Şimdi burada hem elementler hem bileşikler yani bütün saf maddeler hal değişim dışında zaten homojen özellik gösteriyor. Hatta karışımları da ikiye ayıracağız homojen ve heterojen olmak üzere. Dolayısıyla diyeceğiz ki karışımların da bir kısmı çözelti olanlar homojen özellik gösteriyor. Ve saf maddelerin bir diğer ortak özelliği ise ayırt edici bazı özelliklere sahip olmak. Ne gibi mesela? Kaynama noktası gibi. Hem elementlerin hem bileşiklerin kendilerine has kaynama noktası vardır. Ya da erime noktası gibi ya da elektrik iletkenliği gibi bazı özellikler elementlere veya bileşiklere yani saf maddelere has özelliklerdir. Bu özellikler arkadaşlar elementler ve bileşiklerin ortak özelliği. Bunlar geçerli ama element ve bileşiği birbirinden ayıran bazı nitelikler var. Şimdi tanım cümlesinden gidelim arkadaşlar. Şuradaki üçüncü cümle aslında bize tanımı yapan cümle olacak. Eğer bir madde, bir saf madde aynı tür yani tek tür atomlardan oluşuyorsa biz onu element olarak isimlendiririz. Ne gibi? Hemen örnekle gidelim mesela. Demir. Sadece demir atomlarından oluşan bir yapıdır. Ya da hidrojen. Bak hidrojen molekülleri olsa da yani iki tane hidrojenden oluşan bir tanecik olsa da sadece hidrojen atomu içerdiği için bu bir element yapısıdır arkadaşlar. Ama bileşik dediğimiz şey içinde farklı tür atomlar bulunduran bir yapıdır. Ne gibi? Mesela sudan bahsediyorsan bak suyun formülü buydu. İki tane hidrojen bir tane oksijen var. Yani farklı türde atomlar var bu yapıda. Dolayısıyla da onu bileşik olarak adlandıracağız. Şimdi tanım cümlemiz bu. Peki gösterim şekillerine gelecek olursak diyeceğiz ki arkadaşlar elementler semboller ile gösterilir. Ama bileşikler
formüller ile gösterilir. Çünkü şimdi suyun formülüne baktığımız zaman bak iki tane hidrojen bir tane oksijen diyor. Ya da şöyle değerlendirelim. Karbon monoksit ve karbondioksit. Bak ikisi de karbon ve oksijenden oluşan iki farklı bileşik. Dolayısıyla altlarında yazılan bu sayılar onların aslında bir formüle tabi olduğunu bize gösteriyor ve bir oran veriyor. İşte o oran aslında bileşiği bize tanımlayan oran oluyor. Dolayısıyla da bu formüller çok önemli bir yere sahip oluyor. Sadece şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Demir mesela bir sembolle gösteriliyor. Bak elementler sembolle gösterilir dedik ama hidrojen için bu bir sembol değil. Bu hala daha bir formül çünkü birden fazla atom yapıda var. Hidrojenin sembolü nedir dersek sadece bir H harfi koymamız gerekiyor. Altına koyduğumuz iki o bir element olsa bile bir formülle gösterilen ifade olarak karşımıza çıkacak. Tamam, buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yapıya gelecek olursak arkadaşlar element ya şurada gösterdiğimiz gibi demir gibi tek atomlu yapılardan oluşabilir. Yani buna atomik yapı olarak isim vereceğiz. Ya da H2 gibi birden fazla atomun aynı tür olsa da birden fazla atomun birleşmesiyle meydana geldiği için moleküler yapıda olduğunu söyleyeceğiz. Bak bu atomik yapının sembolünü gösterim olacak. H2 ise bir molekül yapısının gösterimi olacak. Ya da işte daha fazla da olabilir. Mesela O3 gibi 3 tane oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan bir molekül yapısı da olabilir. Ama sadece oksijenlerden oluştuğu için bunun adı hala daha elementtir. Tamam mı? Bileşiklere gelecek olursak bileşiklerde de iki ihtimalimiz var. Ya molekül yapısı olacak. Daha sonra bunun detaylarına gireceğiz. Sadece ametallerden oluşan bir yapı da olabilir. Ama işin içerisinde mesela sodyum klorür gibi bir metal de içeriyorsa, bir iyonik bağ içeriyorsa biz ona iyonik yapılı bir bileşik adını vereceğiz. Tamam mı? Bu şekilde iki tane farklı özelliğimiz olacak. En temel niteliği, en temel farklarına gelecek olursak da arkadaşlar, elementler fiziksel veya kimyasal herhangi bir yolla bileşenlerini ayrıştırılamazlar. Yani demiri senin parçalayıp daha küçük taneciklere ayırma şansın yok. Bunu sağlayabileceğin tek yöntem nükleer yöntemdir. Yani çekirdeğini parçalaman gerekiyor ki ancak sen burada parçalanmadan söz edebilesin. Ama bileşiklere geldiğimiz zaman atıyorum sudan bahsediyorsan basit bir elektroliz yöntemiyle hidrojen ve oksijenleri birbirinden ayırabilirsin. Dolayısıyla da kimyasal yollarla biz burada bileşenlerini ayırma şansına sahip oluruz. Ama dikkat, bileşikler fiziksel yollarla bileşenlerini ayrılamazlar. Sadece ve sadece kimyasal yollarla bileşenlerini ayrılabilirler. Elementler ona da ayrılamıyorlar zaten. Kimyasal olarak da parçalanamıyorlar. Karışımlardan bahsedecek olursan onlar fiziksel yollarla da bileşenlerini ayrılabiliyor. Şimdi element ve bileşiğin temel farkları bunlar olacak. Peki element sembolleri ve bileşik formüllerine gelecek olursak arkadaşlar. Şimdi şöyle değerlendirmemiz gerekiyor. Çok eski tarihlerden beridir keşfedilen elementler var. Ve bu elementler bir şekilde sembollendiriliyorlar. Bazı semboller kullanılıyorlar. Eski tarihlerde, çok eskiden bahsediyorsak, elementlere sembol olarak arkadaşlar onların fiziksel özelliklerine benzer çizimler yapılmış. Mesela şöyle güneşe benzer bir çizim yapılmış ve demişler ki bu da tıpkı altın gibi parlıyor ya da altın da tıpkı güneş gibi parlıyor. O yüzden bu altının sembolü olmalıdır. Ama bu farklı bölgelerde farklı şekilde kullanılan semboller olmuş. Yani altın için bu sembol Yunanistan'da kullanılıyorsa Mısır'da başka bir sembol kullanılıyor mesela. Dolayısıyla ortak bir dil üretme ihtiyacı hasıl olmuş. İşte bunun içinde Berzelius adını verdiğimiz bir insan ortaya çıkıp yeni bir öneride bulunmuş. Demiş ki ortak bir dil üretmek istiyorsak biz eğer gelin Latince isimlerinin ilk veya ilk iki harfini kullanalım bütün elementler için. Ardından tabii ki bilim dili İngilizceye dönünce de biz demişiz ki Latin döneminde kullanılmışsa Latince isimleri, sonradan keşfedilmişse de İngilizce isimlerinin ilk veya ilk harf kapılmışsa ilk iki harfiyle biz elementleri sembollendirelim. Şimdi burada arkadaşlar ilk 20 elementi bak sırasıyla ezbere bilmemizde çok büyük fayda var. Çok ihtiyaç duyacağız. Her zaman ihtiyaç duyacağız. Bulmaca çözerken bile ihtiyaç duyacağız. O zaman şöyle bir hatırlayalım. Hidrojen. Bak hidrojenin sembolü H değil mi? Sadece H harfi. Helyuma geldiğimiz zaman 2 numaralı elementimiz. Burada hidrojen H'yi kaptığı için artık helyum için HE şeklinde bir sembol kullanmaya başlamışız. Lityum için LI sembolü kullanmaya başlamışız. Bak sırasıyla ve bütün sembolleri öğrenmemiz, ezberlememizde büyük fayda var. Bor için sembolümüz B olacak arkadaşlar. Karbonun sembolü. Bak K harfi değil.
bazılarındaki bu farklılıklara özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. İngilizce ve Latincesinde C harfiyle başladığı için ismi sembol olarak C harfini kullanacağız. Azot için yine aynı şekilde N harfini kullanacağız çünkü Latince ismi N harfiyle başlıyor. Oksijen için O harfini sembol olarak kullanacağız. Dokuzuncu elementimiz flor için F harfini kullanacağız. Onuncu elementimiz neonda. Bak azot N'yi kapmıştı ya. Neon o yüzden NE yani ilk iki harf kaldı. Sodyum. Bak bu çok dikkat etmemiz gerekenlerden birisi. Hani başında SO var diye S veya SO demiyoruz arkadaşlar. Latincesi NA şeklinde başladığı için NA sembolünü kullanacağız. 12. elementimiz magnezyumda. Mg kullanacağız. Bak Ma değil. Çok karıştırılanlar üzerinde özellikle duruyorum. Latincesi Mg şeklinde başladığı için ilk iki harf Mg olarak kullanacağız. Alüminyumda Al bizim sembolümüz. Silisyumda Si. Fosfor. Bak bu da yine karıştırılıyor. Flor ve fosfor asla birbirine karıştırmıyoruz arkadaşlar. Latincesi P harfiyle başladığı için fosforun sembolü P'dir. F florun sembolüdür. Kükürt. Bak K ile başlıyor gibi gözüküyor ama arkadaşlar Latincesi S harfiyle başladığı için S bizim sembolümüz olacak. Klor için benzer şekilde Cl sembolünü kullanacağız farklılardan birisi. Argon için Ar. 19. elementimiz potasyum. Bak çok dikkat yine kaçırılan elementlerden birisi ve birkaç yıl önce daha sadece şunu bilen herhangi bir arkadaşımız TYT'de bir neti cebine koymuştu. Direktmen potasyumun sembolü soru olarak karşımıza çıkmıştı. Ona da dikkat edeceğiz. K harfi potasyumun sembolüdür arkadaşlar. Kalsiyumun sembolü de Ca şeklindedir. Bak ilk 20 elementi güzelce ezberledik. Tabii ki bunlar yeterli kalmayacak. Bir de bazı yaygın elementlerin sembollerini de ezbere biliyor olmamız gerekecek. Mesela demirin sembolünün Fe olduğunu herkes bilecek. Ya da kobaltın sembolünün Co olduğunu, kromunkinin Cr, nikelinkinin Ni olduğunu hepimiz bileceğiz arkadaşlar. Bakırın sembolü bak yine karıştırılanlardan birisi. Cu bakırın sembolüdür. Çinkonun sembolü Zn şeklinde. Kurşun Pb, kalay Sn ve altının Au olduğunu bilmemiz gerekiyor. Tabii ki sadece bunlarla sınırlı değil arkadaşlar. Mesela bir gümüşü de bilmemiz gerekiyor. Gümüşün Ag olduğunu bilmemiz gerekiyor. Kaynaklarımızda zaten var. Bunların üzerine iyice güzelce çalışmamız gerekiyor. Bir de bazı yaygın bileşikler var arkadaşlar. Bileşikler formüllerle gösterilir dedik. Her bir bileşiğin formülünü de ezbere bileceğiz. Mesela suyun tabii ki hepimiz biliyoruz. H2O gibi bir formüle sahip olduğunu bileceğiz. Tuz ruhu neydi? Hepiniz zaten hemen tekrar ediyorsunuz içinizden. HCl gibi bir formüle sahip. Hidroklorik asit diyorduk buna. Zaç yağı bak çok kuvvetli bir asit olan zaç yağı ya da bir diğer adıyla sülfürik asit H2SO4 gibi bir formüle sahipti. Kezzap HNO3 gibi bir formüle sahipti. Kireç taşı CaCO3 arkadaşlar. Kalsiyum karbonat bileşiğinin bir diğer adı da kireç taşıydı. Sönmemiş kirece gelecek olursak kalsiyum oksit bileşiği CaO şeklinde bir formüle sahip. Mesela bir de sönmüş kireç var. Sönmüş kireç de arkadaşlar onu da ekleyelim hadi buraya. Sönmüş kireç için formülümüz de CaOH2 gibi bir formüle sahip olacak. Sut kostik NaOH sodyum hidroksit olarak isimlendirdiğimiz bileşik ve sofra tuzu da NaCl bileşiğidir arkadaşlar. Tabii ki birkaç tane daha bu şekilde bilmemiz gereken formül var. Kaynaklarımızdan bunlara sürekli göz atmamızda fayda var. Hatta size önerim şöyle güzelce yazın bir kağıda yatağınızın kenarında bir yerde bulunsun. Sürekli gördüğünüz ya da çalışma masanızın bir kenarında bulunsun. Sürekli şöyle bir gözünüzün önünde olsun. Zaten otomatikman onu hafızaya atmanız içten bile olmayacak. Güzelce sembolik dili tamamladığımıza göre arkadaşlar artık laboratuvar mevzusuna geçebiliriz. Laboratuvarda çalışacağız. Diyelim ki girdik kimya laboratuvarına, biz kimya laboratuvarında çalışmaya başlayacağız. Hangi kurallar bizim için önemli? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bak bu kurallar çok önemli, çok basit kurallar tabii ki ama dünyanın en yaygın kuralları bunlar arkadaşlar. Yani hadi ülkeden ülkeye kanunlar değişiyor, kurallar değişiyor ama laboratuvarların kuralları değişmiyor. Hangi ülkeye giderseniz gidin bir kimya laboratuvarında bu kurallar sizin karşınıza çıkacak kurallardır. Ne yapacağız bir laboratuvara girdiysek? Önlük, eldiven ve gözlük arkadaşlar bunlar. Yani kuralların tamamı kendimizi koruma üzerine tasarlanmış kurallar. Dolayısıyla da kendi önlemimizi alacağız. Önlük, eldiven ve gözlük kullanacağız. Eğer bir laboratuvar çalışmasında cam kesmek zorundaysak o kullandığımız standart eldiven yeterli değil. Özel bir eldiven takmamız gerekiyor kendimizi yaralamamızın önüne geçmek için.
Ellerde eğer bir kesik, çatlak ya da yara varsa vücudumuz herhangi bir yerinde olabilir tabii ki. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Su geçirmez, sızdırmaz bir yara bandıyla üstünü kesinlikle kapatmamız gerekiyor ki asıl zayıf olduğumuz noktadan bize kimyasallar zarar vermesin. Tabii ki kimyasallarla çalışıyorsak ne yapmamız gerekiyor? Bu kimyasalları gözümüzden, derimizden ve giysilerimizden kesinlikle uzak tutmamız gerekiyor ki yine kendimizi koruyabilelim. Eğer çalıştığımız bir gaz zehirli bir gazsa veya bizim yaptığımız herhangi bir tepkime sonucunda açığa zehirli bir gaz çıkacaksa bunu kesinlikle ve kesinlikle çeker ocakta yapmamız gerekiyor. Yani nasıl aspiratör gibi bir sistemden bahsediyoruz burada. Çıkan gazın tamamını vakumlayıp atmosfere veren bir sistemle çalışmamız gerekiyor ki zehirlenme ihtimalimiz olmasın. Şimdi bazı tepkimelerde, bazı deneylerde açığa aşırı ısı çıkma ihtimali vardır ve bu karşılığında sıçramalar olabilir. Yine tabii ki biz zarar görürüz bundan. Dolayısıyla buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ne yapacağız? Mesela deney tüpünde bir çalışma yapıyorsak, bir şeyler damlatıyorsak deney tüpünün ağzı asla bize ya da başka bir insana bakmayacak ki sıçrama sonucunda buradan çıkan kimyasallar bizim üzerimize gelmesin. Eğer tepkime egzotermikse, yani açığa ısı çıkaran bir tepkime ise buna özellikle dikkat etmemiz gerekecek. Ne yapmamız gerekiyor? Mesela bir buz havuzunun içerisinde bu deneyi yapacağız ki açığa çıkan ısı buz tarafından hemen soğurulsun ve zarar verme ihtimali ortadan kalksın. Ve çalıştığımız bir madde yanıcı bir madde olabilir. Dolayısıyla bu yanıcı maddeleri ne yapmamız gerekiyor? Isıdan, güneş ışığından veya herhangi bir kıvılcım gelmesinden uzak tutmamız gerekiyor ki yanma olayı gerçekleşmesin, bir yangına sebebiyet vermeyelim. Herhangi bir kimyasalla çalışırken tabii ki ona çıplak elimizle, çıplak tenimizle dokunmayacağız. Gidip de bir kimyasalın tadına bakmak gibi bir saçmalığı ya da onu koklamak gibi bir saçmalığı tabii ki yapmayacağız arkadaşlar. Yani elimizdeki maddenin ne olduğunu belirlemenin yolu asla ve asla tadına bakmak ya da kokusuna bakmak değil. Buna dikkat etmemiz gerekecek. Ve aynı malzemeyi farklı maddelerde kullanmayacağız. Diyelim ki bir kaşık var elimizde. Bu kaşıkla bir maddeyi başka bir kaba aktardık. Aynı kaşıkla başka bir maddeye de daldırmayacağız arkadaşlar. Bu hem bu iki maddenin arasında bir tepkime gerçekleşebilir. Açığa bir kimyasal gaz çıkarabilir. Bize zarar verebilir. Bak böyle bir riskimiz var. Aynı zamanda yaptığımız deneyi de berbat edebiliriz. Çünkü bir kere kontaminasyona sebep olmuş olacağız. Yani kirlenmeye sebep olmuş olacağız. Yaptığımız deneydeki veriler tamamen hatalı veriler olarak karşımıza çıkabilir. Kimyasalla çalışıyoruz ve her bir kimyasalın üzerinde illaki etiket olması gerekiyor. Ve bu etiketin üzerinde belli başlı uyarı işaretlerinin olması gerekiyor. Buna göre davranacağız. Yani kimyasal üzerinde radyoaktif madde uyarısı varsa tabii ki çok daha dikkatli, çok daha özel davranmamız gerekiyor. Ya da kullanacağımız madde yanıcı bir madde miymiş, yakıcı bir madde miymiş ya da aşındırıcı özelliğe sahip miymiş? Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer herhangi bir kimyasalın üzerinde herhangi bir etiket yoksa o kimyasalla asla çalışmıyoruz bile zaten. Direkt imha ediyoruz. Çünkü risk oluşturma ihtimali olabilir. Eğer bir atık oluştuysa bizim yaptığımız bir deney sonucunda ya da bir çalışma sonucunda asla ve asla bu kimyasalları, bu atıkları lavaboya dökmüyoruz arkadaşlar. Çok sık yapılan bir hatadır. Çünkü lavaboya dökmek demek doğrudan çevreyi kirletmek demek. Dolayısıyla aslında kendimize zarar vermemiz demek. Bunları ne yapıyoruz? Özel atık kutularında ayırıyoruz, bekletiyoruz ve kimyasalın türüne göre ayrı bir şekilde imha ediyoruz. Ve hiçbir şeyi kırık, çatlak ve kirli bir şekilde bırakmıyoruz. Diyelim ki bir deney tüpü var, üzerinde küçücük bir çatlak oluştu. Ya bundan bir şey olmaz deyip yerinde bırakmıyoruz, onu derhal imha ediyoruz. Çünkü bir sonraki aşamasında bizim veya başka birinin yaralanmasına, zarar görmesine sebep olabilir. Ve deneyi tabii ki berbat edebilir bir durumdur. Yine buna dikkat ediyoruz. Şimdi bunlar bizim laboratuvar kurallarımızdı. Dedik ki bir kimyasalın üzerinde etiket bulunur ve bu etiketin üzerinde de o kimyasalla ilgili uyarı işaretleri bulunur ve nelere dikkat etmemiz gerektiğiyle ilgili bizi o uyarır arkadaşlar. Bu da yine soru olarak karşımıza sık sık çıkan bir kısım ve oldukça basit tabii ki. Tek tek değerlendirelim. Bak şöyle bir işaret görüyorsak arkadaşlar, işaret aslında bize neyi anlatıyor? Bak yangın var işin içerisinde. Dolayısıyla bu şu an elindeki kimyasal yanıcı bir kimyasaldır. Sen bu kimyasalı kıvılcımdan, güneş ışığından, ateşten uzak tut. Aşırı yakıcı maddelerden uzak tut ki bir tehlike oluşturma, bir yangın çıkarma diye bizi uyaran işaret. Bak ünlem işaretini görüyorsan bu elinde çalıştığın kimyasalın
tahriş edici bir madde olduğunu sana söylüyordur. Dolayısıyla da sen ona çıplak teninle temas edecek olursan orada kabarmalara sebep olabilir. Özellikle alerjin varsa çok alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Dolayısıyla da cildinden kesinlikle bu maddeyi uzak tut diyor. Şöyle bir işareti görüyorsan arkadaşlar, bak rengi bile farklı. Burada tabii ki çok daha ciddi önlemler alman gerekiyor. Çünkü bu işaret elindeki maddenin radyoaktif bir madde olduğu anlamına gelir ve çok büyük tehlikelere yol açabilir. Ona çalışacaksan giyeceğin kıyafetin bile çok daha özel bir kıyafet olması gerekiyor. Bak şu iki işaret birbirine çok karıştırılan iki işaret. Eğer ortada o işareti varsa aslında o işaret oksijen simgeler. Yani yakıcı maddeyi simgeler bizim için. Dolayısıyla yakıcı özelliğe sahip maddelerin üzerinde bu işareti göreceğiz. Dolayısıyla birbirine çok benzer iki işaret var ya, işte bunların birbirinden kesinlikle uzak tutulması gerekiyor. O anlama gelecek. Çünkü ortamda yanıcı bir madde varsa sen gidip yakıcı bir maddeyle birleştirirsen küçük bir tutuşma sıcaklığına ulaşmasıyla birlikte harlanacaktır. Alevler çıkacaktır. Dolayısıyla bu iki maddeyi birbirinden uzak tutmamız gerektiğini anlayacağız. Hemen şu işarete bakıyoruz. Bak ne var? Üzerinde parçalanmış bir şeyler var değil mi? Bir patlama gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu maddenin patlayıcı bir madde olduğu ile ilgili bizi uyaran bir işaret arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da yine ani bir darbeden, kıvılcımdan, ateşten, yüksek ısıdan uzak tutmamız gerekiyor ki patlama riski oluşmasın. İşareti görüyoruz. Ölmüş balıklar, kurumuş ağaçlar. Dolayısıyla da bu bize neyi aslında anlatmış oluyor? Diyor ki elinde çalıştığın madde çevreye zararlı bir maddedir. Asla ve asla gidip de bunu lavaboya dökme. Asla ve asla gidip de toprağa dökme ya da toprağa gömme. Bunu ne yapmamız gerekiyor? Özel bir şekilde imha etmemiz gerekiyor ki çevreye zarar vermesin. Şimdi şu işarete bakıyoruz arkadaşlar. Deney küpleri var ve ele ve metal yüzeye ciddi zararlar verdiğini görüyoruz. Bak bu aşındırıcı madde demek veya hani korozif olarak da karşımıza çıkabilir bu ifade. Yani aşındırıcı özellik var, sen bunu cildine, bu genellikle de asitlerin üstünde göreceğimiz ifade olacak, cildine çok ciddi zararlar verebilir veya metal bir yüzeye sen getirip de bunu dökecek olursan o metal yüzeyin aşındığını gözlemleyeceksin. Dolayısıyla dikkatli ve özenli çalışman gerekiyor. Kuru kafa ne diyor peki? Kuru kafa elinde çalıştığın maddenin zehirli bir madde veya bir diğer adıyla toksik bir madde olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla asla ve asla gidip de bunu koklama, tadına bakma. Bundan kesinlikle hani temasından kaçın. Ona göre davran. Çalışacaksan çeker ocakta çalış ki zarar görme diye seni uyaran ifade arkadaşlar. Şimdi güvenlik uyarı işaretlerini güzelce gördüğümüze göre ne dedik? Bazı çevreye zararlı ve bazı çevreye faydalı kimyasallar var günlük hayatta sürekli karşımıza çıkan. Birazcık onlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Önce bir faydalılarla başlayalım. Bak ilk olarak sodyum diyeceğiz. Sodyum ve potasyum aslında periyodik sistemdeki yerleri itibariyle de kardeş iki elementten bahsedeceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla aslında nitelikleri de birbirine çok benziyor. Ne yapıyor mesela sodyum? Asit ve baz dengesini sağlıyor arkadaşlar. Şimdi vücudumuzda sodyumun belli bir miktarda olması gerekiyor. Benzer şekilde toprakta da olması gerekiyor. Bu miktar vücudumuzda ya da topraktaki asit baz dengesini sağlayan temel unsurlardan birisi oluyor. Kas ve sinir fonksiyonları sodyuma bağlı olarak değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Eğer sodyum eksikliği çok fazlaysa burada tabii ki kas ve sinir kaynaklı hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve benzer şekilde suda ya da toprakta belli bir iyon dengesi sağlıyor. Bu iyon dengesi de yine bitkilerin gelişimi için çok önemli bir yere sahip oluyor. Potasyuma gelecek olursak çok benzer niteliklere sahip, elektrolit dengesini o sağlıyor arkadaşlar. Yani bir iletkenlik oluşmasını potasyum varlığı sağlıyor. Sinir sistemi için çok değerli bir element. Eksikliğinde sinir sisteminde ciddi hasarlar oluşabiliyor. Glikoz seviyesinin bir dengede kalmasını sağlıyor. Yani potasyum eksikliği aslında diyabete götüren bir probleme dönüşebilir. Ve yine tabii ki sodyuma benzer şekilde iyon dengesi için olmazsa olmaz elementlerden birisi. Demire gelecek olursak bak soru olarak karşımıza çıkma ihtimali çok daha yüksek olan bir element var arkadaşlar. Özellikle şu ilk maddeyi bileceğiz. Kandaki hemoglobini oluşturan temel yapıdır, temel bileşendir demir. Hemoglobin ne işe yarıyor? Kanın oksijeni taşımasını sağlıyor arkadaşlar. Yani demir eksikliği demek kanının yeterince oksijen taşıyamıyor olması demek oluyor. Hani kansızlık gibi bir şikayetle doktora gidildiği zaman sana demir hapı verir, demir takviyesi yapmanı ister. İşte bunun temelinde de hemoglobin yani demir yer alıyor.
Enzimlerin yapısında yer alan elementlerden birisi demir yine arkadaşlar. DNA sentezinde çok önemli görevler üstleniyor. Dolayısıyla aslında üreme sürecinde demir olmazsa olmazlardan birisi. Ve beynin çalışmasında çok önemli vazifeler üstleniyor. Geçiyoruz bir diğer önemli maddemize, elementimize. Kalsiyumdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Kalsiyumla da yine ilk madde çok önemli arkadaşlar. Canlılardaki kemik ve diş yapısının temelini oluşturan maddemiz, elementimiz kalsiyumdur. Kanın pıhtılaşmasında görev alır. Önemli bir yere sahiptir. Süt yapımı, süt komple hani kalsiyumdan oluşan bir yapı olduğu için, daha doğrusu kalsiyum içeriği çok zengin olan bir yapı olduğu için süt yapımında, süt oluşumunda kalsiyum olmazsa olmazlardan birisidir ve tohum verimliliğini artıran temel bileşenlerden birisi kalsiyumdur. Hemen onun kankasına gelelim. Magnezyum yine periyodik sistemde aynı gruptaki bir element. Sinir ve kasların çalışmasında çok önemli bir yere sahip ve enzim yapılarının birçoğunda yer alan bir elementten bahsediyoruz. Ve şuna dikkat, bak, kanın pıhtılaşmasını kalsiyum sağlıyor ya. Magnezyum da bunun tam tersi, kanın pıhtılaşmasını önlüyor. Dolayısıyla insan vücudunda kalsiyum ve magnezyum arasında bir denge olmalı ki kanın pıhtılaşması ve pıhtılaşmaması için de benzer bir şekilde dengeyi elde edebilelim. Suyundan bahsedecek olursak arkadaşlar, su zaten hani en önemli maddedir. Dünyanın dörtte üçünü su oluşturuyor biliyorsunuz. İnsan vücudunun benzer şekilde dörtte üçünü yaklaşık olarak oluşturuyor. Tüm yaşamsal faaliyetlerde illaki bir role sahip su. Isıl dengeyi o sağlıyor. Hem insan vücudunun işte 36,5 santigrat derecede yaklaşık olarak sabit kalabilmesini vücudumuzdaki yüksek miktardaki su sağlıyor. Benzer şekilde dünyada da yine bir ısıl dengenin oluşmasını, sıcaklık dengesinin oluşmasını suyun varlığı sağlıyor. Ayrıca su olmasa fotosentez diye bir olay gerçekleşemeyecek. Dolayısıyla canlılığın var olması suya bağlıdır, en azından bizim dünyamız için bahsediyorsak o kadar önemli bir madde. Geçiyoruz zararlı kimyasallardan bahsetmeye. Arkadaşlar civa ve kurşundan bahsederek başlayacak. Bak, bu ikisi ağır metal olarak karşımıza çıkacak. Ağır metaller ne yapar peki? İkisi benzer şekilde sorunlar oluşturuyorlar. Nörolojik hastalıklar, DNA hasarı ve zehirli özelliğe sahip civa. Geçiyoruz kurşuna. Bak, sinir sistemi bozukluğu, kansızlık, yine toksik yani zehirli ve böbrek hasarı oluşturan bir madde. Dolayısıyla da vücudumuzda olmaması gereken maddeler bunlar. Hani pilleri çöpe atmamalıyız, toprağa atmamalıyız diyoruz. İşte o pillerin toprağa atılmamasının sebebi, çünkü bu ağır metaller o piller sayesinde toprağa, oradan da suya karışıyor, oradan da bizim vücudumuza geliyorlar ve bu hastalıkların temelini oluşturabiliyorlar. Bir diğer maddemiz karbondioksit. Karbondioksit bileşiği arkadaşlar akciğer hastalıklarının temel sebeplerinden birisi. Hani kalabalık şehirlerde yaşayan insanların daha fazla akciğer hastalığına sahip olmasının sebebi aslında buradaki karbondioksitin fazlalığı. Sera etkisinin temelinde yer alan bileşik karbondioksit bileşiğidir arkadaşlar. Yani küresel ısınmaya bizi götüren süreci, bu ikisi zaten birbiriyle paralel şeyler, karbondioksit gazıdır. Azot ve kükürt oksitlerden, yani NO2, SO2, SO3 gibi bileşiklerden bahsedecek olursak, bunlar yine karbondioksite çok benzer şekilde solunum yolu hastalıklarına sebep oluyorlar. Ve bunun yanı sıra bir de asit yağmuru dediğimiz olayının en temel sebebini bunlar oluşturuyorlar arkadaşlar. Çünkü havadaki su buharıyla birleştikleri zaman sülfürik asit ve nitrik asit gibi çok kuvvetli asitlerin oluşumuna sebep oluyorlar. Bunlar da o yağan yağmurun pH'inin düşmesine ve o asidik özelliğe sahip olmasına sebep oluyorlar. Karbondioksit de benzer bir özelliğe sahip ama karbondioksit diğer bileşiklere, yani azot ve kükürt oksitlere göre biraz daha az asidik özelliğe sahip oluyor. Klor gazına gelecek olursak Cl2 formülüne sahip, kanserojen etkiye sahip, doğrudan zehirli arkadaşlar, yani kısa sürede insanı öldürecek kadar zehirleyebilir. Hava ve su kirliliğinin temel bileşenlerinden, temel sebeplerinden birisi bu. Şu gazla ilgili hani karşımıza çıkarsa şuna dikkat edeceğiz. Çamaşır suyu ve tuz ruhu, bu ikisinin karışımından ortaya çıkan gaz bu olduğu için o iki temizlik maddesini evde birbirine karıştırdığımız zaman bizim zehirlenmemize, hatta ölümlere yol açabiliyor. İşte bu gaz klor gazıdır diyeceğiz. Karbon monoksit gazı deyince aklımıza hemen soba zehirlenmesi gelecek arkadaşlar. Kandaki hemoglobine bağlanıyor. Hani demir hemoglobini oluşturuyordu ve oksijen taşıyordu ya. Gidip karbon monoksit oksijen yerine kana bağlanıyor ve kanın oksijen taşımasını engelliyor. Bu da görme ve bilinç kaybına yol açabiliyor. Hatta ilerleyen aşamada ölüme bile yol açabiliyor. Soba zehirlenmesinin temelinde karbon monoksit gazı vardır dedik. Şimdi gelelim laboratuvar malzemelerini tanımlamaya arkadaşlar.
Hangi laboratuvar malzemeleri ne işe yarıyor, şekilleri nedir, nasıldır, onları şöyle bir gözden geçirelim. Şöyle bir kaptan bahsederek başlayalım arkadaşlar. Kendisine cam balon adını vereceğiz. Cam balon ne işe yarıyor peki? Çözeltileri hazırlamamıza sağlıyor ve ısıya dayanıklı bir malzeme olduğu için ısıtma veya kaynama gibi çalışmalarımızda biz onu kullanıyoruz. Ağzının dar olması da kaynatırken ya da ısıtırken suyun ya da kimyasalın dışarı sıçramasını engellemek için bu şekilde tasarlanmış. Geçiyoruz. Çok daha uzun bir ağız kısmından ve daha ince bir ağız kısmından bahsederken aşağıda da şöyle bir büyük yine balon şekli oluşmuş bir kap var karşımızda. Buna da balon joje adını vereceğiz. Bak ikisi birbirine çok benzer bir görüntüye sahip aslında ama kullanım amaçları çok farklı. Balon joje'nin amacı arkadaşlar çözelti hazırlama. Şurasında hemen şöyle dereceler var. Dolayısıyla sen içerisinde hazırladığın maddenin karışımın hacmini belirleme şansına sahip oluyorsun. Ve hassas hacim ölçümleri yapıyorsun. Çünkü şuradaki ağız kısmı oldukça dar. Dolayısıyla da yaptığın hacim ölçümü oldukça hassas olarak karşımıza çıkıyor. Geçiyoruz. Pipetten bahsetmeye arkadaşlar. Şuradaki abimizin elindeki malzeme ne işe yarıyor peki? Bir kaptan başka bir kaba bir sıvıyı aktarırken kullanıyoruz ve oldukça ince bir kap olduğu için bir aktarma kabı olduğu için bununla da yine hassas hacim ölçümleri yapma şansına sahip oluyoruz. Bunu basit bir şırınga sistemi gibi düşünebilirsiniz. Bir kabın içerisinden sıvıyı çekip diğer kabın içerisine bunun vasıtasıyla boşaltıyoruz. Eğer sıcaklık ölçmek istiyorsak hepimiz zaten oldukça aşinayız buna. Termometre adını verdiğimiz bir malzemeyi kullanmamız gerekecek arkadaşlar. Üzerindeki dereceler sayesinde sıcaklığı ölçme şansına sahip oluyoruz. Geliyoruz arkadaşlar şöyle bir kaptan bahsetmeye. Büret adını vereceğimiz bu kap sayesinde, büret değil pardon, Behr Glass adını verdiğimiz şekil karşımızda arkadaşlar. Behr Glass'la ne yapıyoruz peki? Çözelti hazırlıyoruz. Maddeleri bir kaptan, tabii ki sıvı maddelerden bahsediyoruz. Bir kaptan başka bir kaba aktarırken kullanabiliyoruz ve kristallendirme işlemlerinde yapabiliyoruz. Yani tuzların çökertilmesi işlemlerinde kullandığımız bir kap arkadaşlar. Eğer çok ince hacim ölçümleri sayesinde bir asit baz tepkimesi gerçekleştireceksek ki buna titrasyon adını veriyoruz. Çok ince ölçümler yapacaksak burada arkadaşlar kullandığımız kabın adına büret adını vereceğiz. Altındaki şu musluk sayesinde sıvının bir kaptan başka bir kaba doğru akmasını sağlayabileceğiz. Ve üzerindeki dereceler sayesinde de hassas hacim ölçümlerini biz bu kapla yapma şansına sahip olacağız. Geçiyoruz diğer kaplarımıza arkadaşlar, diğer malzemelerimize, daha doğrusu üzerinde derecelerin bulunduğu bir kap var karşımızda, adı üzerinde oluyor zaten. Dereceli silindir adını vereceğiz biz bu kaba ve dereceli silindirin temel amacı sıvıların hacmini ölçmek arkadaşlar. Sıvılarda hacim ölçümü yapıyoruz ve tabii ki bir kaptan başka bir kaba yine sıvıların aktarımını biz bunun sayesinde yapıyoruz. Tepkimelerin çoğunluğunu gerçekleştirdiğimiz tüpten bahsedeceğiz. Buna deney tüpü adını veriyorduk tabii ki. Deney tüpünün temel özelliği nedir peki? Isıya oldukça dayanıklı. Bu yüzden de tepkimeleri bunun içerisinde gerçekleştiriyoruz. Veya az miktardaki bir sıvının ısıtılması gerekiyorsa biz deney tüpünü kullanarak ısıtıyoruz. Ve altında bombeli bir yapı olması sayesinde de dipte oluşan herhangi bir değişkeni kolaylıkla inceleme, gözlemleme şansına sahip oluyoruz arkadaşlar. Havandan bahsedecek olursak evimizin mutfağında bile bulunan bir malzeme arkadaşlar bu. Tabii ki ezme işlemleri için kullanıyoruz. Şöyle kroze şeklinde bir kaptan, bir porselen yapıdan bahsediyorsak burada hem çözünme hem de maddeleri yakıp kül haline getirme için kullandığımız kap olacak arkadaşlar. Tabii ki çok daha yüksek ısılara dayanıklı olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii ki karşımızda bir kaşık var. Kaşık sayesinde madde aktarımı sağlayabiliyoruz. Altında yine musluk olan bir kabımız var arkadaşlar. Biz buna iki farklı sıvının bir karışımın bileşenlerine ayrılmasında kullandığımız bir kap arkadaşlar. Bu kaba da ayırma hunisi adını vereceğiz. Ayırma hunisi sayesinde zeytinyağı su gibi heterojen sıvı sıvı karışımları bileşenlerine ayırabileceğiz. Benzer bir kap tabii ki. Eğer bir süzme işlemi yapacaksak orada karşımıza huni gelecek. Tabii ki bir süzme kağıdıyla, süzgeç kağıdıyla birlikte huniyi kullanabiliriz.
süzme işlemleri için. Geliyoruz arkadaşlar, burada Erlenmeyer flask var karşımıza gelen. Erlenmeyer flask sayesinde titrasyon işlemlerini, çözelti hazırlamayı ve kristallendirme işlemlerini yapıyor olacağız. Ağzının dar oluşu da burada bizim işimize yarıyor tabii ki. Sıçramayı engelleme adına. Isıtma işlemlerinde şöyle sac ayağı adını verdiğimiz bir malzemeyi kullanacağız. Ocağı bunun altına koyup üzerine ısıtacağımız malzemeyi koyacağız. Adı üzerinde hemen böyle bir ocak sistemini bize oluşturmuş olacak. Karıştırma işlemleri için arkadaşlar cam çubuk kullanıyoruz. Cam tercih etmemizin sebebi tabii ki çok daha az maddeyle tepkime veriyor oluşu. Cam sayesinde asitleri, bazları kolaylıkla karıştırma şansına sahip olacağız. Isıtma işlemi yapacaksak eğer ispirto ocağı bizim işimize yarayacak. İspirto ocağı sayesinde ısıyı elde edeceğiz tabii ki. Isıyı bize veren temel madde olacak. Ve ısıtma ve kurutma ve tabii ki maddeleri incelememizi sağlayan bir de saat camı diye bir malzememiz var arkadaşlar. Şeffaflığı sayesinde kolaylıkla incelemelerimizi, gözlemlerimizi yapma şansına sahip olacağız. Laboratuvar malzemelerimiz de bu şekildeydi. Konuyu bitirirken şöyle bir göz atalım. Neler yapmıştık? Element ve bileşik kavramlarını temel olarak tanımladık. Element sembolleri ve bileşik formülleri üzerine konuştuk. Laboratuvar kurallarını tamamen baştan sona gözden geçirdik. Güvenlik uyarı işaretlerini tanımladık. Faydalı ve zararlı bazı kimyasallardan bahsettik. Ne faydaları olduğunu gözden geçirdik. Ve laboratuvar malzemelerini tek tek tanımladık arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Ve kendimize çok iyi bakıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar hem okul sınavlarımızda yani yazılarımızda hem de üniversite sınavında çok değerli bir konu olan hikaye türleri ve anlatım tekniklerini öğreneceğiz. Olay hikayesi, durum hikayesi, hikayenin yapı unsurları, pastiş, parodi, hikayeleme, buna benzer bazı kavramlar var. Bu kavramlar yazılarınızda %100 sorulacak ve aynı zamanda ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında da mutlaka bu konudan AYT testine, TYT değil ama AYT testine bir soru geliyor. O yüzden arkanıza yaslanın, dikkatli bir şekilde şimdi anlatacaklarımızı dinleyin. Tam da yazılılarda nasıl çıkıyorsa, üniversite sınavında nasıl oluyorsa ona göre gideceğiz. Diyebilirsiniz ki hocam biz 9. sınıfız, üniversite sınavı nereden çıktı? Arkadaşlar üniversite sınav soruları da okuldaki yazılı sorularınız da Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın belli kazanımları var. Alan yeterlilik çalışma sorularını hazırlarken de, ÖSYM'nin sorularını hazırlarken de, yazılı sorularını hazırlarken de bu kazanımlara bakılıyor. Dolayısıyla bizler de bu kazanımlar ışığında sizlere süper leziz, süper güzel bir video hazırladık. Arkanıza yaslanın, emniyet kemerlerinizi bağlayın. Hadi gelin bu konuyu hemen bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hikayeyi öğreneceğiz dedik ama öncelikle hikayenin bir tarihsel sürecine bakalım. Hani biliyorsunuz ki edebiyatla tarih iç içeydi. Edebiyatta yaşanan gelişmeler toplumsal yaşamdan direkt etkileniyordu. Yani bizim bir İslamiyet'ten önceki Türk tarihimiz var. Sonrasında işte Karahanlar döneminde İslamiyet'e geçiş yapacağız. Ardından Anadolu'da Selçuklular işte Malazgirt Savaşı'yla veyahut da Mirekefalon Savaşı'yla yurt edinecekler Anadolu'yu. Sonrasında Osmanlı Devleti çok büyük bir devlet olacak ve her yerde hüküm sürecek. Üç kıtaya hüküm sürecek. Ve sonrasında Osmanlı yönünü batıya dönecek. Bunu tarihsel olarak biliyorsunuz. Batı daha zenginleşecek. Hani batı, şöyle anlatayım. Mesela normalde bizim bulunduğumuz coğrafyada, şöyle bir yumuşak bir dünya haritası çizecek olursak, bizim bulunduğumuz coğrafyada en güçlü biziz. Tamam, sıkıntı yok. Asya, Afrika, Avrupa, Balkanlar, her yeri kontrol altına alıyoruz. Ama Avrupalılar, yani şu Haçlı işaretinin olduğu yer, bizim bu Orta Doğu'yu, Balkanları, Kuzey Afrika'yı kontrol altına aldığımızı görünce coğrafi keşifler yapıyordu hatırlarsanız. Ve coğrafi keşifler sonrasında bu bilhassa Kuzey Amerika, Güney Amerika, yani yeni dünyayı keşfediyorlar. İşte Afrika kıtasının güneyinden Ümit Burnu'nu keşfediyorlar. Ardından işte Avustralya'yı keşfediyorlar. Hindistan'a ulaşıyorlar. Ve Avrupa zenginliyor. Avrupa zenginleyince de biz ne yapacağız? Bu sefer yönümüzü batıya döneceğiz. Buna benzer bir şey edebiyatta da gerçekleşiyor. Biz önce sözlü dönemde, Orta Asya'dayken sözlü dönemde İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatında destanlarımız var. Olağanüstülükler fazla. Sonra geçiş döneminde İslamiyet'e geçtiğimiz için olağanüstülükler olacak ama Dede Korkut hikayelerinde böyle göreceğiz ki işte peygamber, Allah, Hazreti Muhammed, Ramazan, namaz, bu tarz kelimelere geçiş yapacağız. Artık dini kelimeler de olacak ve olağanüstülükler de azalacak. Sonrasında Selçuklular döneminde ve Osmanlı Devleti döneminde Anadolu'da halk edebiyatı olacak, son derece sade.
Biraz daha yüksek zümredeyse divan edebiyatı olacak. Ve sonrasında yüzümüzü batıya döneceğiz. Çünkü batı çok daha güçlü olunca. Bu sefer de Tanzimat döneminde batıdan hikayeler gelmeye başlayacak. Hikayeleri önce çeviri yoluyla alacağız. Sonrasında gerçek hikaye döneceğiz. Hikaye dediğimiz şeyi mutlaka okumuşsunuzdur. Okumaya da devam edin arkadaşlar. Üniversite sınavında kitap okuyan öğrencilerin şöyle bir avantajı oluyor. Veyahut da okul yazılarının, onu da şöyle söylemek istiyorum. Günümüzde siz öğrenciler çok fazla dijital içeriğe maruz kalıyorsunuz. Yani Instagram, işte ne bileyim YouTube, şudur budur. Sürekli olarak video izliyorsunuz. Şu anda bile beni belki telefonunuzda videodan izliyorsunuz. Sürekli olarak izlemeye alışan bir öğrenci odak noktasını kaybedebiliyor. Kitap satırlarını takip edemiyor. Dolayısıyla üniversite sınavına girdiğinde böyle uzun uzun paragraf sorularını gördüğünde stres oluyor. Okuyamıyorum, dikkatim dağılıyor, süre yetiştiremiyorum diyor. Dolayısıyla tabii ki bol bol paragraf sorusu çözmemiz gerekiyor. Ama şu an için ben sizin yerinizde olsam hem kelime dağarcığımı geliştirmek hem odaklanma gücümü artırmak için bol bol da kitap okurum. Bunu da burada önemli bir tavsiye olarak veriyorum. Ve en önemlisi de hayal gücünüz gelişiyor. Çünkü siz videoda hiçbir şeyi hayal etmiyorsunuz. Direkt olarak görüyorsunuz. Ama burada kitapta buradakileri zihninizde canlandırıyorsunuz ve daha yüksek bir hayal gücüne sahip oluyorsunuz diyorum. Ve hemen konumuza devam ediyorum. Şimdi hikayenin tanımı size sınavda sorulmaz. Yaşanmış ya da yaşanabilir olay veya durumların kişi, yer ve zamana bağlı olarak okurda heyecan ve zevk uyandırıcı şekilde anlattığı kısa edebi türdür. Bunu sormaz hocam. Ama tanımlamanız gerekirse yaşanmış ya da yaşanabilir olayları anlatıldığı kısa edebi tür. Bunu bileceğiz. Şimdi genellikle tek olay var, kişi sayısı az, kahramanların belirli bir yönü anlatılıyor. Zaman ve mekan anlatımı ayrıntılı değildir. Duygulandırmak ve heyecanlandırmak esastır demiş. Peki hikayeyi neyle karşılaştırabilir bizi? İleride hikaye bizi romanla karşılaştırabilir. Mesela romanlar, burada az önce elimde tuttuğum kitap bir romandı, Dostoyevski'nin romanı. Bu gördüğünüz gibi tek olay anlatılmıyor, birçok olay var. Kişi sayısı az olamaz yani bu kadar kalın bir kitapta. Ya da kahramanların sadece bir yönü değil, birden fazla yönü anlatılacak. Yani hikaye biraz daha böyle küçük. Hatta üniversite sınavında şöyle bir soru çıkmış, demiş ki hikaye bir C vitamini hapıysa roman ona eşdeğer bir kilo limondur demiş. Yani roman biraz daha keçi boynuz gibi dolu dolu, hikaye daha kısaltılmış, daha konsantre oluyor. Şimdi hikaye türünün tarihsel gelişimine baktığımızda 14. yüzyılda batıda ortaya çıkıyor. Edebiyatımıza 19. yüzyılda girecek. Edebiyatımıza Tanzimat dönemine kadar hikayenin yerini destan, efsane, masal, mesnevi, halk hikayesi, masallar tuttuğunu söyledik zaten bakın. Yani hatta şu soru üniversite sınavında sorulmuş. Destandan halk hikayelerine geçerken ki eser nedir demiş. Dede Korkut hikayeleri doğru cevap olmuş. Dolayısıyla bu hikayenin tarihsel süreci bu. Şimdi dünyada ilk olarak İtalyan yazar Boccaccio, futbolcu ismi gibi değil mi? 14. yüzyılda yazılan Decameron adlı eser dünya edebiyatında hikaye türünün ilk örneği kabul ediliyor. Bakın bunu sordular üniversite sınavında. Yazıldı da hocanız %100 soracak arkadaşlar. O yüzden buraya bir %100 yazıyorum. Ahmet Mithat Efendi'nin Letaif-i Rivayet adlı serisindeki hikayeler edebiyatımızdaki ilk yerli hikayeler kabul ediliyor. Bakın Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayet ilk yerli hikayeler. Bunu da hocanız %100 soracak sizlere. Çünkü bu da üniversite sınavlarında 4-5 kez soruldu. Kazanımlarda bilinmesi gerekiyor. Sami Paşazade Sizay'ın yazdığı Küçük Şeyler adlı kitaptaki hikayeler Batı tekniğine uygun başarılı hikayelerin ilk örnekleri kabul ediliyor. Bak bu ilk yerli hikaye, bu ilk başarılı hikaye kabul ediliyor. Dolayısıyla bu da %100 sorulacak. Yani bu sayfada şu anda önünüzde en az 5-10 puanlık bir yazılı sorusu yatıyor diyebiliriz. Geldik hikayenin bölümlerine. Hikayenin bölümü giriş, gelişme, sonuç ya da serim, düğüm ve çözüm. Yani önce sofrayı seriyor, sonra düğümlüyor, her şey birbirine giriyor, ardından da çözüyor. Burada tanıtılıyor, yani yer ve zaman belli, kişiler tanıtılıyor, olay anlatılmaya başlanıyor. Burada merak duygusu uyanıyor, yani düğüm, yani çatışmalar başlıyor. Acaba eyvah ne olacak diyorsun. Çözüm bölümünde de olayın düğümleri çözülüyor ve çatışmalar sonuçlanıyor. Yani kız oğlana kavuşuyor ya da işte suçlu yakalanıyor falan filan. Serim, düğüm, çözüm bölümlerini bileceğiz. Hikayenin yapı unsurlarına baktığımızda kişiler var, anlatılan bir olay var, mekan var tabii ki, zamanı var hikayenin, konusu var. Çatışma var, yani esas burada yasak aşk mı anlatılıyor ya da bir yoksulluk mu anlatılıyor, bir şey var, bir temanın olduğu bir kısım var ama orada çatışma esas, heyecanın, esas olayların düğümlendiği kısım. Bir de anlatıcı var, hikayeyi kim anlatıyor onu bilmemiz lazım. Şimdi gelin isterseniz bunların detayına girelim. Burada anlatıcı ile alakalı bazı kavramları da size üniversite sınavında ve yazılarınıza soracaklar. Şimdi kişi kadrosunun ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Olayları veya durumları yaşayan kahramanlar kişi kadrosunu oluşturuyor. Yani kahramanlar kişi kadrosu. Olay örgüsü kişilerin başından geçen olaylar. Yani olay örgüsü olaylar dizisi esasında. İşte geldi, gitti, sevdi, ayrıldı, barıştı. Bu olay örgüsü oluyor. Mekan biliyoruz zaten, yer. Zaman olayın başlangıcından içine kadar geçen süre. Burada hiç korkutacak, kafanızı karıştıracak bir şey yok.
Fakat size bir hikayenin bölümünü verip bu hikayenin zamanı nedir, kişileri nedir diyebilir. Hikayeden belli bir kısmı alıp size orada geçen kişilere bakarak, zamana bakarak, olaylara bakarak buradaki soruları cevaplamanız gerekebilir. Tema temel duygu ve düşüncedir, soyut ve geneldir. Mesela sevgi bir temadır. Ama konuyla karıştırmayın, Ahmet'in vatan sevgisi konudur. Demek ki tema şöyle bir şey ise, hani kümeler açısından gittiğimizde, konu daha somut duruma bağlı alınmış oluyor. Yani tema daha genel bir şey. Sevgi, dostluk. Burada ise Ahmet'in vatan sevgisi. Ahmet'in İbrahim'le dostluğu gibi oluyor. Konu, duygu ve düşüncenin somut bir duruma bağlı olarak ele alındığı olgudur. Temayı sınırlandırır. Karşılaşma kahramanların çatışmaları, olay halkalarını veya yeni durumları oluşturacak şekilde yüz yüze gelmeleri. Çatışma da karşıt duygu, düşünce ve isteklerin kişilik özelliklerinin bir arada sergilenmesiyle ortaya çıkan durumdur. Yani merak duygusunu can tutuyor. Mesela iyi ile kötü çatışıyor. İşte örnek veriyorum, kötü bir baba var, işte çocuklarına zulmediyor. Veyahut da kötü bir baba var, kızına zulmediyor, onun sevdiğiyle evlenmesini istemiyor. Orada bir çatışma hissediyorsun sen. Diyorsun ki ya şu adam da bitse, şu iyiler kazansa diyorsun. O işte seni heyecanlandıran, merak duygusu uyandıran kısım çatışma oluyor. Şimdi gelelim anlatıcıya. Bunu da sınavınızda size %100 hoca soracak. Nedir bu? Olayı anlatan kişidir. Yazarın kendisi değil, kurmaca bir kişidir. Olaylar birinci veya üçüncü kişi ağzından anlatılır. Yani şöyle düşünün. Şurada bir yazarımız var. Bu yazar gidiyor bir kitap yazıyor. Tamam, yazdı mı kitabı? Bu kitabı yazdıktan sonra bu da kitap olsun. Tamam mı? Kitap. Şöyle yazıyorum. Kitap. Şimdi kitap başka, yazar başka. Anlatıcı ise bambaşka. Anlatıcı ise bu kitaptakileri anlatan kişi. Yani yazar başka birisi. Yazar kendinden bahsetmiyor. Anlatıcı bazen birinci kişi ağzı oluyor. Bazen de üçüncü kişi ağzı oluyor. Yani şöyle, ben geldim, biz geldik şeklinde. Çitin kapısından geçtim, gölgeli yoldan eve doğru koştum, Hasan'ı çağırdım diyor. Şimdi burada bu işi yapan Ömer Seyfettin değil. Ömer Seyfettin yazar. Ömer Seyfettin kahramanlardan birini anlattırıyor. Birinci kişi anlatıyor. Ben geldim, şunu yaptım, bunu yaptım diyor. Hasan'ı çağırdım diyor. Demek ki diğer kahraman bunu anlatıyor. Üçüncü kişi ise o geldi, onlar geldi şeklinde konuşuyor. Koca Ali dövdüğü erin anlıyor, örsünün yanındaki sufçısına daldırdı. Ocağının sönmeye başlayan ateşine baktı. Şimdi bunu anlatan Ömer Seyfettin değil. Ömer Seyfettin yazarı. Bunu anlatan üçüncü kişi var. Olayları dışarıdan gözlemliyor yani. Bu belki yorum katacak, belki işin içine bazen girecek, bazen çıkacak biri yani. Bunu bilmiyoruz biz. Veyahut da biliyoruz. Hikaye okuduğumuzu anlayacağız ama kesin olan bir şey varsa yazar başka biri, anlatıcı başka biri. Anlaştık mı arkadaşlar? Burayı bilmemiz lazım. Şimdi devam ediyoruz. Anlatıcının bakış açıları da var. Şimdi yazarımızı koyduk buraya. Tamam, yazarımız burada. Kitabımızı buraya koyduk. Şöyle kitabımızı çizdik şöyle. Tamam, bu kitabımız. Anlatıcımız da burada. Anlatıcımız birinci ya da üçüncü kişi olabiliyor ama aynı zamanda anlatıcımızın bir tarzı da olabiliyor. Yani şöyle, anlatıcı kişi olay, yer ve zamana ele alış biçimiyle bunlara karşı takındığı tutum. Üç farklı bakış açısı var. Birincisi hakim bakış açısı, ikincisi kahraman bakış açısı, üçüncüsü ise gözlemci bakış açısı. Şimdi burada öncelikle kahraman bakış açısından başlamak istiyorum. Bak şimdi, olaylar hikaye kahramanlarından birinin ağzıyla anlatılıyor. Yani anlatım birinci kişi ağzından yapılır. Acaba 4 yaşında var mıydım? Ondan önce hiçbir şey bilmiyorum. Şirket vapurunu hatırlıyorum. Vapura bindim, arkadaşlarımızı ziyaret ettim, eve geldim, bıraktım. Bu kahraman bakış açısı oluyor. Yani bakın, kahraman anlatımı yapıyor, birinci kişi ağzından yapıyor. Gözlemci bakış açısı ise anlatıcı olayların dışında ve sadece gördüklerini yansıtıyor. Burada dışarıdan bakıyor. Burada anlatım birinci değil de şunu düzeltelim, üçüncü kişi ağzından yapılıyor. Bu topraklı buğdayları avuçlama işini sürekli tekrarlıyor, üfürüyor, yola tekrarlıyor, üfürüyor, çulu atıyordu diyor. Şimdi burada şu çok önemli arkadaşlar. Gözlemci bakış açısında üçüncü kişi var. Kahraman anlatıcı birinci kişi var. Yani şuraya bakarsak eğer, birinci kişi kahramana benziyor. Yani geldim, yaptım, getirdim, götürdüm. Üçüncü kişi geldi, yaptı, getirdi, götürdü. Bu da gözlemci oluyor. Peki bu nedir hocam? Hakim bakış açısı nedir? Hakim bakış açısında ise anlatıcı kahramanların aklından geçenleri ve psikolojini biliyor. Ve içerisinde böyle düşündü, hayal etti, hatırladı, özledi, böyle geçmişe veya geleceğe dair ifadeler oluyor. Mesela bak, Dudu gelirse nasıl kalkıp kapıya gideceğini düşünüyor. Sürüne sürüne bile olsa gene gitmek istiyordu. Yani aklından geçenleri biliyor. İsterseniz bunu şöyle daha güzel özetleyelim. Şimdi, olayı anlatan kişi ben olayım. Birinci kişi ağzından, bir de üçüncü kişi ağzından anlatım yapayım. Ve bunu dikkatlice aradaki fark görün. Kalemleri masaya bıraktım ve derse başladım. Bu birinci kişi ağzından anlatım. Kalemleri masaya bıraktı ve ders anlatmaya başladı. Bu üçüncü kişi ağzından anlatım. Burada anlaşılan bir şey var mı arkadaşlar? Yok. Çok kolay. Bunu geçiyorum. Şimdi, kahraman bakış açısı. Kalemleri masaya bıraktım ve ders anlatmaya başladım. Bu kahraman bakış açısı. Gözlemci bakış açısına geçiyorum. Kalemleri masaya bıraktı ve ders anlatmaya başladı. Bu da gözlemci bakış açısı. Hocam bir öncekiyle farkı ne?
Farkını hiç merak etmeyin. Zaten hoca bu gözlemci mi yoksa üçüncü kişi ağızdan altı mı demez. Siz diyeceksiniz burada gözlemci bakış açısı var ve üçüncü kişi ağızdan altı var. Tamam. Peki hakim bakış açısı? Bunu da örnekliyorum. Kalemleri masaya bıraktı ve derse başlamadan önce acaba öğrenciler derse geç kalır mı diye düşündüm. Çünkü dünkü derste bazı öğrenciler geç kalmıştı. Aslında öğretmenliği çok seviyordu. Fakat onun da istediği bir şey vardı. Öğrencileriyle daha fazla iletişim kurmak. Ve gelecekte de bunu başaracaktı. Bunun mutluluğuyla yeniden dersine sarıldı. Bak yazar ya da anlatıcı kahramanın aklından geçenleri biliyor. Ne yaptığını biliyor. Yani kalemleri bıraktığını görüyorsun zaten ama benim aklımdan geçenleri nereden biliyorsun? Yani hakim. Hatta buna tanrısal bakış açısı da denir. Yani hani bizim aklımızdan geçenleri, başımıza gelecekleri kim bilir? Sadece Allah bilir. İşte şey de anlatıcı da sanki Allah'mış gibi haşa. Geçmişte yaşanacakları, gelecekte yaşanacakları, aklından geçenleri her şeyi biliyor. İşte bu tanrısal bakış açısı oluyor. Ve orada da zaten düşündü, işte özledi, işte hatırladı, anımsadı gibi ifadeler olacak. Biraz da düşündü kelimesine çok dikkat edin arkadaşlar. Düşüncesini okuyabiliyorsan bir insanın öyle düşün. Mesela ben şimdi sizin düşüncenizi okuyabiliyor muyum? Siz benim düşüncemi okuyabiliyor musunuz? Okuyamıyorsunuz. Sadece gözlemliyorsunuz. İşte düşüncesini okuyabiliyorsanız hakim bakış açısı olmuş oluyor. Hikaye türlerine bakalım. Burada, bu arada şu kısma %100 yazmadıysam yazayım. Buradan da size sınavda %100 soru gelecek. Buraya da bir %100 yazıyorum. Burayı anladınız zaten. Bu basit. Bu da basit. Burada sadece düşündü, zihninden geçenleri geçirdiyse o zaman hakim bakış açısı diyeceksiniz. Gelelim buraya. Buradan da üniversite sınavlarında da okul yazılarında da %100 soru gelecek. Şimdi peki nedir hocam bu? Burada olay hikayesi ve durum hikayesi diye iki farklı türümüz var. Şimdi olay hikayesinde okurda merak duygusu var. Çarpıcı bir sonla bitiyor. Giriş, gelişme, sonuç. Yani serim, düğüm, çözüm bölümleri var. Hatta şurayı kapatalım kafanız karışmasın. Kişiler ve çevre betimleniyor. Olay anlatımına dayanıyor. Ve buna Maupassant tarzı hikaye deniyor. Bizde Ömer Seyfettin, Refik Halit Karayel, Reşat Nuri bu tarzda tanınıyor. Yani bu bildiğimiz, sizin hep okuduğunuz, sevdiğiniz hikaye bu. Mesela Ömer Seyfettin'in bir olay hikayesi. Vurulursun, vatana hasret gidersin diye onu gemide bırakmak istedi. Kara Memiş o vakit birdenbire gençleşmiş bir kaplan gibi doğruldu, duramıyordu. Kalkan kılıç istedi. Şehit olursan bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir dedi. Bak burada bir olay var. Bir heyecan var. Ne oluyor ya diyorsun. Tabi bu hikayenin sadece belli bir kısmını almış Forza hikayesinin. Ama yani bildiğimiz hikaye. Girişi var, gelişmesi var, sonucu var. Merak uyandırıyor. Acaba ne olacak diyorsun. Sonu merak uyandırıcı bir şekilde bitiyor. Eyvah merak ediyorsun. Ama gelelim durum hikayesine. Kurucusu Rus yazar Anton Çehov'dur. Çehov tarzı hikaye denir, kesit hikayesi. Hayatın bir kesiti yansıtılıyor. Ruh çözümlemelerine ağırlık veriliyor. Serim, düğüm, çözüm bölümü yok gibi denecek kadar yok yani. Öyle bir planı yok yani. Önce bir giriş, sonra bir gelişme, sonra bir sonuç olmuyor. Merak ögesi de yok. Yani acaba ne olacak diye merak etmiyorsun. Yani sakin. Sonunda da bitmemiş hikayesi var. Ne oldu ya, hikaye bitti mi ya diyorsun. Burada daha çok betimlemeler, ruhun yansımaları anlatılıyor. Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum. Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına sinirlenmiştim. Olur olur. Mutlak tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım. Otların yeşil olması, denizin mavi olması, gökyüzünün bulutsuz olması pekala bir meseledir. Kim demiş mesele değildir diye. Ya yağmur yağsaydı, ya otların yeşili mor, ya denizin mavisi kırmızı olsaydı. Olsaydı o zaman mesele olurdu işte. Gibi böyle bir olaydan ziyade bir durumu anlatıyor. Yani kesit hikayesinde adam gelir denizin kenarına oturur. Şu denizin kenarına oturur. Denize bakar, düşünür ve hikaye bitebilir. Burada öyle bir şey olmaz. Bir olay olması lazım. Gemi kıyıya çarpması lazım. Gemi atlayıp kaçması lazım. Gemidekiler bunu ateş etmesi lazım. Öyle bir değişik bir şey olması lazım yani. Anlaştık mı? Ya da gemideki kıza aşık olup onunla evlenmesi lazım. Burada bir olay yaşanacak. Burada ise bir durum, bir betimleme var. Hani bunu macera filmi, bunu da sanatsal film gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o zaman sınavda çıkacak kısmı söylüyorum. Size böyle bir hikaye verip bu neden durum hikayesi diyebilir. Veya ne hikayesi ve bunun sebebini söyle diyebilir. Ya da böyle bir şey verip. Sen böyle bir şey verdiği zaman diyeceksin ki kardeşim bu ruhsal çözümlere ağırlık vermiş. Hayatın bir kesini anlatmış. Merak ögesi yok. Bitmemiş hissi var. Bu Çeo tarzı hikaye. Bizde de Memduh Şevket Esendal, Sait Faik bu tarz hikayeleriyle tanıyor dediğin zaman 100 puanı cebe indiriyorsun o sorudan. Şimdi gelelim hikayede anlatım biçimlerine. Bunu zaten ta 6. sınıfta öğrendiğimiz şeyler. Öyküleyici anlatım, öyküleme. Yani olay anlatımı var. Betimleyici anlatım ise betimleme. Yani tasvir çiziliyor. Sözcüklerle resim çizme sanatı. Varlıkların ayrıcı özelliği anlatılıyor. Burada Refik Halit Karay memleket hikayelerinde bir şeyi tasvir etmiş, bir şeyi betimlemiş. Burada ise Ömer Seyfettin bir şeyi betimlemekten ziyade bir olay anlatmış. Yani anlatım biçimlerindeki öyküleme, öyküleyici anlatım oluyor. Anlatım biçimlerindeki betimleme de betimleyici anlatım oluyor. Şimdi gelelim hikayede anlatım tekniklerine.
Bu teknikler daha çok postmodern romanda kullanıldığı için bunu şimdi durduruyoruz. Roman konusuna gelince göstereceğiz. Ama şu kısım çok önemli. Gösterme ve tahkik etmeyi size anlatacaklar, soracaklar ve burada kafanız karışabilir. O yüzden burayı çok dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bizler de hatta 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızda bununla alakalı tam da sınavda çıkabilecek şekilde sizlere anlattık. Ve olay durum hikayesini bu şekilde sınavda nasıl çıkabilir diye gösterdik. Ardından da bu hikayede anlatım kısımlarında, öyküleyici ve tümleyici anlatım ve işte gösterme anlatım tekniklerinde bu şeyleri sizlere daha detaylı bir şekilde anlattık. Şimdi burayı dikkatli dinlemenizi istiyorum arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Burası çok çok önemli. Şimdi başlıyoruz. Hikayede anlatım tekniklerini göstereceğiz. Gösterme, tahkik etme, pastiş, parodi, ironi. Hiç korkmayın, çok basit bir şey. Böyle acayip İngilizce isimler olunca böyle wow falan diye tedirgin olmayın. Şimdi burada olaylar, kişiler, varlıklar okura doğrudan sunulur. Diyalog, iç konuşma veya bilinç akışı şeklinde olabilir. Yani şöyle oluyor. Şimdi hatırlarsanız bir yazarımız vardı. Yazar zaten konuyla alakasız. Yazarı bilmiyoruz. Belki yazar evde çay içiyor sadece ama bu hikayede savaşçı. Bilemezsin yani. Savaşları anlatıyor. Hayatında hiç savaş görmemiş adam ama savaş anlatıyor. Dolayısıyla yazarı geçin. Şimdi buraya geldik. Bu hikayemiz burada. Tamam, kitabımız burada. Hikaye kitabımız burada. Şimdi burada sen eğer bir anlatıcı varsa, bak anlatıcı varsa, buraya ben bir anlatıcı çiziyordum hatırlarsanız turuncu kalemle. Ama bu sefer göstermede anlatıcı yok. Direkt gösteriyor. Yani tahkik etme, hikaye etme yok. Burada anlatıcı var, burada ise anlatıcı yok. Direkt görüyorsun. Yani şöyle, sen giriyorsun işin içine, kitabın içine. Birisi konuşuyor mesela, iç konuşma yapıyor. Birisinin bilinç akışı aktarılıyor. Ya da karşılıklı konuşuyorlar. Sen burada zaten bunu kim anlatıyor demene gerek yok. Zaten görüyorsun yani. Bu çocuğu nereden tanıyorum bilmem. Belki de hiçbir yerden. Belki de her yerden. Sokakta böyle çocuklar yüzlerce, bir iki değil diye düşündü demiyor bak. Bunu böyle söylüyor zaten. Yani sen mesela bir arkadaşınla konuştuğun zaman orada sana arkadaşının konuştuklarını anlatan biri var mı? Yok, sen onu zaten görüyorsun, izliyorsun. Tiyatroda oyuncuların neler yaptığını söyleyen biri var mı? Mesela tiyatro oyuncusu geliyor, kalemi alıyor, masaya bırakıyor. Sen onu arkadan kalemi aldı, masaya bıraktı diye konuşan birini görüyor musun? Görmüyorsun. Direkt adam kalemi masaya bırakıyor, sen de bunu izliyorsun. İşte gösterme sahneleme tekniğinde de yazar herhangi bir anlatıcı koymuyor. Yazar burada kahramanlar kendi aralarında konuşuyor. Mesela A ile B konuşuyor. Tamam, diyalog var işte. A'nın içinden geçenler iç konuşma şeklinde aktarılıyor. Bu da iç monolog var. A'nın içinden geçenler mantık ilişkisi olmadan aktarılırsa da bilinç akışı oluyor. Yani mesela burada bir mantık ilişkisi var. Bu çocuğu nereden tanıyorum bilmem. Belki de hiçbir yerden. Belki de her yerden. Sokakta böyle çocuklar yüzlerce, bir iki değil diye mantıklı bir şekilde, bak mantıklı cümlelerle içinden konuşuyor. Bilinç akışında ise mantık ilişkisi yok. Mesela bu kedi köpeğime durmadan humurdanacak mı? Sandalyenin üstüne girişten şöyle delik çoraplar. Nasıl yani? Kediden köpekten çoraba geçti. Asma yaprakları daha yemişin. Nasıl baktın? Asma yapraklarına geçti. Sesler neden gelmiyor? Bak gördüğünüz gibi cümleler arasında mantık ilişkisi yok. Bilinç akışı yani. Mesela ben şu anda bilinç akışıyla konuşmuyorum. İçimden geçenleri ölçerek, tartarak söylüyorum sizlere. Bilinç akışı yapsam kafamdan geçen bir sürü sıkıntıyı, derdi, mutluluğu, kederi, düşünceyi hemen aktarırım size. Ama şu anda bilincimden süzüyorum. Ondan sonra sizlere ders alakalı şeyler aktarıyorum. İşte burada hikayenin kahramanı bilincinden akanları direkt akıtıyor. Hiç mantık ilişkisine dikkat etmiyor. Burada ise mantıklı cümleler var. Burada diyalog var. Şimdi gelelim tahkik etmeye. Burada okur hemen her şeyi anlatıcı kanalıyla görür ve öğrenir. Bak şimdi. Şimdi yeniden bir kitap çiziyorum. Yazarımızı çiziyorum. Yazarımız burada. Yazarımız konuya uzak zaten. O orada duruyor. Bir de anlatıcı var şimdi. Şimdi anlatıcı artık anlatmaya başlayacak. Anlatıcı mesela kişileri tanıtıyor. Okura metnin kişilerle ilgili tanıtıcı bilgiler veriyor. Anlatıcı metnin kişileri ayırt edici yönleri tanıtıyor. Konstantin isminde bir herifti. Galata'da bir yazıhanesi vardı. Zahiri tüccarıydı diyor. Yani bak burada anlatıcı Konstantin adlı bir adamı anlatıyor. Bak bu adam Konstantin. Bu K. Konstantin'i anlatıyor, tanıtıyor bize. Burada ise Konstantin'in iç konuşmasını direkt veriyordu yazar ve bize dinliyorduk. Konstantin'in içini dinliyorduk. Yani bir anlatıcı yoktu. Ya da Konstantin'in aklından geçenler bilinç akışı yöntemiyle mantıksız bir silsileyle geliyordu. Ya da burada Konstantin'le işte öbürü konuşuyordu. Diyalog vardı. Burada ise Konstantin'i bize biri tanıtıyor, anlatıcı tanıtıyor. Olay anlatım metindeki olaylar bir anlatıcı tarafından anlatılıyor. Okur olayları anlatıcının bakışından öğreniyor. Yani anlatıcı diyor ki işte Konstantin eve gitti, sonra geri geldi, sonra bunu yaptı, bunu getirdi, bunu yaptı. Bak, dinliyorsun. Delikanlı bunun üzerine yol parası tedarikine çıktı. Fakat evindeki eski çiftliğe 1 liradan fazla veren bulunmadı. 5 lira gibi mühim bir parayı köyde bir araya getirebilmek bir hafta uğraştığı halde mümkün olmadı. Anlatıyor yani. Burada direkt olayı anlatıcı bize olayı anlatıyor. Geriye dönüş anlatımda kronolojik akış kırılarak geçmişe dönülüyor. Kişilerin geçmiş hatırlamaları şeklinde uygulanabiliyor. Şimdi bak
Burada da yine burası hani zaten şunların hepsi, buraya tekrar gelmek istiyorum. Tahkik etme tekniğinin hepsinde bir anlatıcı var yani. Göstermede demek ki şöyle bir kitap düşünüyoruz zihnimizde. Bir yazar var. Burada Konstantin kendi kendine, K harfini çiziyorum buraya, Konstantin. Kendi kendine düşünüyor, konuşuyor, birileriyle diyalog kuruyor. Burada anlatıcı yok. Ama tahkik etme yönteminde kitabımız var, tamam. Yazarımız var, tamam. Yazarımız da burada. Aynı şekilde Konstantin'imiz var, K harfi. Konstantin yine bir şeyler yapabilecek, birileri konuşacak ama bir de burada yani şunların her birinde bir anlatıcı var. Ve anlatıcı bize Konstantin'i tanıtıyor. Diyor ki bak sevgili okur, yazarı geç. Biz de buradayız. Sevgili okur bak Konstantin'e bir adam var diyor, onu tanıtıyor. Konstantin pazara gitti, pazardan domates aldı, olay anlatıyor. Sonra Konstantin'le alakalı geri dönüş yapıyor. Konstantin çocukluğunu hatırladı. Küçükken de pazara giderdi diyor. İç çözümleme yapıyor. Konstantin'in içiyle alakalı bir şeyleri çözümlüyor. Ya da özetliyor. İşte Konstantin böyle 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 şeyler yapmıştır diye Konstantin hakkında özet verebiliyor. Burada ise göstermede ise Konstantin kendi kendine konuşuyor içinden. Mantıksız konuşursa bilinç akışı, mantıklı konuşursa hiç konuşma. Ya da Konstantin işte Juliet'le sohbet ediyor. O da diyalog olarak aktarılıyor. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi geldik buraya. Bunu da geçtik. Kişi tanıtımı, olay tanıtımı, geriye dönüş. Anlatımda kronolojik akış kırılarak geçmişe dönülüyor. Kişilerin geçmiş hatırlamaları şeklinde uygulanabilir. Şehre gidip 3-4 sene kaldıktan sonra köye dönen birkaç kişiyi hatırladı. Bunlar orada hamallık, amelilikten başka bir iş bulamadıklarını ve kaldırımlarda gecelerken köyün sıcak samanlıklarını çok aradıklarını anlatıyorlardı diye geriye dönüş yapıyor. Özetlemede anlatıcı olayları, kişileri ve diğer unsurları özetliyor. İç çözümlemede ise kişiler iç dünyalarıyla yansıtılır, psikolojik tahlilleri yapılıyor ve hakim anlatıcı bak sesi var. Niye? Çünkü iç çözümleme yapıyorsa mecburen diye düşündü demesi lazım. Ve düşün dediği için bak hayıflanıyordu. Olsaydım diye hayıflanıyordu. Yani demek içinden geçenleri düşüncelerini görebiliyor. O zaman bu artık hakim anlatıcı bak sesi oluyor. Şimdi gelelim parodi, pastiş ve ironiye. Parodi ve pastiş ve ironinin çıkma ihtimali biraz zayıf. Bunu sınavlarınızda sorma ihtimalleri biraz zayıf ama yine de hocanız anlattıysa soracak demektir. Burayı da iyi bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şimdi daha önce yazılmış bir metni gülünçleştirerek ele almadır. İçerikle ilgilidir. Mizah oluşturmanın temel unsurlarından. Yani bir roman var mesela atıyorum Romeo ve Juliet. Ondaki bazı aşk sahnelerini yeniden içine alıp dalga geçiyor ona, mizah oluşturuyor. Pastiş ise çeşitli metin türlerinin biçim ve anlatım özelliklerini taklit etmedir. Parodiden ayrılan yanı mizahın amaçlanmamasıdır. Mesela bir hikaye var, örnek veriyorum. Bu veya bir roman. Bu romanın içerisinde bir masaldaki anlatım tarzı konuyor bir anda. Yani oradakini öykünüyor, alıyor, kopyala yapıştır şeklinde buraya pastiş ediyor. Yani postiş gibi, yani postit gibi düşünün. Öykünüyor, taklit ediyor. Burada amaç mizah değil. Burada masallardan, halk hikayelerinden anlatımı taklit ediyor. İroni de bir takım olguları ya da eserleri alaycı bir anlatımla ele almak, söylenmek istenen şeyin ters söylenerek eleştiri yapmak oluyor. Şimdi arkadaşlar konumuz bitti. Yapmanız gereken şey çok basit. Burada zaten sizlere her şeyi çok detaylı bir şekilde anlattık. Sizler mutlaka 0'dan 9'a Türk Dil Edebiyatı kitabımızda bu konuyla alakalı hazırladığımız kendi el emeği göz nuru notlarımızı ve yanındaki soruları dikkatli bir şekilde çözerek, tekrar ederek yazılı sınavlarınıza ve normal sınavlarınıza hazırlanabilirsiniz. Burada anlatım tekniklerini ve sonrasında DBX konularını anlattık. Konu soru yöntemini buradan çalışmalısınız. Dinamo 9. sınıf kitabı olan arkadaşlar da mutlaka buradaki hikayeyle alakalı hem kazanımlara baktıktan sonra örnek soruları, test sıraları bitirsinler. Hem de burada hem tekrar testlerimiz var gördüğünüz gibi. Aynı zamanda burada ÖSYM tarzı sorular da var. Yani üniversite sınavlarında buradan sorular geliyor demişim ya, o tarz soruları da çözebilirler. Bir de tabii ki yazılı sınav soruları var. Yazılı sınav sorularını çözdüklerinde en yüksek notları, en güzel başarıları elde edeceklerine eminiz arkadaşlar. Konumuzu bitirdik. Biraz detaylı anlattık ama hiçbir eksiği bırakmamaya çalıştık. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın. Yorumları yollayın arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimize hoş geldiniz. Ben tarih öğretmeni Osman Sarı. Şimdi bu dersimizde neden tarih, zamanın taksimi gibi özellikler üzerinde duracağız. Tabii neden tarih, tarih çeşitleri, takvim çeşitleri, olay olgu kavramları da içerimizde var ama ünitemizin adı veya işte dersimizin adı neden tarih ve zamanın taksimi. Burada hangi ödevleri yapacağız? Bu dersin sonunda hangi ödevlerimizi yapacağız ona bakalım. Öncelikle 0'dan 9'a tarih soru bankamızda 18 ve 23. sayfaları çözüyoruz. 9. sınıf Dinamo soru bankamızdan 14 ile 28. sayfalar ki bunlar aslında örnek sorular olarak karşımıza çıkıyor. Asıl ödevimiz 24 ve 34. sayfalar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar.
Sıfırdan 9'a tarihte 18-23 dedik ama yani çok fazla mı? Hayır arkadaşlar, uyaralım bir daha. Bu kitabımızda ne vardı? Aslında konu geçişleri vardı. Yani bir sayfa konu anlatıldıktan sonra bir sayfa örnek sorular vardı. Yani korkmayın, çok fazla soru yok. Hadi başlayalım. Öncelikle neden tarihle başlıyoruz? Şimdi her öğrenci şu soruyu çok sorar. Ya neden tarih dersi görüyorum ki? Aslında her öğrenci şunu başka diyor. Ya ben bu dersi neden görüyorum? Ya ben tarihçi olacağım, matematik dersiyle ne alakam var? Ya da işte ben işte gideceğim doktor olacağım, tarih dersiyle ne alakam var? İşte bunu bile ÖSYM gördüğü için bunu soru olarak karşımıza çıkardı. Şimdi tabii ki konusu da var. Öncelikle milli değerlerimizi tanıyarak vatana, bayrağa, toprağa saygı göstermeyi öğretiyor. Şimdi yani toprak nedir dendiğinde birisi için nedir? Sadece işte bitki yetişen üstüne bastırılmış şeydir. Ama birisi diyor ki burası vatandır. Bunun için biz kan döktük. İşte bunu söyleyebilmemiz için, yaşadığımız toprağa sahip çıkabilmemiz için öncelikle bu toprak için hangi bedeller ödediğimizi bilmeliyiz. Bunu da ancak tarihle öğreniriz. Aksi halde Türkiye bizim için bir anlam ifade etmez arkadaşlar. Yine bununla bağlantılı bir neden, milli kimlik tarih bilinci oluşturarak ulusal dayanışmayı güçlendiriyor. Milli kimlik tarih bilinci oluşturarak ulusal dayanışmayı güçlendiriyor. Bakın Afrika'ya sömürge diyoruz değil mi? Afrika neden sömürge? Çünkü Afrika bir ulus olamadı. Afrika'da kabileler var. Her kabile kendi bölgesinde takılıyor. Bu nedenle Fransa çok kolay gidip orayı sömürgeleştirebiliyor. Ama biz tarih dersiyle birlikte, tabii ki tarihten gelen kültürel özelliklerle birlikte ne yaptık? Bir Türk kimliği ortaya koyduk. Bu Türk kimliği üzerinden vatanımıza sahip çıkıyoruz. Bu da dışarıya karşı birlik beraberliği güçlendiriyor. İçeride ulusal dayanışmayı güçlendiriyor. Belki siyasi partilerimiz farklı olabilir ama sokakta birine yol vermeye kalktığımızda acaba bunun partisi nedir demiyoruz. Bu bizim insanımız diyoruz değil mi? İşte birlik olmayı kolaylaştırıyor. Hani Atatürk'ün bir sözü var ya, dışta güçlü olmanın yolu içte güçlü olmaktan geçer. İşte tarih bize aynı zamanda bu şuuru kazandırıyor. Peki başka? Geçmişte yaşanmış acılara neden olan olayların tekrar edilmemesi için çaba harcanmasını sağlar. Empati kurmayı sağlar. Bakın geçmişte şöyle bir şey olmuş. Aman dikkat arkadaşlar, biz yapmayalım falan deriz. Niye? Çünkü o acıların neler olduğunu gördük. Ya da bize yapılmaya kalktığında hop diyelim. Yani buradan baktığımız zaman aynı zamanda ders almayı sağlıyor değil mi? Ve mevcut sorunların kökenine inmeyi sağlıyor. Bu sorunları çözmeyi sağlıyor. Şimdi 1993-96 sürecinde bir Bosna Savaşı yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler var olan mülkiyet sorunlarını çözmeye kalktı. Ne yaptı? İstanbul'a geldiler, Osmanlı arşivlerini incelediler. Bu vesikalara bakarak, yani Osmanlı arşivleri üzerinden ne yaptılar? Bosna sorunu çözdü. Yani günümüzdeki sorunların geçmişte gizli olduğunu görüyoruz kaynağı. O zaman o kaynaklar üzerinden günümüzdeki sorunlara çözüm bulabiliyoruz arkadaşlar. Burada dini nedenler, kültürel nedenler, etnik nedenler, sosyal nedenler olabilir. Bakarsın oraya, getirirsin buraya, yeni bir sonuçla karşımıza çıkarız. Bu arada kültürler arası gelişme gözlenerek insanlar yeni bilgilere sahip olabiliyor. Şimdi ben Avrupa'yı incelerken Rönesans'a bakıyorum. Ve Rönesans'ın Avrupa'ya katkısını görüyorum. Reform'u inceliyorum. Reform üzerinden acaba dinsel konularda nasıl bir dikkatli hareket içinde olmalıyım, bunu görüyorum. Veya başka milletlerin tarihinden buluşları alıyorum, icatları alıyorum, felsefik düşünceler alıyorum. Böylece milletimi ne yapıyorum? Bir sentez kültürle birlikte çok daha fazla geliştirebiliyorum. Aynı zamanda ne yapıyorum? İnsanların olaylara bakış açılarının değişebileceğini gösteririm. Tarihçi şimdi tek bir yönden değil, her yönden değerlendirmeli. Çok farklı düşünceler olabilir. Tarihçi ne yapabiliyor? Olayları sebep-sonuç zincirinde değerlendiriyor. Ama aynı sebepten pek çok sonuca gidilebilir. Şimdi bırakın tarihi, sosyal hayatta bile bir durumla karşılaştığımızda tek bir sonuçla bakıyorsak ne yapmıştık? Kitlenmişiz demektir. Herhangi bir olaya böyle olursa bu sonuç gelebilir. Ama bu şekilde değişirse bu başka sonuca gidebilir diyor. Yani tarih olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurma becerisini geliştirdiği için sosyal hayatta, iş hayatında veya aile hayatında bile tarihi bilgiye bağlı olarak
kendimiz ya da etrafımızdakiler için daha doğru bir tutum ve davranışa yönelebiliriz. Neden tarih konumuz da böyle? Bu arada bir kavram var. Boşluk doldurma sorusunda yer alabilir ya da AYT sorusu olarak gelebilir. Vaka nüvis nedir? Vaka nedir arkadaşlar? Vaka olay demektir, değil mi? Vaka olay demektir. Ha, o zaman vaka nüvis olayları kaydeden demektir arkadaşlar. Vaka nüvis olayları kaydeden anlamına gelmektedir. Osmanlı tarihinde olayları kaydediyorlar bunlar. Bunlar daha çok mesela padişahlarla falan gezerlerdi, giderlerdi, olayları yazarlardı ki Osmanlı Devleti'nde bu manada vaka nüvisler naime üzerinden devam eder diyebiliriz. Ama siz basitçe şöyle düşünün. Vaka nüvis tarihi olayları kaydeden yazıcılardır. Kalanına girmenize gerek yok şu an için. 11. sınıfta diğer tarihçilerden bahsedebileceğiz. Şimdi tarihi olaylar incelenirken dikkat edilmesi gereken ilkeler nelerdir? Yani bir olaya bakarken hangi ilkeleri önemsemeliyiz? Tabii ki yer zaman sebep sonuç olmalı, değil mi? Tarihçi bir olayı araştırırken yer zaman bildirmiyor, sebep sonuç bildirmiyorsa hikaye anlatıyordur. Bunlar olmalı. Peki başka ne olmalı? Olaylar ulaşılabilen tüm kaynaklarla araştırılıp öğrenilmeli. Yani ulaşılabilen tüm kaynakları bulacaksın. Ya bunları dikkat alayım da bunlar olmaz öyle şey. O zaman objektif bir sonuca gidemeyiz. Başka çok önemli, çok sorulur olaylar yaşandığı dönemin şartları içinde dikkate alınmalı, incelenmeli. Şimdi biz baktığımızda günümüz duygularıyla geçmişe baktığımızda sıkıntılar yaşayabiliriz arkadaşlar. Çünkü günümüzdeki değer yargılar o dönemin değer yargılarına göre çok farklı. Şimdi mesela diyor ki adam İslam'ı yaymak için ne yaptı? İşte gitti şuraları fethetti. E tamam da fetih o tarihlerde çok normal bir şeydi ki. Ya da işte barbar Türkler İstanbul'u Rumların elinden aldı. O tarihte herkes herkesten her şeyi alabiliyordu. Çünkü büyümeye yönelik bir devlet yapısı vardı. Git o toprakları al. O dönemde ulus milliyetçiliği diye bir şey yoktu ki. O toprak eline geçen herkesindi. Ve zaten halklar yine orada yaşamaya devam ediyordu. Eğer işte bir dinsel ya da etnik baskı olmuyorsa. O zaman dönemin şartları içerisinde değerlendirilmeli. Fatih Sultan Mehmet kardeş katli yasasını çıkarmış. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'in kardeş katli yasasına günümüzden bakarsak barbarlık olarak gelebilir ama yani o tarihte yapılacak bir şey yok. Çünkü o tarihte ne vardı? Hanedana dayalı yönetim vardı. Binlerce insan öldükten sonra kardeşler öldürülüyordu bir kişi kalıncaya kadar. Şimdi diyor ki bari diğerleri de önceden öldür de binlerce insan ölmesin. O günün koşullarıyla bakıyoruz. Başka? Tarih bilgiler değişebilir. Yani kesin değil. Bak bütün bilgiler değişir demiyoruz. Mesela bazı kazılar yapıyoruz bilgilerin doğruluğunu kanıtlıyor. Ama bazı kazılarla kazılarda da şunu görüyoruz. O bilgi doğruymuş gibi. Yani mesela bir zamanlar çok yakın tarihler aslında 1980'lerin sonlarına kadar. Türkiye'de tarih dersinde şu anlatılırdı. Osmanlı dinarına ait ilk para Orhan Bey döneminde bastırılmıştır. Sonra 90'lı yılların başına gelindiğinde dediler ki yok bu bilgi değişti. İlk para Osman Bey dönemi. Niye? Yeni bir belge bulduk. Osman Bey dönemi parası bulduk. Artık ne diyeceğiz? İlk para Osman Bey dönemi. Bunun gibi şeylerden bahsediyoruz arkadaşlar. Peki başka ne var dersek? Tarihi olayların incelenmesi için üzerinden belli bir zamanın geçmesi gerekir. Yani öncelikle olaydan etkilenen neslin ölmesi gerekir. Niye? Çünkü o birebir ona şahit olmuş. Kendini tarafsız tutamaz. Yani günümüzde Amerika'nın Irak'ı işgalini anlatmaya kalkarsak sıkıntı çıkar. Çünkü olaydan etkilenen kişiler halen yaşıyor. Ve tabii ki üzerinden belli bir zaman geçtikçe de belgeler ortaya çıkıyor. Tüm belgeler açık değil ki. Şu anda mesela devletlerin arşivleri çok nadirdir. 20 yıl 30 yıl öncesine kadar açık olanlar bile nadir. 50 yıl öncesine kadar olan belgeler çoğunlukla dünyada açılmıştır. O yüzden belgelerin de ortaya çıkmasını bekleyeceğiz. Olaylarda rolü olan şahısların katkıları dikkate alınmalı. Atatürk olmadan inkılap tarihi anlatamayız arkadaşlar. Ya da Hazreti Peygamber'in özellikleri niteliklerine bakmadan İslam tarihi olmalı demek istiyoruz. Ya da bir fetihteki bir kahramanı mutlaka dikkate almak zorundayız. Başka tarih olaylar tekrarlanamaz. Bakın tarih tekerrürden ibarettir ifadesi mecazdır arkadaşlar. Bir teşbihtir arkadaşlar. Burada anlatılmak istenen yani tarih tekrar eder değil. Tarih benzer sonuçlar yol açar. Çünkü tekrar deney ve gözleme dayalıdır.
suyu aynı basınçta kaynattığınız, ısıttığınızda hep aynı ısıda kaynamaya başlar. 100 kere de 1000 kere de deneseniz aynı. Ama bizim tarihi kişilerimiz ölmüş. Olayla ilgili tüm kaynaklar geçmişten yaşanmış bitmiş. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Tarihi gidiyorum geçmişteki belgelerle araştırabiliyorum. Tarihte deney gözlem bu nedenle yoktur. Tekrar yoktur. Aman dikkat, bu nedenle sosyal bir bilimdir. Bu nedenle biz belge kullanmak zorundayız. Bu nedenle var olan belgeler değiştikçe tarih değişebilir diyoruz. Bununla ilgili çok soru gelir arkadaşlar. Bakın çok soru gelir. Tarih tekerrürden ibarettir. Yanlış. Tarih tekrar etmez. Tekrar pozitif bilimlerde, deney gözlemin olduğu bilimlerde gerçekleşebilir. Biz sosyal bilimiz. Peki. Şimdi gelelim yazım şekillerine göre tarih çeşitlerine. Öncelikle hikayeci tarih. Öncüsü Herodot'muş. Yer zaman bildirmesine karşın olaylar arasında sebep sonuç ilişkisine de bakılmıyor. Yani hani bazen konuşurken dersini de ya hikaye anlatma falan. Niye hikaye anlatma? Çünkü hani inanırlığı, güvenilirliği tartışmalı. İşte burada da arkadaşlar böyle bir durum söz konusu. Burada da böyle bir durum söz konusu. Ama bu arada bir soru var şimdi. Öğrenciyle hani Herodot'tan önce de bir takım kronoloji cetvelleri olsa da diyor paragrafta. Tarih biliminin öncüsü olarak Herodot kabul edilir. Neden? Cevap araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazması. Ama öğrenci diyor ki hocam siz buna ne dediniz? Siz buna dediniz ki tarih ile sebep sonuç ilişkisi falan yoktur. O zaman objektif değildir dediniz. Öyleyse arkadaşlar bu yanlış mı? Hayır. Herodot'la birlikte tarih bilim öncüsü diyoruz ama yani burada objektif tarih demiyoruz. Sonra ne geliyor? Öğretici tarih. Yani pragmatik tarih. Sorulur. Kimdir bunun öncüsü? Tukidides. Öncesi Tukidides. Şimdi tabii burada ne varmış tanımında? Amaç pragmatik. Ne demek pragmatik? Faydacı demektir arkadaşlar. Yani derdi objektif sonuca gitmek değil arkadaşlar. Derdi yaşanmış olaylardan ders çıkarmaktır. Yani bunun amacı biz Kurtuluş Savaşı'nı neden yaptık? Yok şununla ya arkadaş diyor bak diyor sen bilimsel açıdan geri kaldın. Teknolojik açıdan geri kaldın. Bu nedenle işte gittin Kurtuluş Savaşı yapmak zorunda kaldın. Eğer sen bundan ders çıkarırsan onlara bakıp bunları düzeltirsen o zaman bir daha Kurtuluş Savaşı yapmazsın. Veya kahramanlıkları öne çıkar. Bak şöyle bir kahraman vardı. Bu kahraman şöyle başarılı yaptı. Hadi siz de kahraman olun. Bir çeşit gaz verme tarihi de denebilir. Neden nasılcı tarih? Ki en baştan beri konuştuğumuz tarih metodu. 19. yüzyılda karşımda çıkan bir metottur arkadaşlar. Yer zaman, sebep sonuç, belge, objektiflik her şey vardır. Böylece saltanat tarihinden, saltanatlar tarihinden dünya çıkmış bilimsel tarihe yönelmiştir. Ve sosyal tarih var. Soru olarak sorulmaz arkadaşlar sosyal tarih. Bu ana fikir olarak sosyal tarih şunu inceler. Olayların toplumsal yapı etkisi nedir? Yani Malazgirt Savaşı'nın örnek verelim. Sebeplerinin sonuçlarının değil, Malazgirt Savaşı'nın Anadolu'daki sosyal değişimi üzerinde durur. Olayların toplum olan etkisine bakar. Kavimler göçüyle birlikte Avrupa'daki sosyal değişmeleri inceler. Ama bu pek soru olarak sorulmaz. Çünkü adam mesela Malazgirt Savaşı ile birlikte Türkler Anadolu'ya girdi. İşte Anadolu'ya girişle birlikte Rumlar Batı Anadolu'ya da adalara göç etti. Anadolu'da Türk nüfus artmaya başladı falan. Aslında bu sosyal tarihin alanına giriyor. Fakat burada siyasi tarih de var kardeşim. Hani Malazgirt Savaşı falan diyorsun. Ondan sonra burada aynı zamanda öğretici tarih de diyebilirsin. Çünkü işte Türkler Anadolu'ya savaşla birlikte fethederek yerleşmeye başladı falan. Karışır. Yani böyle çok net değildir. Daha çok yanlış seçenekler içinde yer almaktadır arkadaşlar. Peki şimdi gelelim ilgili oldukları alanlara göre tarih çeşitlerine. Zamana göre bir tarih çeşidi var arkadaşlar. İlk çağ tarihi, 20. yüzyıl tarihi, orta çağ tarihi. Mekan ne demek? Yer demek. Anadolu tarihi, Asya tarihi. Konuya göre dediğim zaman bilim tarihi, sanat tarihi, kültür tarihi, dinler tarihi falan. Burada tek bir soru vardır. Neden tarihi böyle bölüyoruz? Zamana, mekana, konuya göre tarihi neden bölüyoruz? Basit. Daha kolay öğrenebilmek ve öğretebilmek için. Çünkü ben tarihi bir bütün olarak anlatmaya kalkarsam kıyamet kopar. Şimdi Osmanlı tarihini kültür tarihinden ayırmadan anlatırsam ne olur? İşte Orhan Bey gitti işte Çimpe Kalesi'ni fethetti. Sonra kalktık işte şey yaptık.
Ya müsellemah doğru kurduk hadi onu anlatalım. Birinci Murat geldi gitti Sırp Sınırlı Savaşı'nı yaptı. Sonra ne yaptı? Tımar sistemini geliştirdi falan. Ne? Yani her şey birbirine girer. İşte bölüyoruz ki normalde böyle bir bölme mümkün çok zordur. Ya yani bölünmesi de doğru değildir. Ama kolay anlatabilmek için, kolay öğrenebilmek için tarih, zaman, mekan konuya göre ayrıştırılarak incelenir. Peki tarih dönemlendiriliyor. Nasıl başlıyor? Bir kere tarihin dönemlendirilebilmesi için öncelikle yazı gerekli. Yazı sayesinde insanlık tarihin kaydını tutmaya başlıyor. Ve bu sayede de ne yapıyor? Öncelikle tarihi, tarih öncesi dönem ve tarihi dönem diye ayırıyoruz. Bir, tarihin dönemlendirilmesindeki ilk bakışımız yazıdan önceki dönem. Tarih öncesi, yazı sonrası, tarihi dönemde ayırdık. Göreceğiz bunu arkadaşlar. Sonra tarih çağları ayıracak. İlk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi tarih çağları ayrılacaktır. İşte tarihin çağlara ayrılmasında ilk orta çağ falan filan gibi özelliklere baktığımızda ilk bir soruyla karşılaşıyoruz. Bu dönemlendirme ne kadar doğru? Hadi diyoruz kavimler göçüyle ilk çağ bitti. İstanbul'un fethiyle orta çağ bitti. Bu dönemlendirme arkadaşlar ne kadar doğru? Şimdi toplumlar geçmişi dönemlendirirken bakın toplumlar geçmişi dönemlendirirken neyi? Kendi tarihlerindeki önemli olayları esas almıştır. Bakıyorum burada Çin yok. Burada Orta Asya yok. Afrika hiç yok. İşte bu dönemlendirmeyi arkadaşlar kim yapmış yukarıdaki dönemlendirmeyi? Avrupalılar. Avrupalıya göre hazırlanmış. Hatta biz İstanbul'u fethediyoruz ya Avrupalılar İstanbul'u fethedemez. Rönesans der ya da hümanizm akımının doğması der. Yeni çağ başlangıcı olarak. Peki Avrupalı tarihçiler bu dönemlendirmeyi yaparken nasıl bir ayrışım içine girmişler? Kavimler göçü ve İstanbul'un fethi gibi olayları da almışlar. Neden? Çünkü kendilerini etkileyen olaylardır arkadaşlar bunlar. Kendilerini etkileyen olaylardır. Peki mesela şöyle bir diyelim. Şimdi biz orta çağ diyoruz mesela ispatlamak adına. Orta çağ bizim için karanlık bir çağ mıdır? Mesela şimdi hani ispat için konuşuyoruz. Adam diyor ki orta çağ karanlık çağ. Ama bizim için orta çağ bilim çağı. Bilimde sanatta devrim yaşanan dönem. Aynı dönemde Avrupalılara baktığımızda aynı dönemde arkadaşlar kadınlar cadı olduğu gerekçesiyle yakılırken İslam dünyasında bilim sanat doruk noktadadır. Dolayısıyla şimdi hani dönemlendirme yapılırken biri şöyle biri böyle yapıyor. Tamam çağları ayırıyor ama bu çağlar da yine tarihi daha kolay incelemek, öğrenmek, öğretmek içindir. Herkes kendisini dikkate alır ya da kendini etkileyen olaylara dikkate alır ama evrensel bir yaklaşım mıdır? Tartışılmak zorundadır. Peki, şimdi gelelim zamanı, şimdi dedik ya zamanı bölüyoruz diye, zamanı bölmekte kullandığımız bir kavrama, takvim. Şimdi insanlar dün, bugün, yarın dedikleri an itibariyle takvim bilimine ihtiyaç duyarlar. Ve bizim karşımıza çıkacak ilk takvim Sümerler tarafından icat edilen ay yılı esaslı takvimler. Sümerler, Mezopotamya uygarlığı Sümerler, aya ve yıldızlara tapıyorlar ve gök cisimlerinin, gece gök cisimlerini inceleme ihtiyacıyla birlikte Ziggurat adıyla bilinen tapınakların en üst katını rasathane olarak, gözlemevi olarak kullanıyorlar. Bu rasat sürecinde ilk burçları buldukları gibi ilk ay yılı esaslı takvimi de yapacaklardır. Ama ilk güneş takvimini arkadaşlar Mısırlılar yapmıştır. Nil Nehri taşma usulü akan bir nehirdir. Güneyden kuzeye doğru akar bu arada ve bu nehirin taştıktan sonraki süreçte suların çekilmesiyle birlikte nehrin etrafında verimli bir alüvyon tabakası birikiyor. Ve sular çekilince oralar ekiliyor. İşte Mısırlılar ne yapmış? Bir yılı üç mevsime bölmüş. Taşma, tohum atma, biçme şeklinde. Bir yılı üç mevsime bölmüşler. Taşma, tohum atma, biçme şeklinde. Burada şu cümleyle karşılaşırım o zaman. Toplumların ihtiyaçları bilimsel çalışmaları ne yapar? Yönlendirir. Adam bir yılı üç mevsime bölmüş. Taşma, tohum atma, biçme. Nehir ne zaman taşacak? Sonra sular ne zaman çekilecek ben tarlamı ekeceğim? Sonra
ne zaman hasat yapacağım? İşte takvimlerde sorulan bir noktada bilimsel çalışmaların ihtiyaçlar ya da takvimler değil aslında genel bir kavram olarak çıkar bu karşımıza. Bilimsel çalışmalar dini inançlarla birlikte ihtiyaçların sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu takvim arkadaşlar dünya ekonomisini yönlendiren güneşten dolayı pek çok toplum tarafından kabul edilmiştir. Mısır'dan İyon'a geçmiş, geliştirmişler. Yunan'a geçmiş, geliştirmişler. Roma'da Julius Caesar. Sıfır başlangıç yılı olarak Roma'nın kuruluşuna olarak takvimi kullanmış. Hatta Julius July adına ismini vermiş. Sonra Papa 13. Gregorian döneminde takvimde düzenleme yapılmış. Sıfır ileri alınmış. Çünkü 365 gün 6 saate göre düzenlenmişti ama 365 gün 5 saat 48 dakika oldu anlaşılıyor bir güneş yılı. Bu nedenle ne yapılacaktır? Sıfır ileri alınacaktır. Ve bu tarihten itibaren Gregorian takvimi. Hani Christmas'ta Hazreti İsa'nın doğumuyla şu anda 1 Ocak arasında 5 günlük bir fark var. İşte bu fark burada oluşuyor. Sonra miladi takvimle karşılaşacağız arkadaşlar. Yani ismi değişecek. Özellikle protestanlar reform olaylarından sonra buna doğum takvimi, miladi takvim diyeceklerdir. Peki, Türkler hangi takvimi kullandı? Türklerin kullandığı takvimlerin ilki 12 hayvanlı güneş yılı esaslı Türk takvimidir. İlk takvim 12 hayvanlı güneş yılı esaslı Türk takvimi. Yalnız buraya dikkat. 12 hayvanlı denme nedeni her aya bir hayvan ismi verildiği için değil arkadaşlar. Her yıla bir hayvan ismi verilirdi. Mesela biz şu an itibariyle 2023'teyiz. Tabii Ocak'tan sonra 2024 diyeceğiz. Hangi yıldaymışız? Tavşan yılındaymışız. 2024 olduğunda balık yılı olacak. Çünkü gök cisimlerinin insanları her yıl farklı doğal canlılara göre etkilediğine inanıyorlar. Hayvanlara göre etkilediğine inanıyorlar. Her yıla bir hayvan ismi. Aylar rakamsal olarak anlatılır. Birinci ay, ikinci ay, üçüncü ay gibi anlatılmaktadır arkadaşlar. Sonra ikinci takvim. Hicri takvime geçtik. Ne zaman? Gaznelerden itibaren. Müslüman olan Karahanlılardan sonra gelen Gaznelerden itibaren Orta Asya'da biz bu takvimi kullanmaya başladık. Aslında bu takvim, Hicri takvim, Sümer kökenli takvimdir arkadaşlar. Hicri takvim Sümer kökenli bir takvimdir. Sümerlerin icat ettiği bir takvim. Ay yılı esaslı. Ama Hazreti Peygamber'in hicretini sıfır başlangıç yılı olarak aldığı için 622 yılı sıfır başlangıç olarak kabul edildiği için Hazreti Ömer döneminden itibaren bu takvime hicri takvim denmiştir. Ancak sonra Türkler hicri takvimle aynı anda bakın. Türkler hicri takvimle aynı anda güneş yılı esaslı takvimler kullanmak durumunda kalmışlar. Kimler bunlar ve hangi takvimler? Mesela Selçuklular. Sorulur, bilgi olarak sorulur. Aman dikkat. Celali takvimini kullanmış Selçuklular. Sultan Melikşah'ın lakabı Celali olduğu için arkadaşlar. Ömer Hayyam ve ekibi tarafından hazırlanan, tabii Melikşah tarafından, Melikşah döneminde hazırlandığı için bu takvim Celali takvim denmiş. Güneş yılı esaslı. Sonra Osmanlı Devleti'ni görüyoruz. Yine sıfır başlangıç olarak icat alan Rumi takvimi görüyoruz arkadaşlar. 16. yüzyılın başlarından itibaren kullanılacak. Güneş yılı esaslı olarak. Ve sonra Cumhuriyet'le birlikte miladi takvim. İşte burada şu soru çok sorulur. Ha önce şu sorulur. Hangi takvim hangi dönem? Büyük Selçuklular döneminde Celali takvim. Osmanlılar döneminde Rumi takvim. Osmanlıların son yıllarında ve Cumhuriyet döneminde 1917 itibariyle miladi takvim. Fakat şu soru sorulur. Neden? Neden Türkler Hicri takvimle aynı anda Celali takvimi, Rumi takvimi, Miladi takvimi kullandı? Aynı anda derken tabii ki Hicri takvimle herhangi birisi. Çünkü şimdi bakın Hicri takvimde bir ay yılı 354 gündür ve 8 saati var. Güneş takvimi olan Mısır takviminden gelen Miladi takvimde ise bir yıl 365 gün, 5 saat 48 dakika falan. Oruç tutanlar bilir arkadaşlar. Ya da ailede oruç tutanları falan. Ya Ramazan ayı yaza geldi falan. İşte günler kısaldı uzadı derler. Çünkü her yıl Ramazan ayı 10 gün önce gelir. Çünkü her yıl hocam burada 11 günlük fark görüyoruz. Bir de artık yıl var. Şubat ayı var. Saat farkları var. Arada bir 11 de olur bu aslında ama biz genelde onu kullanırız. 10 gün önce gelir. 354-365. Mesela 20 Nisan'da bu sene oruç tuttuk. Seneye 10 Nisan. Ondan sonraki sene İşte 31 Mart falan gibi gidecek. Çünkü kısa. Ne alaka? Şimdi şöyle düşünün. Devletler kanunlarla yönetilir arkadaşlar. Devletler kanunlarla yönetilir. Hükümler kalktı dedi ki biz Rebiülevvel ayının 1 ile 20 arasında tarım gelir vergisini toplayacağız.
Ve kanun çıktığında diyelim ki Rabi ile Vel ayı Eylül ayına denk geliyordu. Tam da tahıl vergisi, tarım gelir vergisi toplama uygun bir ay. Ama aradan 15 sene geçiyor. Bizim Rabi ile Vel ayı Eylül'den Ocak ayına gidiyor. Ocak ayında tarım gelir vergisi toplanır mı? Toplanmaz. İşte bu sıkıntılar nedeniyle arkadaşlar güneşli esaslı takvimleri kullanıyoruz. Ekonomik ihtiyaçları karşılamak için. Güneşli esaslı takvimler. Peki hicri takvim niye var? O dini günleri hesaplamak için gerekli. Ramazan ayı diyeceğiz. Kurban bayramı diyeceğiz. Nasıl? Hicri takvime göre yapacağız. İşte bu nedenle bu takvimler birlikte kullanılacaktır. Bir zaman çizgimiz var arkadaşlar. Bir sıfır diyoruz. Herhangi bir yere sıfır. Bütün kavimler bir yere sıfır adını bir sıfır derler arkadaşlar. Bir yere sıfır diyecekler. Mesela Yunanlar ilk olimpiyatları M.Ö. 776'ya sıfır demiş kendi takvimlerinde. Museviler'e baktığında 3760 sıfır almışlar. Miladi takvimde de sıfır nereye denk gelmiş? Hazreti İsa'nın doğumuna. Öncesine M.Ö. sonrasına M.Ö. diyoruz. Milattan öncesiyle beraber bir de tarih öncesi tarihi devirler diye ayrışıyoruz. Bakın milattan önce ile tarih öncesini karıştırmayalım. Tarih öncesi devirleri neyle başlatıyoruz? Ya da bitiriyoruz pardon. İlk yazıyla. Tarihi devirleri ilk yazıyla başlatıyoruz. Buna dikkat arkadaşlar bakın. Nerede? Milattan önce 3200'den öncesine tarih öncesi diyoruz. Sıfırdan 3200 öncesine. Çünkü yazı yok değil mi? Yazıyla başlıyor. Tabii tarih öncesi devirler kendi içinde taş ve maden devri olarak ayrıştırırken tarihi devirler ilk çağ, orta çağ, yeni çağ, yakın çağ gibi ayrılıyor. Tarih öncesi devirler tabii kendi içinde taş madeni de bölüyor. Kaba, yontma, cilal, taş, bakır, tunç, demir gibi. Milattan önce ile tarih öncesini karıştırmıyoruz. Sıfırdan öncesine milattan önce 3200 ilk yazıdan öncesine tarih öncesi diyoruz. Peki. Bir de yüzyıl kavramı var arkadaşlar. Şimdi yüzyıllara baktığımızda, şimdi zaman geçmişten günümüze akıyor değil mi? Zaman geçmişten günümüze akıyor. Yani böyle geliyor zaman. O zaman ben milattan sonrakini kolay ölçebilirim. Niye? Çünkü 0 ile 50 arasına birinci yarı, 50 ile 100 arasına ikinci yarı. Kolay olsun dedik. Aslında 49'un sonu. 50'den başlayarak işte 99'a kadar olanı da ne diyoruz? İkinci yarı diyordum. Şimdi birinci çeyrek 0-24. Hani kolay öğrenin diye 0-25-50-75-100 diyoruz ama 24'ün sonu 25'in başı. Bir daha uyarıyorum arkadaşlar. 24-49 arası ya da 50-74 arası falan diye gidiyor. Peki arkadaşlar. Burada püf nokta şurada. Bakın biz buradan itibaren tarihlendirme yapıyoruz değil mi? Tarihlendirmeyi buradan itibaren yapıyoruz. Ama zaman geçmişten günümüze akıyor. O zaman acaba birinci çeyrek tarih öncesinde nerede? Birinci çeyrek tarih öncesinde nerede diye baktığımda arkadaşlar önde yaşanan burası olduğu için birinci çeyrek buradadır. Bakın burada büyük rakam son çeyrek. Burada büyük rakam ilk çeyrek. Çünkü insan önce burayı yaşıyor, sonra bunu yaşıyor, sonra bunu ve sonra en son burayı yaşıyor. Dolayısıyla baktığınız zaman adam bakın şimdi 1453 dersiniz. 1453 milattan sonra 1453 15. yüzyılın ikinci yarısı. Bu arada yüzyılları bulurken ne yapacağız? Mesela 1453 dedik değil mi arkadaşlar? 1453 dediğim zaman benim şunu yapmam gerekiyor. Son iki rakamı silmem gerekiyor. 14 artı 1 eşittir 15 değil mi? 15. yüzyıl oldu. Yüzyıl mesela biz şu an 2023'teyiz ama 21. yüzyıl diyoruz değil mi? Böyle bir şey düşünmemiz lazım. Sonra bu çeyreklere dikkat edin. Aman bir soru geldiğinde mutlaka bu çizgiyi çekin. Şu çizgiyi çekin arkadaşlar. Ondan sonra sıfırdan önce sıfırdan sonra diye bakın. Çeyrekleri böyle koyup onu hesaplayın. Ayrıca Roma rakamlarımız var. Roma rakamlarını bilmezseniz çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. O nedenle 20'ye kadar Roma rakamlarını bilmeliyiz tarih sorularını çözebilmek için. 1, 2, 3, 4, 5 kolay. 1 çubuk, 2 çubuk, 3 çubuk. Sonra 5 var. 5'in sonuna bir çizgi koyduk. 4 oldu. Aldık şimdi 5'i. Ve 5'in sağına koymaya başladık. 1 çubuk, 6, 2 çubuk, 7, 3 çubuk, 8, 4 çubuk yok arkadaşlar. Onun soluna bir tane çubuk koyunca ne oluyor? 9 oluyor. Sonra 10'u aldık. 10 rakamını aldıktan sonra bakın 10 aynı her yerde. Buradan aldıklarımızı yanına koyuyoruz. Yani 10 sayısını alıp rakamını alıp ne yapmış olduk? Yanına koyduk. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 diye gidecek. Yani aslında zor olan noktalar nereler burada? Birincisi şu 4'e odaklan. Şu 9'a odaklan. Sonra şu 10'u al
ve yanına oradaki 9'u ve ikinci 10'u al, olsun sana 20. Roma rakamları arkadaşlar, lütfen çok dikkatli çalışın. Peki bugün ne öğrendik? Neden tarih öğrenmeliyiz? Tarih çağları ayrılması, ilk takvimler, ortaya çıkışlarını etkileyen nedenler falan, yüzyıl kavramı, Roma rakamları gibi konuları öğrendik arkadaşlar. Şimdi birkaç soruyla dersimizi noktalayacağız. Şimdi bu bilgiye göre kullanılan takvimler ile aşağıdakilerden hangisi arasında bağlantı kurulabilir? Güneş'in dayalı takvimi, ilk takvimi kullanılan toplum olan Mısırlar bir yılı 3 mevsime taşma, tohum atma, biçme şeklinde adlandırmış. 12 hayvanlı Türk takvimi var değil mi? Onlar da kullanan Türkler her yıla bir hayvan adını vermiş. Neden? Bakın bunlar hayvancılıkla uğraştığı için 12 hayvanlı Türk takvimi. Bunlar tarımla uğraştığı için taşma, tohum atma, biçme şeklinde mevsimleri bölmüşler. O zaman bu neyle geliyor? Uğraş alanlarıyla ilgili bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Tarımla uğraşıyoruz, hayvancılıkla, ticarette vesaire gibi. Ticari faaliyet yetmiyor. Burada yok. Uğraş alanı da ticari faaliyet ama paragrafta anlatılıyor. Kültürel gelişmişlik. Takvimin varlığı kültürel çalışmanın yapıldığını gösteriyor ama kültürel gelişmeye göre takvim yapıldığını göstermiyor. Sanat faaliyetleri değil, dinsel inanış yok burada arkadaşlar. Peki bir soru daha çözelim. Bir olgunun tarihin konusu olabilmesi için etkilerin geniş alanlarda görülmesi ve uzun süre devam etmesi gerekir diyor. Şimdi buna göre hangisi bir olgudur diye soruyor. Hani olay neydi? Kısa süreli gelişme. Olgu neydi? Uzun zaman diliminde gerçekleşen. O zaman Köseda Savaşı, İstanbul'un fethi, Akabe Biatı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı net tarihleri olanlar. Ama Türklerin İslamlaşması ne kadar uzun süreli bir gelişme olduğu için buna da olgu diyebiliriz. Son bir soruyla dersimizi noktalayalım tabii ki. Örnek sorumuzdan önce, ödüllü sorumuzdan önceki son sorumuz. Aşağıda verilen tarih türüyle ilgili olduğu alan eşleştirmelerinin hangisi yanlıştır? Tarih türü ilgili olduğu alan eşleştirmelerinin hangisi yanlış? Bilim tarihi konu değil mi? Bilim. Anadolu zaman mı? Hayır. Mekan arkadaşlar. Orta çağ zamana göre. Türk tarihi konu, Türkleri inceliyor. Avrupa mekan, yer değil mi? O zaman cevabımız B olacak. Evet, şimdi ilk dersimizin ödüllü sorusunu çözelim arkadaşlar. Şimdi milattan önce 3000'li yıllara ait Mezopotamya'daki Sus, bakın milattan önce 3000 yıllara ait Mezopotamya'daki Sus adlı kültür bölgesinde yapılan kazılar sonunda bulunmuş, kazılar yapmışlar, arkeoloji var. Taranmış üçgen, taranmış baklava dilimli motifler ve çizgiler içeren seramik çanaklara, motifler içeren seramik çanaklara ve benzerlerini Orta Asya'daki Aşgabat yakınlarındaki Anav yöresinde de rastlanmış. Mezopotamya'da milattan önce 3000'lerde bir kazı bölgesinde çanaklara rastlıyorum. Üzerinde süsler var. Benzerlerine de Aşgabat yakınlarında ama ondan sonraki tarihlerde ya da önceki tarihlerde kesin olarak belli değil. Çünkü milattan önce 7000'de 1000 arası. Bu bilgiye dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? A. İnsanlar seramiği ihtiyaçlarını karşılamaya kullanmıştır. Evet doğru, çünkü ne yapmış? Çanak değil mi? Seramikten çanak yapmış. Çanak günümüzde süs eşyası olabilir ama o tarihlerde ihtiyaçlar için su koyacak, çorba koyacak. Orta Asya, Mezopotamya eski ve köklü kültür bölgeler arasında yer alır. Evet, milattan önce 3000 demiş, dikkat edin. Milattan önce 7000'ler demiş. Demek ki bayağı eski kültür bölgeleri bunlar. Buluntular insanlık tarihiyle ilgili bilgilere ulaşılmasını sağlamış. Evet, insanların yaptıklarını anlatıyorsa bu insanlık tarihiyle ilgili. Seramik sanatı farklı yerleşim yerlerinde aynı zamanda başlamış. Hayır kardeşim, aynı zamanda değil. Yani aynı zamanda başlamış dediğine göre aynı tarih vermesi lazım. Birisi milattan önce 3000'li yıllarda diyor. Birisi 7000'li 1000'li yıllarda. E peki 7000 1000'li yıllara ait ama belki 4000'de, belki işte efendim 1500'de. Yani 3000'le denk değil arkadaşlar. Aynı zamanda dediği için yanlış. Zamanda. Aman buna dikkat, çok fazla zaman üzerinden tuzak kuruluyor. İnsanlar gereksinimler, benzer araç gereçler. Evet, ikisi de çanak yapmışsa gereksinimler, benzer araç gereçler yapılmasına neden olmaktadır. Umarım doğru yapmışsınızdır arkadaşlar. Ve ikinci dersimiz, yani bu dersimizin ödüllü sorusu arkadaşlar, takvimlerle ilgili bir soru. Dikkatlice bakın arkadaşlar, daha önce de söylediğimiz gibi bu tip sorularda bir püf noktası mutlaka olabiliyor. Bunu görün, burada da çok güzel bir püf noktası var. Bir dahaki dersimizde
görmüş olmanız dileğiyle diyorum. Evet arkadaşlar, konularımıza baktığımız zaman takvimler dedik, son konumuz. Çok önemli, çok sorular geliyor Türklerin kullandığı takvimler. Ondan öncesine baktığımız zaman işte tarihi süreçte çağların ayrışması üzerinde durduk. Ve tabii ki neden tarih başlığını değerlendirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne işleyeceğiz? Dünyanın şeklini öğrendik. Artık bugünkü dersimizde dünyanın hareketleri ve sonuçlarından bahsedeceğiz. Peki bizim bugün işleyeceğimiz konunun içerisinde neler var? Gelin hep birlikte göz atalım. Şimdi ünite içeriğimize baktığımızda hemen şöyle ikinci sayfayı alıyorum. Dünyanın iki tane hareketinden bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi dünyanın eksen hareketi, yani kendi etrafında yapmış olduğu 24 saatte gerçekleştirilen dünyanın günlük hareketidir arkadaşlar, tamam mı? Şimdi burada o zaman şunu unutmayalım. Günlük hareketi çok fazla biz kullanmayacağız kelime anlamında. Daha yoğun ölçekte kullanacağımız nedir derseniz günlük harekettir. Bir de ne var? Dünyanın eksen eğikliği var. Yani 365 gün 6 saatte yapmış olduğu hareket ve biz bu harekete de yıllık hareket diyeceğiz diyebiliriz. Şimdi peki bu dersimiz bittiğinde hem gün içerisinde hem de yıl içerisinde bizim başımıza gelen durumların hangisinin sebep olduğu ya da hangisinin bu duruma neden olduğuyla ilgili bilgileri öğreneceksiniz. Yani yaz ve kış dediğimizde şunu diyeceksin. Aa evet, bu dünyanın eksen eğikliğine bağlı olarak meydana gelen bir durum. Şunu da diyebilirsin. Bir gün içerisinde gölgenin yönündeki değişimi gördüğünde evet gölgem sabah batıyı gösteriyordu ama akşamda bu sefer gölgem nereyi gösteriyor? Doğu tarafını gösteriyor diyebileceksiniz. Dersimiz bitti. Ders bittikten sonra ne yapman gerekiyor? Ödevlerini güzel güzel yapman gerekiyor. Hemen 0'dan 9'a o konu özetli soru bankası kitabını açıyorsun. 20 ile 34. sayfa aralığını güzel güzel çözüyorsun. Dinamo soru bankasında açıyorsun. Burada da 23 ile 35 sayfa aralığını da güzelce çözüp bitirmiş oluyorsun. O zaman hadi bakalım dünyanın eksen, yani dünyanın günlük hareketi. Şimdi arkadaşlar dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu 24 saatte tamamlıyor. Burada önemli olan unsur şudur. Hemen şöyle Google Earth'ı açtığımızda bunu da şöyle biraz uzaklaştırmamız gerekirse. Şimdi dünyayı görüyorsunuz. Dünyanın dönmesi lazım. Dünya nasıl dönebilir? Mesela buradan böyle dönebilir. Tamam. Bir de buradan böyle dönebilir. O zaman dünya iki kısımda dönmesi gerekiyorsa bu hangi yönde olacaktır derseniz dünya kendi ekseni etrafında bir tam turunu batıdan doğuya doğru olacak şekilde tamamlıyor. Bak tekrar söylüyorum. Dünya kendi ekseni etrafındaki bir tam turunu kutup noktalarından geçtiği varsayılan bir eksen var. Biz bu eksene de yer ekseni diyoruz. Bu eksen etrafında batıdan doğuya doğru olacak şekilde 24 saatte tamamlıyor. Ve biz bu 24 saatlik süreye bir gün yapılan bu harekete günlük hareket, yani kendi ekseni etrafında döndüğü için de eksen hareketi diyoruz. O zaman burada öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Dünya hangi yönde dönüyor dedik? Batıdan doğuya doğru dönüyor dedik ve özellikle batıdan doğuya doğru dönmesinin bir takım sonuçları var. Nelerdir bunlar dersek? Bak şimdi gene şuradan Google Earth'ı açtık. Şurayı görüyor musun? Hemen şöyle Türkiye'ye de biraz yaklaşmamız gerekirse. Şu kısımda Türkiye'yi görebilmektesiniz. Hemen şöyle doğusuna doğru gittiğimizde şurada da Hindistan'ı görüyorsunuz. Şimdi batı dediğimiz kısım bu noktada sol taraf. Doğu dediğimiz kısım da bu noktada sağ taraf. O zaman dünya buradan böyle dönüyorsa, buradan böyle dönmeye başladı. İlk etapta güneşi kim görecek bir bakalım. Dönmeye başladı. Batıdan doğuya doğru döndü. Dönme devam ediyor. Dönme devam ediyor. Ve ilk karşımıza kim geldi? İlk karşımıza Hindistan geldi. Şimdi Hindistan bize göre daha doğuda mı? Daha doğuda. O zaman doğu dediğimiz kısım güneşi daha erken görüyor mu? Hindistan güneşi gördükten sonra kim güneşi görüyor? Türkiye güneşi görüyor. O zaman burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Şunu diyeceğiz. Doğuda yerel saat daima batıya göre ileridir. Doğuda yerel saat
ileri diyorum. Batıda ise yerel saat daha geridir diyebiliriz. Bunun temel sebebi, yani doğu dediğimiz kısımda yerel saatin ileri, batı dediğimiz kısımda yerel saatin geri olmasının temel sebebi dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesiyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. E şimdi doğu dedik, batı dedik. O zaman coğrafi yönlerin oluşması da gene burayla ilgili bir durumdur. Şimdi şuna dikkat edin. Gölge yönü dediğimiz kısım, dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için ilk gölgemiz batıyı, daha sonraki süreçte ise gölgemiz doğuyu gösterecektir. Yani bunu da şurada şöyle göstermem gerekirse, yatay düzleme mesela bir tane şöyle ağaç çizelim. Şimdi burada ne olacak? Burada güneş sabah böyle geldi ve gölgemiz nereyi gösterdi? Batı kısmını gösterdi. Daha sonra güneş ufuk düzleminde gelebileceği en tepe noktasına gelecektir. Daha sonra güneş ufuk düzleminde tekrar alçalacaktır. Bu sefer de gölgen nereyi gösterdi? Doğuyu gösterdi. Gölgemiz ne yaptı? Batıdan doğuya doğru hareket etti. O zaman gölge yönü şöyle şuraya diyorum ki batıdan doğuya doğru, doğuya doğru yer değiştirir. Ve aydınlama çizgisine bakalım. Hemen şöyle gene Google Earth'ı açıyoruz. Burada aydınlama çizgisini biraz daha şöyle uzaklaştırırsak, bak şurayı görüyor musunuz? Aydınlama çizgisi gece ile gündüzü ayıran sınırdır sevgili arkadaşlar. Ve bu çizgi ne yapıyor? Batıdan doğuya doğru döndüğümüz için aydınlama çizgisi, bak, batıya doğru gitti. Bak şimdi Hindistan'a dikkat et. Hindistan'a geldi ve Hindistan artık gece o yaşamaya başladı. Yani sabahtan o akşam vaktine geçti ve devamında bu aydınlanma çizgisi Türkiye'ye doğru gelecek. Türkiye şurada, tam şu kısımda ve o zaman burada aydınlanma çizgisi nereye doğru hareket etti? Batıya doğru hareket etti. Doğudan batıya gider. Burada önemli ifadelerden bir tanesi ve ezberlemeniz, bilmeniz gereken ifadelerden en önemlisidir diyebiliriz. Okyanus akıntılarında halkalanmalar yaşanır. Bu birincisi ve sürekli rüzgarlar kuzey yarım kürede gidiş yönünün, yani böyle giderken sağa doğru sapıyor ve güney yarım kürede ise sola doğru bu rüzgarlar sapacaktır diyebiliriz. Bak, bizim buradaki söylediklerimiz eksen hareketinin sonucu değil, dünyanın batıdan doğuya doğru dönmesinin sonucudur diyebiliriz. Peki dünya böyle batıdan doğuya doğru değil de doğudan batıya doğru dönmüş olsaydı o zaman ne olacaktı? Bak şimdi, batıdan doğuya doğru dünyayı böyle döndürdük ama bu sefer tam tersi dönerse dünya. Bak, tam tersi dönüyor. Bu sefer ilk güneşi kim gördü? İlk güneşi Türkiye gördü. O zaman Türkiye bu noktada daha doğuda olurdu. Hindistan da bu noktada daha batıda olurdu. Durum tam tersi yaşanırdı diyebiliriz. Tamam mı? Şimdi eksen hareketi dediğimiz hareket 24 saatte tamamlanmıyor mu? 24 saatte tamamlanıyor. Ve biz bu 24 saate ne diyoruz? 24 saate bir gün diyoruz. Ve bizim bir gün içerisinde başımıza gelen durumların temel sorumlusu işte bu. Bak tekrar söylüyorum. Bizim bir gün içerisinde yaşadığımız değişikliklerin temel sorumlusu kimdir dersek ahanda burası. O zaman burada biraz uyanık olacağız. Beyni de biraz ekonomik kullanacağız. Nasıl? Bize eksen hareketinin sonuçlarıyla ilgili bir cümle verdiğinde, şöyle bir cümle verdi. Bak, cümlenin içerisinde sen gün içinde dediğimiz iki kelimeyi bulacaksın. Ya da cümlenin içerisinde sen günlük dediğimiz kelimeyi bulacaksın ve burada cümleyi bitirecek. Eğer ki sana verilen bir cümlede gün içinde ya da günlük kelimeleri var ise eksen hareketinin sonucudur yahu. O yüzden beyni ekonomik kullan. Nasıl? Bir gün içerisinde sabah güneş ışınları eğik açıyla, öğlen güneş ışınları daha dik ve gelebileceği en dik açıyla, akşam ise güneş ışınları daha eğik açıyla geliyor. O zaman bir gün içerisinde güneş ışınlarının yere düşme açısı farklılaştı mı? Hemen birinci cümleye bak. Güneş ışınlarının geliş açısı diyor. Cümleye başladı mı? Başladı. Ne dedi burada? Gün içerisinde. Yapıştır geç eksen hareketi diye, değişir dedi. Peki güneş ışınlarının yere düşme açısı bir gün içerisinde böyle farklılık gösterir. Bak burada bir tane insan var ve bu insanın ne olmuş? Gölgesinin boyu farklılık göstermiş. Sabah gölgemin boyu daha uzun, öğlen gölgemin boyu daha kısa ve akşam gölgemin boyu daha uzundur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu noktada gölgemizin boyu da böyle yön değiştirdi ve aynı zamanda gölgenin yönü de değişti. Nasıl? Sabah gölgem batıyı gösteriyordu. Akşam ise gölgem doğuyu gösteriyordu. O zaman gölge boyu ve yönü
Ne zaman değişti? Gün içerisinde değişti. Ve şunu unutmayalım. Sabahki sıcaklık değerleri ile akşamki sıcaklık değerleri ya da öğlenki sıcaklık değerleri bir mi? Mesela sabah okula gidiyorsun. Dışarıya bir çıktın buz gibi. Üstünde de ince kısa kollu bir elbise var. Ondan sonra dersin ki ulan keşke daha kalın bir elbise alsaydım. Bir gün sonra çıktığında kalın elbiseyle sabah güzel güzel gidersin. Bu sefer de öğlen dersin ki ulan şunu aldık vallahi piştik ya dersin, tamam mı? O zaman bir gün içerisinde ne yapıyor? Değişiyor. Neyi değişiyor? Sıcaklık değişiyor. Bak gene gün içerisinde ifadesini gördün. E şimdi gün içerisinde sıcaklık değişirse ister istemez gün içerisinde basınç da değişecektir. Günlük sıcaklık ve günlük basınç farkları meydana gelir diyebiliriz. Ve herhangi bir yerde meydana gelen günlük sıcaklık farkları kayaçların fiziksel yollardan ufalanmasına yani parçalanmasına neden olur. Peki bu fiziksel parçalanma şuradaki görmüş olduğunuz kayacın dış görünüşünün değişip parçalanması, ufalanması işlemidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada önemli ifadelerden bir tanesi şu: daimi dinamik basınç kuşaklarının oluşması. Şimdi biz basıncı dünya ölçeğinde sürekli dediğimizde ikiye ayıracağız. Bunlardan bir tanesi termik basınç kuşakları ki bunu geçen hafta söylemiştik. Bu basınç kuşakları dünyanın şekline bağlı olarak meydana gelen basınçlardı. Ekvatorda termik alçak basınç, kutuplarda termik yüksek basınçtı. Bu basınçları oluşturan sıcaklıktır. Ama dinamik basınç kuşaklarını oluşturan dünyanın eksen hareketidir. Ve unutmayalım, 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşakları, 60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşakları meydana gelmektedir. Tekrar söylüyorum, 30 derece enleminde dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı, 60 derece enleminde ise dinamik kökenli alçak basınç kuşağı. Ve şunu da unutma, bu dinamik yüksek basınç kuşağı o alanda yağış azlığına sebebiyet veriyor ve 30 derece enlemleri çevresinde çöl iklimlerinin görülmesine neden oluyor diyebiliriz. Mesela nasıl? Şurayı görüyor musunuz şurayı? Şurası Afrika'nın arkadaşlar kuzey kısmı ve bu alan 30 derece dinamik yüksek basınç kuşağı. Burada kim var? Burada Sahra Çölü var arkadaşlarım ve bu Sahra Çölü'nün oluşmasının temel sebebi o daimi dinamik yüksek basınç kuşağı. Yan kısmında Arabistan çölleri var. Gene bunlar da 30 derece dinamik yüksek basınç çölleridir. Hemen şöyle güney yarımkürede Avustralya'ya geliyorum, tanıştırayım sizi. Burada da o çölün oluşmasının temel sebebi dinamik kökenli yüksek basınç kuşağı. Avustralya'nın şu iç kısmı ile batı kısmında geniş Victoria Gibson Simpson çölleri var. Bunlar 30 derece dinamik yüksek basınç çölleri olarak karşımıza çıkmakta. O zaman şunu bileceğiz: eksen hareketi dünyada çöl ikliminin oluşmasına neden olmuştur diyebiliriz. Şimdi tekrar Google Earth'ı açıyorum ve şöyle baktığımda dünyanın tamamı aydınlık değil. Bir yarısı aydınlık, bir yarısı karanlık. Dünyanın bir yarısının aydınlık, bir yarısının karanlık olmasının temel sebebi şeklidir. Ama aydınlık ve karanlık yerler sürekli olarak yer değiştiriyor mu? Şu anda bizim bu kısmımız aydınlıkta iken dünyanın eksen hareketine bağlı olarak belirli bir süre sonra karanlığa geçecek mi? Yani gece ve gündüz sürekli olarak burada böyle bir döngü halinde devam edip duruyor mu? Duruyor diyebiliriz. Bak, aydınlanma çizgisi şurada ya. Bu çizginin oluşması dünyanın şeklidir. Yani dünya şuradaki gibi dönmemiş olsaydı aydınlanma çizgisi buradan hep böyle geçecekti. Hiç hareket etmeyecekti. Ama aydınlanma çizgisi yer değiştiriyorsa dünyanın ne yapması lazım? Böyle dönmesi lazım. O zaman aydınlanma çizgisinin de batıya doğru gitmesi gene dünyanın dönüş yönüyle ilgili bir durumdur. Biraz önce günlük sıcaklık farkları dedik ya arkadaşlar. Günlük sıcaklık farkları kayaçları buradaki gibi fiziksel yollarla ufaladı. Peki buradaki günlük basınç farkları neye sebebiyet verdi dersek, bir gün içerisinde yön değiştiren rüzgarlara. Biz bu rüzgarlara Meltem rüzgarları diyeceğiz. Yazın ne yaptın? Denize gittin değil mi? Denize girdin, yüzdün, ondan sonra şezlonga uzandın. Her gün okursun ya, eline aldın bir tane kitap, okumaya başladın. Denizden böyle o püfür püfür bir rüzgar gelir. İşte gündüz denizden karaya doğru esen bu rüzgara biz deniz meltemi diyeceğiz. Ve gece denize girdiğinizde denizin karaya göre daha ılık olduğunu gözlemlemişsinizdir. Hatta dışarıdakilere böyle artistik yaparsın. Gelin la gelin, vallahi burası çok sıcak dersin. Bu sefer
genelde karadan denize doğru bir rüzgar gelir. Ben buna da kara meltemi diyorum. Peki meltem rüzgarı neden günlük hareket, yani eksen hareketinin sonucu? Çünkü gece ile gündüz arasında bu rüzgar yön değiştirdi mi? Gece gündüz dediğin kısım gün içerisinde yaşanan dönemler mi? Gün içinde ise yapıştır eksen hareketine. Ve bir diğer durum, doğuda güneş erken doğup erken batıyorsa doğuda yerel saat batıya göre daha ileridir. O zaman yerel saat farklarının da meydana gelmesi eksen hareketiyle ilgilidir. Burada iki tane merkezimiz var. K ve L merkezi. L'ye baktığım zaman K'ya göre o daha batıda mı doğuda mı dersek, L merkezi daha batıda, K merkezi ise daha doğuda. Şimdi nasıl olur hocam diyenler var gibi. Bak burada saat ver ya, saat ver. Güneş şöyle tam tepede olsaydı saatim 12 olacaktı. Tam tepede mi? Değil. O zaman burada saat 11 gibi bir şey. Şimdi burada da güneş tam tepede olsaydı saat 12 gibi 12 olacaktı. 12 gibi demeyelim de 12 olacaktı. Ama burada 12 değil. Tahmini olarak yazıyorum. Salladım tamamen. 9. Hangisinde saat daha ileride? 11. O zaman K merkezi daha doğudadır. L merkezi ise daha batıdadır. Güneş aşağıda diye, burası daha doğuda diye bir şey düşünmeyin. Yahu ne dedik size? Batıda yerel saat geri, doğuda yerel saat daha ileridir diyoruz. Şimdi dünya dönüyor. Dönmeye başladığında ne oluyor dersek? Buraya geldim. Burada şöyle size cetvellerle birlikte güzel şeyler de göstermeye çalışacağım. Hemen şuradan şöyle enlem boylam çizgilerini açıyorum. Dünya haritamız, yani Google Earth'ümüz üzerinde sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın şuna dikkat edin. Şimdi dünya ne dedik? Batıdan doğuya doğru dönüyor. Şimdi burada dünyayı şöyle döndürmeye başladım. Şurada ekvator yazısını görüyor musun? Biraz daha yakınlaşayım. Üst kısma doğru geldiğimizde de 50 derece, 40 derece, 30 derece ya da alt kısımda 10, 20, 30 derece, bunlar da enlem dereceleridir. Şimdi ben burada şöyle dünyayı döndürmek istesem. Şöyle dünyayı döndürüyorum. Döndürdüğümde nerede daha hızlı bir hareket var derseniz, tabii ki de ekvatorda daha hızlı bir hareket olacak. Neden? Çünkü ekvatorda kat edilmesi gereken yol 24 saat süre içerisinde çok daha uzun. Ama şöyle kutba geldiğimde, bak kutuptaki kat edeceğim o paralel derecesinin, dairesinin o uzunluğunu görüyor musunuz şurayı? Şurayı gördüğünüz zaman burası daha kısa. O zaman burada daha yavaş bir hareket var. Ama bunun o paralel derecesinin uzunluğu daha fazla olduğu için ekvatorda, orada daha hızlı döneceğiz. O zaman burada ne demek istiyoruz? Dünyanın dönüşünden kaynaklanan çizgisel hız. Birim zamanda alınan yoldur bu ve ekvatordan kuzey kutup noktasına, güney kutup noktasına doğru gidildikçe azalır. Şunu unutmayalım. Çizgisel hızın oluşması eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Ama çizgisel hızın her yerde aynı olmaması dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Bazen soru ifadelerinde bu bizim karşımıza gelecek. Diyecek ki çizgisel hızın oluşması, evet dünya dönecek ki çizgisel hızın oluşsun. Ama çizgisel hız her yerde aynı değil diyorsa, o zaman da şunu bilmen lazım. Dünyanın şeklinden dolayı o paralellerin çevre uzunlukları kutuplara doğru gidildiği için bizim burada çizgisel hızımız da her yerde aynı değil. Bak ekvatorda 1670 kilometre, 30 derece enleminde 1450 kilometre, 60 derece enleminde de 840 kilometre olarak karşımıza çıkmakta diyebiliriz. Açısal hız ise dünya kendi ekseni etrafında dönmesi sırasında birim zamanda aldığı yolun açı cinsinden değeridir ve bu 4 dakikalık süreçte 1 derecelik açı kat eder ve unutmayalım, açısal hız arkadaşlarım her yerde sabittir diyebiliyoruz, tamam mı? Tekrar söylüyorum, çizgisel hız kutuplara doğru azaldığı için açısal hızımız da her yerde sabit olmuş oldu. Dünya üzerindeki bir merkezi düşünün. Güneşin karşısından geçme hızı 2 katına çıkmış olsaydı, o zaman yaşanan bir gün 24 saat değil 12 saat olurdu. Ardışık birer derecelik boylamlar arasındaki zaman farkı 4 dakikadır. Bu 2 dakikaya düşecekti. Aynı zamanda hızımız arttığı için akıntı ve rüzgarların sapma şiddeti artardı diyebiliriz. Sıcaklık farkı, basınç farkı ve meltem rüzgarlarının şiddeti de azalırdı. Neden? Çünkü bu sefer 12 saat gündüz yaşıyoruz ya. Gündüz daha az ısınacağız, gecede daha az soğuyacağız. O zaman sıcaklık farkımız azalacaktı. Fiziksel çözülmemizin şiddeti de azalırdı. Alacakaranlık gruptan süresi azalırdı ya da uzardı diyebiliriz. Çünkü bu sefer ne yapıyoruz? Daha kısa bir şekilde hareket ediyoruz. Merkez kaç, Coriolis kuvvetin şiddeti de artardı diyebiliriz. Şunu unutmayalım. Çizgisel hızın meydana gelmesi dünyanın eksen hareketinin sonucunda yaşanır. Yani
eksen hareketi, dünya dönmeseydi bir hızdan bahsedemezdik. Bak şuraya da dikkat edin. Şu 40 derece paralelinin 24 saatte kat etmesi gereken yol bu kadarken, ekvatorun 24 saatte kat etmesi gereken yol bu kadar. Hangisinde yol daha uzun? Ekvatorda. O zaman burada daha hızlı bir şekilde hareket edeceğiz. Burada ise daha yavaş bir şekilde hareket edeceğiz. O zaman çizgisel hız ekvatordan kutuplara doğru azalıyorsa bu da dünyanın şekliyle ilgili bir durumdur. Allah'ını seven bunu unutmasın. Şimdi günlük hareket 24 saat dedik, bunu tamamladık. Geldik dünyanın eksen eğikliği ve yıllık hareket. Dünya kendi etrafında böyle dönerken bir yandan da güneş etrafında dönüyor ve güneş etrafındaki şöyle bir tam turunu 365 gün 6 saatte tamamlıyor ve biz bu harekete bir yıl 365 gün olmasından yola çıkarak yıllık hareket diyeceğiz. Ve buradaki 6 saati de 4 yılda bir ne yapıyoruz? Şubat'a bir gün olarak izliyoruz. Şimdi dünya güneş etrafında döndüğünde bir tam turunu tamamladığında bir yörüngede hareketini gerçekleştiriyor. Bu yörüngeye biz elips yörünge diyeceğiz. Bak eksen hareketini anlatırken ne dedik? Orada dünya batıdan doğuya doğru dönüyor dedik ve bunun bir takım sonuçları var dedik. Ama burada ne diyeceğiz? Burada dünya kendi etrafıyla birlikte güneş etrafındaki bir tam turunu elips yörüngede tamamlıyor ya. Oradaki yörüngemizin ne gibi sonuçları var? Onlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Gelin şöyle dünyanın yörüngesinin elips olmasının temel sebebin ya da bunun sonuçları nelerdir ondan bahsedelim. Şimdi dikkat ederseniz güneş burada ve dünya böyle bir tam turunu tamamladığında ne oluyor? Güneşe olan mesafemiz yıl içerisinde değişiyor. Şunu unutmayalım. 3 Ocak tarihi dünyanın güneşe en yakın olduğu tarih. Beri gel lan buraya, beri gel deriz ya, gün beri tarihidir. 4 Temmuz tarihi dünyanın güneşten en uzak olduğu tarih. Öte git lan deriz ya, gün öte tarihi. O zaman gün beri ve gün öte tarihlerinin oluşması neyle ilgili? Elips yörünge ile ilgilidir. Bak bunu unutmayalım, tamam mı? Bu önemlidir. Peki bu dünyanın yıl içerisinde güneşe olan mesafesinin değişmesi neyi etkiliyor dersek yörüngedeki hızımızı etkiliyor. Dünyanın güneşe o yakın olduğu dönemde çekim kuvvetine bağlı olarak yörüngede daha hızlı bir şekilde hareket ediyoruz. Uzak olduğu dönemde ise yörüngede daha yavaş bir şekilde hareket etmekteyiz sevgili arkadaşlar. O zaman mesafemiz değişti, elips yörünge. Hızımız değişti, elips yörünge. Bazen burada şunu şöyle söylüyorlar. Diyorlar ki burada yörüngede hızlıyız. Şubat ayı 28 gün sürer. Böyle bir ifade burayla ilgili değil arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Peki sizin araştırıp bulmanızı istiyorum. Şubat ayı neden 28 gün sürüyor? Cevaplar, yorumlar kısmına da bekliyorum. Gerçekten çok enteresan bir hikayesi var. Hadi bakalım devam edelim. Yörüngede yavaş olmamız neyi etkiledi? Şunu etkiledi. 4 tane mevsim başlangıç tarihi var. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül. Farklılık var mı? Dur bir düşün. Var mı farklılık? Var tabii ki de yahu. 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran demiş. Ne demiş buraya? 23 Eylül demiş. Yörüngede burada yavaş olmamız Eylül ekinoksunun artı 2 gün gecikmeyle yaşanmasına neden olmuştur. Ve bu yarım kürelerde mevsim sürelerinin farklı olmasına neden olur arkadaşlar. Bak bunu da unutmayalım. Bana yarım kürelerde kuzey yarım küre yaz mevsimini güney yarım küreye göre daha uzun yaşıyor derse ne diyeceksin? Elips yörünge, hızımız fazla, hızımız az. Bundan dolayı böyle bir durum var. Peki bu eksen eğikliği dediğimiz durum nedir? Yani yıl içerisinde başımıza ne geliyorsa aha da sorumlusu bu. Nedir sorumlusu? Yer yuvarlağının eğikliği, eksen eğikliği. Ekvator ile yörünge düzlemi arasında 23 derece 27 dakika bir eğiklik vardır. Bak şurada şöyle ekvatoru görebilmektesiniz. Bu ekvator düzlemidir. Şöyle elips yörüngeyi de görebilmektesiniz. Elips yörünge işte şu aradaki açı var ya, aradaki açı. 23 derece 27 dakika. Tam da buradaki açı. Bak şunu da unutma. Hemen şöyle silgimi alayım. Bunu biraz daha güzel göstereyim size. Dünyanın bir kutuptan diğer kutba geçtiği varsayılan bir eksen var.
ve biz bu eksene yer ekseni diyoruz. Dünyayı iki eşit parçaya ayıran bir düzlem var ve biz bu düzleme ekvator düzlemi diyoruz. Ve dikkat edersen azıcık geometri bilgin varsa ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında şurada 90 derecelik bir açı var. Dünya yörüngesi elips şeklindeydi ya, işte bu elips yörünge bu açıyı şöyle ikiye bölüyor. Şurada bir açımız mevcut. Devamında ise şöyle rengimi de değiştireyim. Burada da bir diğer açımız mevcut arkadaşlar. O zaman buradaki şu açı 23 derece 27 dakika. Diğer açıya geldiğimiz zaman ise buradaki açı ise 90'dan çıkarıyoruz. 90'dan çıkardığımızda 66 derece 33 dakikadır. İşte eksen eğikliği 23-27 diyoruz ya. Bu eğikliğin aslında Türkçe meali şu. Ekvator düzlemi ile yörünge ekliptik düzlem arasındaki açıdır sevgili arkadaşlar. Evet zor ama yapabileceğimiz bir şey yok. 23-27 diyorsa eksen eğikliği bitti gitti. Eğer ki ekvator düzlemi ile bu yörünge düzlemi yani ekliptik düzlem arasındaki açı 30 derece olsaydı 90'a tamamlayacağım için diğer açım da 60 derece olacaktı. İşte senin başına bir yıl içerisinde farklı durumlar meydana geliyor. Hepsinin sorumlusu bu arkadaştır diyebiliriz. Peki bu arkadaş bize neler yapıyor? Şimdi eksen hareketi 24 saatte, eksen eğikliği ya da yıllık hareket dediğimiz hareket 365 gün 6 saatte tamamlanıyor. Şimdi bu 365 güne ben bir yıl dedim mi? Bir yıl dedim. O zaman yıl içerisinde başıma gelen durumlar bunun sorumluluğundadır diyebiliriz. O zaman burada bize şöyle bir cümle verecek. Cümle içerisinde herhangi bir yerde ya yıl içinde kavramını kullanacak ya da neyi kullanacak? Yıllık kavramını kullanacak ve şöyle cümleyi bitirecek sevgili arkadaşlar. İşte bana ya bir yıl içinde ya iki yıllık diyorsa yapıştır eksen eğikliğine. Gün içinde günlük diyorsa eksen hareketine. Bak kelimelere dikkat et ha. Eksen hareketi eksen eğikliği diyoruz, tamam mı? O zaman güneş ışınlarının düşme açısı cümleye başladı. Hop. Yıl boyunca, yıl içinde değişir. Bunun dışında şunu unutmayalım. Güneş ışınları yıl içerisinde dönencelere bir kez dik açıyla gelir. Bunu bir sonraki dersimizde söyleyeceğiz. Dönenceler arasına iki kez dik açıyla gelir. Dönenceler dışında hiçbir yere güneş ışınları dik açıyla gelmez diyeceğiz, tamam mı? Yani şu dönence arasındaki kısma iki kez. Yengeç dönencesi dediğimiz 23-27 kuzey enlemine 21 Haziran. Oğlak dönencesi dediğimiz 23 derece 27 dakika güney enlemine ise 21 Aralık tarihinde dik açıyla geldi. Bakın dikkat ederseniz 40 derece kuzey enlemi demiş. Aralık ayında daha eğik açıyla, Haziran ayında daha dik açıyla geliyor. O zaman Aralık ayında sıcaklık daha düşük, soğuk. Haziran ayında sıcaklık daha yüksek, sıcak olacaktır. O zaman güneş ışınlarının yere düşme açısı yıl içerisinde değişiyorsa sıcaklık değerleri yıl içinde değişir. Gölge boyu yıl içerisinde değişir. Nasıl? Hemen şöyle bir tık geriye geldim. Mesela ekvator diyoruz. Haziran ayında gölgesi daha uzun. Mart ayında 21 Mart'ta gölge yok. Aralık tarihinde gölgesi daha uzundur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve gece gündüz süresi yıl boyunca değişir. Artık şunu daha fark ettiniz herhalde diye düşünüyorum. Yani düşünmek istiyorum diyeyim. Akşam hava yaz dönemine göre daha erken kararıyor. Daha erken kararıyorsa bu benim hem gündüz süremi hem de gece süremi değiştirir mi? E burada da ben ne yazmışım? Gece ve gündüz süreleri yıl boyunca değişir. E Aralık, Ocak, Şubat aylarına geldiğiniz zaman hava daha erken kararıyor. E Haziran, Temmuz, Ağustos aylarına geldiğiniz zaman hava daha geç kararıyor. O zaman böyle bir durum var ise bu o alandaki gece ve gündüz süresinin de yıl boyunca değiştiğini gösterir. Aynı zamanda Aralık, onun dışında Haziran, Mart, Eylül nedir bunlar? Mevsim başlangıç tarihleridir. 21 Mart, 21 Haziran, 21 Aralık, 23 Eylül mevsimler meydana gelmiştir ve şuna dikkat et, şuna dikkat et. Bak şöyle biraz geriledim, şuradan şöyle aldım. Eğer ki biraz yaklaşayım, Türkiye şu anda yaz mevsimini yaşıyor ya. Güney yarım küreye geldiğimizde güney yarım kürede kış mevsimini yaşayacak. O zaman şunu unutma. Aynı anda her iki yarım kürede farklı mevsimler yaşanır. Türkiye'de yaz mevsimi yaşanırken Avustralya'da kış mevsiminin yaşanmasına neden olan temel faktör
eksen eğikliğidir. Tamam mı? Bak bunu unutma. Mevsimlik sıcaklık ve basınç farkları oluşur ve önemli. Mevsimler arasındaki basınç farkları arkadaşlar neyi oluşturacaktır dersek muson rüzgarlarını oluşturacaktır. Muson rüzgarları yıl içinde yaz ve kış dönemi olmak üzere ikiye ayrılır. Hemen birinci harita üzerinde yaz musonunu, ikinci harita üzerinde ise kış musonunu görebilmektesiniz. Yaz musonu ne yapıyor? Hint Okyanusu'ndan Hint Yarımadası'na, kış musonu Hint Yarımadası'ndan Hint Okyanusu'na esiyor. E o zaman hangisi Hindistan'da bol miktarda yağış bırakır dersek tabii ki de yaz musonu. O zaman yaz musonunun bulunduğu yere şöyle bir yağış yağmur çizdik. Kış musonuna ise şöyle güneş çizdik. Zaten ileriki dönemlerde iklimi anlattığımızda, iklimle ilgili ifadelere baktığımızda muson iklimi yazı yağışlı, kışı kurak bir iklim diyeceğiz. Neden dediğimizde aha da işte bu mevsimler arasındaki kara ile deniz arasındaki basınç farkları ister istemez rüzgarın yönünü, bu da ister istemez yağışı etkileyecektir. Peki bu nasıl oluyor derseniz şöyle. Bak şu kısımda Hindistan'ı gördünüz. Durduruyorum. Tam şu kısım Hindistan. Yaz musonu ne yapıyor biliyor musunuz? Hint Okyanusu'ndan buradan böyle geliyor, geliyor Hint Yarımadası'na. Şurada ne var biliyor musun? Burada Himalaya dağları var. Burada dağlık bir sistem var. İşte buradan gelen bu nemli hava kütlesi Himalaya dağları boyunca yükselip güney, güneydoğu ve doğu Asya'ya bol miktarda yağış bırakıyor. İşte güney, güneydoğu ve doğu Asya'nın yaz döneminde bol miktarda yağış almasının temel sebebi aha da budur. Dağlık sistemde burada bol miktarda buralar yağış alıyor diyebiliriz. Aydınlanma çemberinin konumu yıl içinde değişir. Bak dikkat et. Aydınlanma çemberinin oluşması dünyanın şeklidir. Aydınlanma çemberinin batıya doğru hareket etmesi eksen hareketi yani günlük harekettir. Aydınlanma çemberinin yıl içinde kutup noktası ile kutup dairesi arasında böyle yer değiştirmesi nedir arkadaşlar? Eksen eğikliğidir. Bunu da unutmayalım. Matematik iklim kuşakları oluşmuştur ve bu kuşakların sınırlarını belirleyen bizim o eksen eğikliğinin açısal değerleridir. Bakın arkadaşlar şunu unutmayalım. Bu 23 derece 27 dakika ve 66 derece 33 enlemleri vardı ya. 23 derece 27 dakika enlemleri bizim dönencelerimizdir. Hemen şuraya şöyle dönence diye yazayım. 23 derece 27 dakika kuzey enlemi yengeç dönencesi olarak geçer. 23 derece 27 dakika güney enlemi ise oğlak dönencesi olarak geçer. 66 derece 33 dakika enlemleri ise kutup daireleri olarak geçer. Tekrar söylüyorum, 66 derece 33 dakika enlemleri ise kutup daireleri olarak geçer. 66 derece 33 dakika kuzey enlemi kuzey kutup dairesi, 66 derece 33 dakika enlemi ise güney kutup dairesi olarak geçer. Bak dönencenin kutup dairenin oluşması hangi enlem derecesinden geçeceğinin belirlenmesini eksen eğikliği ve matematik iklim kuşaklarının da hangi alanlar arasında olacağını belirleyen gene eksen eğikliğidir. Bak şunu unutma, dönence arasında kalan kısma ekvatoral kuşak, dönence ile kutup dairesi arasında kalan kısma orta kuşak, kutup dairesi ile kutup noktası arasında kalan kısma ise kutup kuşağı diyoruz. Ve dikkat ederseniz Türkiye nerede yer almakta? Orta kuşakta. O zaman şöyle cümleyi biraz daha açarsam Türkiye kuzey yarım kürede orta kuşakta yer alıyor. Dönenceleri güneş ışınları yılda bir kez, dönence arasına iki kez geliyordu. Dönence dışına hiçbir şekilde güneş ışınları dik açıyla gelmiyordu. O zaman Türkiye dönence dışında olduğu için güneş ışınları da hiçbir zaman dik açıyla gelmez diyebiliriz. Peki eksen eğikli demiş ki 30 derece olması durumunda ne olurdu demiş. Şimdi biraz burada düşünüyorum. Bak şöyle. Normal ben eksen eğikliğini yazayım. Eksen eğikliğimiz neydi? 23 derece 27 dakika enlemiydi. Aynı şekilde şuraya da şöyle yazayım. 23 derece 27 dakika enlemi. Şöyle geliyorum 90'dan çıkardığımızda 66 derece 33 dakika enlemi. Şuraya da geliyorum şöyle 66 derece 33 dakika enlemi. O zaman benim şu kuşağım neydi? Bu kuşağım benim ekvatoral kuşaktı. Şu kuşağım neydi benim? Şöyle farklı olarak göstereyim size şöyle güzel bir şekilde. Bu kuşağım orta kuşaktı. Şurası neydi peki? Burası da kutup kuşağı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Aynı şekilde şurası da gene kutup kuşağı olarak karşımıza çıkmaktaydı. Bana şimdi burada eksen eğikliği kaç derece olsun diyor? 30 derece olsun diyor. Yani o ekvator düzlemi ile
yörünge düzleme arasındaki o açı 30 derece, diğer açı o zaman ne olur? 60 derece olur. Hemen şöyle göstereyim. Bu 23-27'den değil, artık nereden geçiyor? 30 dereceden geçiyor. O zaman burada da güneyde nereden geçecek? 30 dereceden geçecek. Diğer açı 66 değil artık. Nereden geçiyor? 60'tan geçiyor. Aynı şekilde burada da gene 60'tan geçiyor diyebiliriz. Peki neler değişti? Şimdi bir öncekine geldiğimiz zaman, şuraya şöyle geliyorum. Bir geri sayfaya geldim. Benim bu ekvatoral kuşak dediğim dönenceler arası değil miydi? Ekvatoral kuşağım ne yaptı? Ekvatoral kuşağım genişledi. Hemen kutup kuşağı buradaydı. Kutup kuşağı da ne yaptı? Kutup kuşağı da genişledi. Ama orta kuşak ne yaptı? Orta kuşak daraldı. Eksen eğikliği böyle artarsa ekvatoral ve kutup kuşağı genişler, orta kuşak daralır diyebiliriz. Peki Türkiye'yi düşündüğümüzde, Türkiye bugünkünden yaz döneminde sıcak mı olurdu, soğuk mu olurdu derseniz. Bak normalde 23 derece 27 dakika enlemi, yani o yengeç dönencesine güneş ışınları 21 Haziran'da dik açıyla geliyor ya, artık ne olacak? Bu sefer 30 derece enlemine güneş ışınları dik açıyla gelecek. O zaman yazın daha sıcak olurduk. Ama kışın da daha soğuk olurduk ve o zaman burada ne dememiz gerekiyor? Bizim yıllık sıcaklık farklılıklarımız da artardı diyebiliriz. Tamam mı çocuklar? Şimdi geldik, olaylar hangisi? Gece gündüz arasında sıcaklık farklarının ortaya çıkması. Gece ile gündüz arasında bir günün içerisinde sıcaklık farkları ortaya çıkıyorsa bu dünyanın eksen hareketi ya da günlük harekettir diyebiliriz. Mevsimler, yaz, kış. Bak şunu da unutma. İlkbahar ve yazı, yani iki mevsimi yaşayabilmen için ne kadar süreye ihtiyacın var? En az, hani matematiksel anlamda, bunu coğrafi anlamda, 21 Haziran tarihinde biz yaz mevsimini yaşamaya başlıyor muyuz? Başlıyoruz. 20 Haziran tarihinde de hala ilkbaharda mısın? İlkbahardasın. O zaman en az iki güne ihtiyacın var mı? Var. İlkbahardan yaz mevsimine doğru geçtin. Bir günü geçtiyse o zaman eksen eğikli ve yıllık harekettir diyebiliriz. Eylül ekinoksunun iki gün gecikmesi. Gene bu eksen eğikli ile ilgilidir ve yörüngenin elips olmasıyla ilgili bir durumdur diyebiliriz. Gece ve gündüz sürelerinin değişmesi. Sen şimdi gece ve gündüz süresinin değiştiğini gözlemleyebilmen için neye ihtiyacın var? En az iki güne. Birinci gün not edeceksin, ikinci gün gene not edeceksin. O zaman yıllık harekettir diyebiliriz. Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesi. Dünyanın şekli diyorum. Mevsim sürelerinin değişmesi. Gene yıllık hareket, yörüngenin elips olması. Paralel uzunluklarının birbirine eşit olmaması. Kutba doğru gidildikçe kısalıyordu. Dünyanın şeklidir diyebiliriz. Meltem rüzgarları, gündüz deniz, gece kara meltemidir. Gece ve gündüz günlük harekettir diyebiliriz. Tamam mı? Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi. Tekrar söylüyorum bak, gece ve gündüzün birbirini takip etmesi günlük harekettir. Bak şurada da geri geldim. Mesela şurada Eylül ekinoksunun iki gün gecikmesi yörüngenin şekli. Onu da yukarıda gördüm, düzelteyim. Onun dışında mesela ne demiştik başka? Mevsim sürelerinin eşit olmaması gene yörüngenin elips olmasıyla ilgili bir durumdur. Yerel saat farklarının ortaya çıkması doğu ve batı anlamında dünyanın eksen hareketiyle ilgili bir durumdur. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe diyorsa dünyanın şekli, yapıştır geç. Ekvatordan kutba doğru gidiyorsun. Zaman vermiş mi? Vermemiş. Zaman vermediyse şunu unutmayacaksın. Dünyanın şekli. Zaman verdiyse ya günlük, gün içinde mi eksen hareketi, yıllık, yıl içinde mi eksen eğikliği. Sıcaklık değerlerinin mevsimden mevsime, yani yıl içerisinde değişmesi, o zaman yıllık hareket diyoruz. Sürekli rüzgarlar sapmaya uğruyordu. Dünya ne yapıyordu? Batıdan doğuya doğru dönüyordu. O zaman günlük hareketle ilgili bir durumdur. Yer çekiminin her yerde aynı olmaması dünyanın geoid şekliyle ilgili bir durumdu ve kanıttı değil mi? 4C, bunu unutma. Gölge boyunun yıl içinde demiş, artık uzatmayalım, yıllık hareket ve eksen eğikliği diye yapıştırıp geçelim sevgili arkadaşlar. Oh be, bitti. Vallahi benim için önemli, sizin için zor ama yapabileceğiniz güzel iki tane konuyu da bitirmiş olduk çok şükür. Bugün sizlerle birlikte eksen hareketinden bahsettik. Yani 24 saatte yapmış olduğumuz hareketten ve buradaki anahtar ifademiz gün içinde ya da günlüktü. Bunu unutmayın, tamam mı çocuklar? Ve eksen eğikliğinden, yani
365 gün 6 saatte yaptığımız hareketten ve buradaki ifadede de anahtar kelimelerimiz yıl içinde ve yıllık olarak karşımıza çıkmaktaydı sevgili arkadaşlar. Bak bu mantığı böyle anlarsanız sizin için çok çok rahat olur, haberiniz olsun diyelim. Ve geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Karşınızda günün ödüllü sorusu, cevapları mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Peki bir sonraki dersimizde biz neleri göreceğiz derseniz, o 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül, 21 Aralık vardı ya, onları, onların özelliklerini, dünyada neler yaşanıyor, Türkiye'de neler yaşanıyor, onlardan bahsedeceğiz diyelim. O zaman şunu da unutma, ödevler vermiştik ya, çözmeyi unutma. Haftaya bomba bir şekilde sizleri bekliyorum. Haydi görüşürüz.